Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba bütün sayın izleyiciler. Siz yavaş yavaş toplanırken bir de birbirimize merhaba diyelim. Ah, Yiğitcan! Ne oldu bir anda öyle? Ben gideyim de siz bir aranızda konuşun o zaman. Niye Can? Gitme. Bravo Cem. Niye? Orijinal üçlü ya işte şu anda. Kal ama sadece Doctor Who konuşalım. Ha okey, o zamanlar. Eski günlerdeki sevgilerdi. Ben Doctor Who biliyorum bir tek, başka bilmiyorum. Arkadaşlar bugün sevgili Yiğitcan'ın da katılımıyla gelecek olan Avengers Endgame adlı bir film var. Belki duymuşsunuzdur. O film için şöyle bir madem Marvel 22 filmlik bize bir süreç yaptı ve de ilk Iron Man filminden kendi görseli bir kendim getirdim. Gerçekten onu göstermezsen hangi Iron Man diyeceğiz yani. İlk Iron Man filminden bu yana bu Endgame çıkacak olan 22. MCU filmi. Ve de madem böyle bir İşte 10 küsür senelik bir süreci toparlama adıyla bir film yapıyorlar. Biz de şu 10 küsür yıllık süreci toparlayalım, konuşalım. MCU'nun bize kattığı şeyleri, Marvel çizgi romanlarını okumuş, okumamış işte kattıklarını konuşalım istedik. Karakter üzerinden gidip bugün şöyle bir işte 50 tane falan yaklaşık karakteri konuşacağız sizler için. Maşallah bize. İrili ufaklı o karakterler üzerinden biraz filmleri falan filan da konuşacağız. Fakat hepsini konuşmaya başlamadan önce sevgili Yiğitcan'cığım ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Boş böyle şöyle soruyorum bunu. Şu an mı? Çünkü böyle çok an... eldikçe sen böyle yanak ve ense olarak beliriveriyorsun. Şu an. Şu an Captain America ve Iron Man oyuncaklarını uygunsuz pozisyona sokmaya çalışıyordum. Sonra çok... Yaşımın aktivitesi olmadığını kapattım. Geri yerlerine koydum yani. Hayır, ne yaptın ki adamları bilgisayar başına böyle çalışkan moda mı sokuyordun hani? Yok, yaşının hayır. Aktivitesi olunca. Yok hayır, mesela bu benim bunu yapmam yaşımın aktivitesi değil mesela. Hatta ben şu daha boylarını düşünmüştüm. Çok komik. Yani şöyle daha... Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Hangisi yaşının aktivitesi olurdu biliyor musun? Onları el ele tutuşturmak. Tabii. Arkadaşlar bu programı yapma sebebimiz hepimiz kardeşiz diye bağlayayım ben de. Peki biz konuştuk biraz programlarda filan. Millet bizim şeyimizi biliyor abi. Senin şeyini en azından sırf bizim kanalı takip edenler pek bilmiyor diye tahmin ediyorum. Nasıl Endgame'e olan şeyin, beklentin, şu yürüyün, heyecanlı mısın yoksa Biden mı sen artık? Falan filan buyur. Ağza laf koymayayım sen anlat. Altıma sıçıyorum hype'tan. gerçekten fragmanları döndürüp bizi. Bu leak çıktı ya, sızıntı. İzledin mi? İzlemedim. Ha. Özetini okudum. Unuttum. Nasıl ya? Ya bırak. Aynen. Nasıl yapabildin ya? Unut. Unut. Bu arada chat'e yazan olursa banlayın. Tam yetkili modlar yani. Banlayın. Asla böyle bir şey olmayacak. Hiç acımayın, banlayın. Dün de yaptık bu uyarıyı. Bugün de yapıyoruz arkadaşlar. Yani... Çıkıncaya kadar, cumaya kadar en az yapacağız yani. Hatta birkaç gün daha bile sürer. Unuttum sen diyorsun. İyi etmişsin. Güzel. Yani o şeyden bu arada aşırı asıl yani spoiler olacak benim için filmi berbat edecek olan bilgi yok o ligde. ama birkaç tane hype anı vardı. Bir tanesini hatırlıyorum. O yüzden o yalan oldu artık benim için. ama onun dışında birkaç şey var. Bize söyleme abi, lütfen. Delireceğim. Hem merak şey ediyorum hem istemiyorum öğrenmek. Şimdi Yiğitcan hepsi mi sızmış? Yok. Hayır, hayır. İlk 8 dakikası mı? Hayır, ilk değil. İlk sonlara doğru bir bayağı aslında climax bir anın bir şey. Ne kadardı toplam? 9-10 dakika mı öyle bir şey? Peki bir şey söyleyeceğim. Benim anlamadığım nokta şu. Ben yanlış biliyorum. Yok, yani, duydum. Bu kadar spesifik sızdırma bilinçli yapılmış olabilir mi ya? Yani hype yaratmak adına mı? Ya abi, benim bildiğim kadarıyla zaten bu sızdırılma olmadan önce sadece bir hafta sonunda beklenen kişi 1 milyar dolardı Endgame için. Daha hype yaratmasınlar artık. Ne iş? Burnumuzu mu alacak yani? Al ulan al. Al evet yani. Yeter yani. Yani ya her şeyin 4 katı 5 katı falan bu arada bilet satıldı yani. Ya şu an şey kadar. Masada şey konuşuluyor. Avatar'ı geçecek mi geçmeyecek mi? Şeyi sormuyor bile kimse. Force Awakens'ı herhalde geçecek. Yani Infinity War herhalde geçecek. Acaba Avatar'ın 2.7'sini yani. Geçecek mi geçmeyecek mi? Vallahi yani Marvel'ın toplamı zaten Allah olmuştur da en azından son tabii. Filmde. Arkadaşlar başta büyük bir o zaman yani Endgame diye artık bunu söylemeye bitiyor. Hani bu çılgınlık. Bu çılgınlıktan sonra süper kahraman filmleri, çizgi roman filmleri ne olacak hepimiz göreceğiz. Yani bir sürü öngörü olduğunu, bir sürü plan olduğunu biliyorum ama şeyler biraz bir hava değişir gibi geliyor bana. Küçükken, çocukken onun bunun okuduğumuz, tükettiğimiz zaman dalga geçtiği çizgi romanların şimdi dünyanın en hasılatlı filmler olmuş olmasına içelim mi yoksa ne yapalım? Hadi içelim. O zaman. Vay be! Nostalji anı dedelerden. Evet, gerçekten de bugünlere gelindi. Ben bunları okurken
Ben bunlarla ilgilenirken bana da büyük ihtimalle size de işte kimi arkadaşlarım, ailem falan hep diyordu ki sen de hep bunları okuyorsun, çocuk mu kalacaksın, bunlar senin ne işine yarayacak falan diye. Şu anda herhalde bütün dünyada inanılmaz büyük bir endüstri ve herkes acaba bunlar daha ne kadar çocukça olabilir diye düşünmekte. Evet, yani ben bu arada hazır yeri gelmişken bütün bunları bize sağlayan ve Marvel Cinematic Universe'ın en büyük karakteri olan Kevin Feige'ye de bir teşekkürlerimizi gerçekten. Yani, dur ben o zaman şöyle yapayım abi. Yap sen bir yana. Dur yani ya. Müthiş bir şey adamı yaptı lan. Ben düşündükçe inanın yani şeyden başlayarak ilk Iron Man'in sonunda Nick Fury'nin çıkması kararından başlıyor hepsi. Yani tamam biz bir çıkaralım ne olur ne olmaz diye. Bravo bir çıkaralım ne olur ne olmaz diye gelmiş. Ondan sonra o ya bir çizgi roman, gerçekten çizgi roman okuru olduğunu buradan anlıyorsun. Çizgi romanlarda rap bunu yaptılar ya, bir yere easter egg koyarlar. Sonra easter egg'in üzerine yavaş yavaş donatırlar, büyütürler. Çünkü hani ilk başta o kadar planlamazsın. Ama o Nick Fury'nin çıkması şimdi geriye dönük olarak bakınca wow oluyor. Age of Ultron'da Wakanda denmesi ooo diyorsun falan filan, anladın mı? Hani adam bunu çok iyi bildiği için çiçek gibi, nakış gibi işledi. Buraya Endgame'e bu kadar hype'lı gelmemizin de bir sebebi odur yani. Şimdi tabii Disney platformu bir geldiği zaman, yani dün alkış. Zaten haftalıkta konuştuk. Alkışımızı alalım. Önünde eğilelim falan bir şey yapalım. Bakmayalım bu kadar sonuçta. Dizide, filmi yönetmişti. Dizi ve filmleri birlikte nakış gibi işlemeye başlayacaklar. Evet. Yani bir yapmayı denediler, sonra vazgeçtiler. Denediler sonra mi denemediler mi belli değil. Ona belki de seyirci olarak biz gazlandık abi. O bir şeydi evet. Belki de. Yani arkadaşlar işte biliyorsunuz Agents of S.H.I.E.L.D. olsun, Netflix dizileri olsun. Hiçbirimiz hatırlamıyoruz ama Inhuman olsun. Agent Carter var mesela. Direkt filmden çıkma bir karakter. Doğru. Bir yandan da. İşte Agent Carter ve Agent Netflix Shield. Dizileri de öyle bu arada. Ama Netflix dizilerinin aslında filmle hiç ilgisi yok. Hatta sadece easter egg. Easter var. Bir Daredevil 1 sezonu çok ciddi New York Savaşı'ndan sonra emlak krizi. Hı-hı. Ama onun dışında Jessica Jones da Avengers bile demedi. Evet evet. Evet Jessica Jones da şey dedi ama işte senin yeşil Hulk. Abi, o kadar işte. Çekişte. O kadar. Evet o kadar. Onu Çukur'da da diyebilirsin yani o bağlantı şart etmiyor. Ben bağlantı değil de hani var olduğunu o evrende bu karakterlerin olduğunu kabul ediyor anlamında söylemiştim. Onu bile zorla ediyor ya işte. Evet, zorla yani, ediyor, aynen. Şimdi bak Agents of S.H.I.E.L.D. aslında tam olarak şeydi, senin dediğin şeydi yani dizilerle filmleri beraber işleyelim niyetiydi. Çünkü Joss Whedon'ın işte evet. Arkasında olan Coulson zaten. Fury daha ilk sezonunda gelmişti, tabii, Maria Hill sık sık geldi gitti. Doğru. Hani bir sezonun Winter Soldier'a inanılmaz bağlanıyor yani. Zaten hatırlarsanız dizinin bittiği sahneden şey başlıyordu, Age of Ultron başlıyordu. Ultron. Yani hani, tabii ki şeyler, oyuncular yoktu da. Yo, hatta bir dakika o Helicarrier orada ne arıyor sorusunun cevabı Age of Ultron'da. Doğru. Age of Ultron'daki Helicarrier'in Age of S.H.I.E.L.D.'daydı. Yani ama ondan sonra işte o bürokratik şey başladı. Yani Kevin Feige'yi direkt olarak dizinin patronunun altına aldılar. Marvel Televizyon başka bir yerde kaldı. Onlar da belli ki anlaşamadılar. Yani. O da belki... yani biz bunları satın alacağız, siz bir durun denildi bence. Belki de şey bile olabilir, hani ne bileyim Joss Whedon'ı biraz daha merkezde tutacaklardı falan. Sonra o çeşitli sebeplerle uzaklaştı bu işten. Agents of S.H.I.E.L.D. falan da onun yönetimindeydi bilmem ne. Hani o böyle gitti o iş, o proje onlarla belki bilmiyorum. Şimdi ama büyük ekranla diziler çok iç içe geçip bence karakterleri iki tarafta da görmeye başlayacağımız bir devir geliyor. Yani bunun sinyallerini verdiler gibi hissediyorum ben. Zaten işte yeni Hawkeye hanım kızımız olacak ve onun dizisi geliyor falan filan. Bu filmde var işte Endgame'de olacak kız muhtemelen. Gerçi fragmanda gördükleriniz filmde olmayabilir dediler ama yani, tabii gösterirler herhalde. O şey yani bilmiyorum. Fragmanda hani bir okçu yetiştiriyor gibi bir sahne var Jeremy Renner'ın. Kızı gibi aldım onu. Biz kızı gibi zaten tahmin ettik ama sonra haber çıkınca Kate Bishop'lu Hawkeye dizisi gelecek diye ve Jeremy Renner yani orijinal Hawkeye onu yetiştirecek. Demek ki o falan olduk. Göreceğiz işte tam nasıl bağlayacaklar, bir şeyleri değiştiriyorlar zaten. İlk onaylanan Marvel dizisi zaten direkt Hawkeye ve kızımız. Loki değil miydi ilk? Valla... Ha onlar da onaylı, pardon bu yeni onaylandı. Aynen. Evet yani şeyi tam ben bilmiyorum. Onaylanma süreçleri var, tamam deniyor bir şeyler falan ama... Açıklama da yapmıyorlar yani Endgame'i bekliyorlar ya, şeyi falan açıklamadılar. Black Widow'u da resmi açıklamadılar. Bence mesela. İyi yapıyorlar bu arada. Bir dedebeylik yapmak isterim araya. İşte sene 2005-2006 neyse hatırlamıyorum tam. İşte Iron Man'i izliyorum. Iron Man gelmeden önce şöyle diyeyim. Ulan hani tamam çok iyi değil ama elimizdekilerin en iyisi bir Spider-Man var elimizde. X-Men var elimizde. Bunlar böyle üf yani hani küçüklükten böyle artık kalbimizin yerinden fırladığı kahramanlar. Bu arada lafını unutma. Hakikaten yani sadece bizim değil Marvel'ın da en çok para kazandıran markaları X-Men ve Örümcek Adam. Çizgi tabii, romanda yani kesinlikle. O döneme gelecek. Bak Lady Sif gelmişti dedi biri. Tabii Sif geldi. Bunlar mesela... Yok önceden muhabbet ettik bir saniye. Bunu söylemiş olabiliriz. Ha özür dilerim.
Evet. Neyse bunlar bir yandan böyle çıkarken Iron Man geldi. Ben böyle dedim ya Iron Man mi? Yani ha, gerçekten vizyon bu mu yani? Evet abi vizyon ne? Sonra Iron Man'i izledim. Dedim ki hani iyiymiş çünkü yani evet, abi evet yani adam çok iyi oynamış. Çok iyi. Ona aşık olduk. Ya Iron Man ne kadar güzel işlemişler dedik. Ama herhalde orada kalır. Adamlar oradan aldılar. Ya bak düşün X-Men'i, Spider-Man'i solda sıfır bırakacak bir strateji kurdular. Bak solda sıfır diyorum neredeyse. Hı. Hele bir geek'in gözünde herhalde -10 falan o Spider-Man ve X-Men'ler yani. Helal olsun. Özellikle şimdi orayı açıp canımızı sıkmayalım. Bugün MCU'dan Marvel'dan bahsediyoruz. Tek tek karakterleri konuşacağız dedim. Bir de dizi karakterlerine, dizilere girmeyeceğiz arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Çünkü hakikaten az önce bahsettiğimiz gibi yeni açılan sayfada bu şu ana kadar Marvel'ın markasıyla çıkmış olan dizileri biraz rafa kaldırıyorlar, unutuyorlar, vazgeçiyorlar, iptal ediyorlar zaten falan filan gibi. O yüzden bir de onlara girmiyoruz diye bir hatırlatmış olmak istedim. Ercü'yü özlüyoruz. Yani. Kimle başlıyoruz peki? Evet, başlayacağız. Bir de şunu da söyleyelim bari madem bu kadar Marvel'ın MCU'nun öyküsünü anlatarak başladık. Yani bunu da birçok kişi hatırlıyordur, anımsıyordur ama Iron Man filmi çıkacağı zaman Marvel Comics firması bayağı tehlikede bir firma. Evet. Parasal olarak filan batış noktasına gelmek üzereler filan. İşte bütün bu örümcek adamları X-Men'leri sağa sola satmış olmaktan ötürü de hani ellerinde yapacak film olarak hakikaten bu B listesi dedikleri Iron Man, Captain America filan var. Yani şey bakımından B listesi, çizgi romanlarından değil. Bize, değil çizgi romanlarda her zaman Captain America, Iron Man, Thor, Hulk bunlar hep her zaman büyük eventlerin merkezi karakterleri olmuşlar. Civil War olmuştu mesela. Ama globalde pek değil işte abi. Aynen öyle abi. Ana akımda evet, kesinlikle değildi. Aynen. Ana akım için Spider-Man, X-Men, belki Fantastic Four, belki Hulk, sonra diğerleri vardı. Aynen. Yani. Evet. Hatta Captain America ilk bir karakter olarak MCU'da geliştirilirken ulan Captain America bu, hani dünya çapında bu işte tutmayacak, millet muhalif olacak falan diye düşünüyorlarmış ama çizgi romanda uyguladıkları kimi şeyleri uyguladıkları için kararları bence cillok gibi çok oldu. Çok güzel tuttu. Hatta yani en iyi film serisine sahip kahramanımız da o. Neyse buralara sonra geliriz tabii. Falan filan. O zaman o kadar Iron Man falan filan dedik madem. Iron Man'le başlayalım arkadaşlar. Iron Man yani namı diğer... Demir Adam. Hayır lan. Tony Stark. Tony Stank. Namı diğer başka bilemedim. Playboy falan kardeşimiz. Philanthropist. Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı bir karakter olarak MCU'da 2008'de ilk Iron Man filmiyle karşımıza çıktı. Ve herhalde en çok yani üçü adam demiş. Şey olarak hani film sayısı olarak en çok filmlerde çıkmış karşımıza tip olabilir mi? Kesinlikle şeyden fazla mıdır? Örümcek Adam Fury var. Fury'den fazla olmayabilir. Fury'den fazla değil. Canım. Fury'den fazla ya. Nasıl o fazla? Sayalım mı? Post kreditleri falan sayarsan. Hulk'da post kreditte Fury var mesela. Doğru. Hatırlıyor musun? Ama evet. Incredible Hulk'un sonunda. Hulk'un sonunda, hayır Hulk'un sonunda Iron Man var. Evet evet Iron Man. 3 tane kendi filmi var. Genelerle konuşuyor. Doğru. 3 tane Avengers Hulk var. 6. 3 Avengers'da yok. Işte. Şey Fury. Iron Man'i sayıyorum. 3 Avengers, 3 Iron Man'i var zaten. 6 film. Bir Captain America'sı var, Civil War. 7. Spider-Man'i var. 8. Hulk'ta cameo'su var. 9. Bir de Endgame olacak 10. Ama Endgame'i... Totalde kaç filmimiz var? 22. 22. 10. Fury'yi sayalım. Fury şimdi Iron Man'da cameo'su var. Evet. First Avenger'da cameo'su var. Captain i̇şte America'da. Bunların hepsini hatırlamak gerekiyor. Aynen. Thor 1'de var mı? Var. Hatta cameo'dan biraz fazla orada hatırlarsak. 4. Hani şeyi falan kaldırmaya çalışma sahneleri vardı ya çölde. Sanki orada Coulson vardı ama Fury yoktu. Vallahi haklı çıkabilirsin. O kadar hatırlayamadığımı fark ettim. Yani Hawkeye ya, falan da vardı. Evet, Hawkeye bile vardı hatırlayın. Evet, Hawkeye böyle ok tutuyor falan filan. Dizi de var oradan geçebilir ama diziyi saymıyoruz değil mi? Diziyi saymıyoruz. Kaç olduk? 4 olduk. Captain America 1, Iron Man 1, Thor'dan emin değiliz ama hadi. Okay, Avengers 4. Captain America 2 de Captain America 2'de, Captain America 2 zaten. Thor'da Fury yok diyor 1'e ama tabii okey. Okay. Olmayabilir, olmayabilir. Fury yok diyor, yok diyorlar. Tamam, Coulson da o. Doğru da bizim Thor'dan çıkıyorlar. Çıkardı yani. Captain America 2'de, Iron Man 2'de var arada pardon, onu unuttum. Hayvan tabii, bir şey var. Tabii, geliyor aynen. 5 oldu. Avengers inişti falan. Avengers 2'de var. Captain Marvel'da var. Evet, Infinity War'da cameo'su var. Aa yine az oldu ha. Ya. Vardır ya. Guardians'larda falan yok mu hiç? Iron Man, Iron Man. Yok. Far From Home'da olacak ama onu daha... Guardians'larda falan yok mu hiç? Guardians'larda yok. Thor 2-3'te de yok. Bayağıdır yok zaten. Bir ara tamamen yok yani. Evet. Şimdi War'da yok. Şimdi Captain Marvel'da var. Captain Marvel'da var aynen. Doğru. Ama yine her birinden 15 milyon dolar alsa...
Robert ondan da fazla alıyor. Tabii tabii. Robert 15 keser ya, mi Robert'ı? Bence o, neyse, o başka bir tartışmanın konusu. Ne diyecektin? Oyuncular ne kadarını hak ediyor kişi? Yok, onu konuşalım. Tam da onu soracaktım abi. Sizce Robert Downey Jr. genel olarak Tony Stark'ı, Iron Man'i nasıl canlandırdı? Ne yaptı bu? Ben girebilir miyim? Olumlu bir şey söyleyeceğim çünkü. Aa, siz olumsuz söyleyin. Hayır, bence A'dan Z'yi hak ediyor herif. Bence Iron Man gibi. Peki, globalde iş yapmayan bir karakteri. Ben sevmem çünkü. Aldı abi, tuttu, taçlandırdı, kocaman hale getirdi. Ve şu anda ben gerçekten, yani adamın mesela hani haksız tarafa geçti ya, kaptan mı Iron mı diye. Yani haksız tarafa geçtiğinde bile, yani adama olan sempatimden dolayı adamı tutmuyorum. Ama yani bu kadar çok lan, hadi bir şey yap da seni tutayım. Ne olur bir şey yap da seni tutayım diyorum yani. Ki bunların bu arada, hepsi bence Robert Downey Jr.'ın da başarısı. Pardon, şey olarak yani Civil War'da çizgi romanlardaki Demir Adam kadar filmde haksız tarafa da geçtiği söylenemez. Değil mi? Yani çizgi romanlardaki Iron Man'e birçoğumuz gıcık kaptık falan yani, işte. Evet. Çok fena işler yaptı diye, ama burada anasının işte babasının... olabilirler onu bu arada. Yani burada annesinin babasının intikamını alma duygusallığıyla bir tane dayak attı aslında şimdi düşünecek olursan. Çok evet. O kadar çizgi romanlardaki kadar nefret etmedik yani. Çünkü bence onun şöyle bir sıkıntısı vardı. Çizgi romanlarda birincisi olaylar zaten çok çabuk daha çok sert tırmandı. İnsanlar öldü. Yani doğru. Süper kahramanlar öldü. Ve ben Iron Man'e mesela çizgi romanlarda şeyde artık fişi çekmiştim. Thor kopyası yaptırttı da Goliath'ı öldürdü ya. Evet, çüş. Orası çok zor. Gor bir sahne zaten o yani. Yani sadece Bill Foster oldu. Yani Lawrence Fishburne. Aynen. Lawrence Fishburne'ın evet. Gençliği. Gençliği. O abi orada ölünce zaten orada bir de Raft'i orada o yapmıştı falan. Yani evet. Hani iyice de artık şeydeydi. Civil War'da evet çok o kadar haksız gözükmüyor. Bence en büyük hataları oydu orada. Iron Man'i biraz daha sempatik bırakmak adına şeyi vurgulamadılar. Bak iması kesinlikle var ve konu detay olarak da var ama Sokovia'nın bütün sorumluluğu Iron Man'in üstündedir. Yani başka hiçbir şey değil çünkü Ultron'u oynuyor herif yani. Evet, evet. Oyuncağı kontrolden çıktı. Oyuncağı kontrolden çıktı. Bu kadar basit yani. Hatta ben bunun biraz az bile işlendiğini düşünüyorum evet. Genel olarak. Yani böyle bir şey yapsa bir insan herhalde böyle sapıtıp çıldırıp bir de vicdanlı iyi bir insansa yani. Ama işte onu çok vurgulasalar Tony Stark çok antipatik çıkacaktı sonunda. Yani Robert Downey kendi istememiş bile olabilir ya. Yani. Robert Downey'den değil de yani ben oyuncağını satacak olsam ben istemem senaryoda bu kadar yani göt gibi gözüksün yani anladın mı? Çünkü kahramanlığı gitmesin bu kadar. Bravo. Çünkü neticede hala 13'ten başlayarak anlatmaya çalışıyoruz hikayeyi. Ama Tony Stark'ta bir de şey var ya. Hani böyle ya daha doğrusu hem Tony Stark'ta hem Robert Downey Jr.'ın kattığı Tony Stark'ta. Hani ben hizmet için bir şeyler yapıyorum. Ve hizmet için yaptığım şeyler kontrolden çıkarsa evet elimden geleni yaparım. Ama bunu o kadar da üzülmem çünkü yani hayat geçiyor hadi. Öyleydi. Kısa zamanda. İlk tanıştığımız Tony Stark öyleydi. Evet, işte şeyde falan. De tamam burada da işte elinden kaçtı kurtuldu şey Ultron. Orada da o kadar üzülmesini beklemiyorum ben açıkçası. İşte ama üzüldü. Yani zaten oradaki belki Civil War'da doğru diyorsun tespit ettiğim problem şu. Üzüldü ama bence hakkaniyetle vurgulanmadı bu. Çünkü şey yani aslında bütün olay onun... Anne gelip yüzüne tükürüyor. Civil War çizgi romanlarda da meşhur bir sahnedir ya zaten. Aynen. Benim oğlumu öldürdün Sokovia'daydı diye. Sonra bu da gidip Avenger'lara aynı hikayeyi satıyor ya. Aynen. Yani o espriden dolayı biraz vurgusu var. Bir de zaten şuradan dolayı aslında ben orada biraz daha duygusal bir yumruk bekliyordum abi. Çünkü özünde geçen gün onu düşünüyordum. Marvel Cinematic Universe aslında 3 karakterin arkı. Daha doğrusu 4 karakterin arkı. Yani 4 tane protagonist var gibi hissediyorum 22 filmin. Captain America, Iron Man, Thor. Ve en sonunda gelen Thanos. Evet. Ha okey. Çünkü hikayeyi... Hani Hulk mu diyecek diye bekliyor. Yok kesinlikle yardımcı karakterler. Evet aslında. Ya Hulk. Ama bu 4 yani Thanos'unki sadece Infinity War'da artık patlak vermiş bir şey ama. Son perdede geldik. Sonuç olarak yine de çok prime bir karaktere dönüştü yani bir filmde. Hikaye yitiyor. Evet, çok evet. Yani evet Infinity War böyle çok Thanos sırtında taşıdı hakikaten. Öyle Thanos'a geçiyoruz. Bir de tabii bütün biraz. Filmler boyunca bir toplanmış kolektif bir şey var yani. Onun ortaya çıkan şeyi yani. Kesinlikle Thanos. Iron Man'deyiz çünkü şunu diyeceğim. Iron Man'de şu çok daha bariz. İlk filmde onun olduğu için şimdi bak Captain America'nın da seçimleri var bugün MCU'yu etkileyen. Thor'un da seçimleri var bugün MCU'yu etkileyen. Ama Captain America'nın ama Iron Man'in seçimleri şeyden dolayı çok kıymetli geliyor bana. Birinci filmden 22. filme kadar her yerde ara ara çıkıp durduğu için doğru. Adamın karakter gelişimi bayağı bizle beraber büyüdü herif. Evet, evet. Yok bak aslında düşününce hakikaten yani birini seçmek zorundasın desen Iron Man'i en baş rol seçerim şu 22 evet. filmlik sürece. Çünkü gerçekten bir de ilk filmde onundu. Hani süper kahraman dosyasını biraz o açtı gibi oldu. Nick Fury geldi bak Avengers diye bir şey kuracağım falan diye ilk onu anlattı falan. Ve işte Ultron onun bok yemesi, işte Civil War onun bir önlem alması. Şimdi şey deyip duruyor mesela
Infinity War'da da geldi. Böyle hani işte o uzaylılar gelecek ağzımıza sıçacak ya bak korktuğum başlıyor falan filan diye. Yani onun narratifi anlatımı üzerinden bir dinledik gibi oldu. Hakikaten onun trajedisi gibi mesela. Yani Infinity War'la bitseydi mesela öykü Iron Man'in trajedisini izlemişiz gibi diyebilirdik aslında 3 aşağı 5 yukarı. Ki özellikle şeyde çok müthiş değil mi mesela şimdi bu adam ilk başta Playboy böyle kendi kendine takılan pis bir herifti yani böyle bebekler şeyler. Savaş üzerinden silah satıyor. Silah satıyor olmaktan ötürü yani böyle biraz arada kalmış gazetecileri şey yapan. Ahlaksız bir tip. Bayağı. Tabii canım şey falan hep motivasyonlarını buradan alıyordu ya Vulture falan mesela diyordu ki hani şeyde Spider-Man'de o çok güzel bağlamışlar daha yeni de izledim tekrardan. Sen şey mi diyordu ya, hani aman senin bu Tony Stark dediğin adam silah satan adamdı, boşver bu kadar da abartmamış. Nasıl kurdu o Avengers kulesini, aynen nasıl öyle dikti diyordu. Çok da doğru bu arada doğru bir yandan yani. Doğru. Bak bir de şurada var, Iron Man 1'de böyle oldu, sonra işte kaçırıldı, biraz öğrendi, ben artık silah satmayacağım, enerji yapacağım, eyvallah. Iron Man 2'de yaptığı, yani Iron Man 2'de yaptı, doğru. Devlete şey, bir babasının günahları var orada mesela. İkincisi bir de devlete siktir çekti. Dedi, doğru. Vermiyorum size zırhımı vırhımı istemiyorum falan filan. Bak benim şey çok hoşuma gidiyor. Bunu yaptı. Sonra Avengers oldu. Sırtında nükleer taşıdı kara şeye, wormhole'a. Doğru. Sonra onun travmasını yaşadı. Onu çözümledi. Onun travmasından dolayı Ultron'u yarattı. Ultron Sokovia'yı mahvetti. Bunun vicdanıyla Civil War'da bu sefer devletçi oldu. Çok enteresan. Müthiş bir şey. Evet. Ve hepsi gözümüzün önünde. Devletçi oldu deyince. Bir sürü kırılım var yani. Ama hayvan gibi devletçi oldu abi. Olur. Aklıma böyle şey bürokrat geliyor. Bıyıklı. Öyle mi? Direkt kaynım olarak kendini vuracağım. O çok güzel vurguydu abi. Herkes böyle diğer çıkartıyor. Amerika'nın Playboy bürokratı olunca biz şaşırdık. Bizde öyle olmaz o iş. Tabii. Yani badem büyük bırakmadı ama okey yani. Yine bayağı devletçiydi. Artık bıyıksız lütfen bürokratlarımız. Evet. Doğru. Bahar geldi haberi yok. Peki sizce arkadaşlar Robert Downey bitiyor mu? Bu son mu artık? Yani oyuncu olarak mı? Tabii. Yoksa şeyde ama MCU şeyde için de mi? Yani MCU şimdi şöyle. Adam oyuncu olarak devam eden adam o kadar şey olmadı. Para kazandıktan sonra adam bir anda bütün paraları ben olsam bırakırım lan. Daha iyi ne yapacağım? Ben olsam tiyatro yaparım. Hani pardon. Mesela, şey ben diyorum orada gidip sanat filminde oynuyorlar. Bak şeye Chris Evans'a bir sürü dandik dundik filmi var mesela bir yandan çektiği. Snowpiercer hariçte. Snowpiercer. Abi itiraf edelim. Snowpiercer çok ilginç bir film olmakla beraber yani zayıf bir film. Hayır ya. Ya bu da ayrı Snowpiercer şeyinde yayında konuşuruz. Yok şunu asıl sormak istedim. Yani sizce Iron Man karakteri emekliye mi ayrılır? Iron Man çocuğu mu gelir? O mesela 3. filmdeki velet falan filan mesela konuşulan bir uçuk teori. Wakanda'daki kadın onun yerine biraz daha böyle Shuri teknolojik olacak. Shuri'ye mi diyorsun? Ooo enteresan. Ya çünkü kadın Iron Man'e gidebilirler hakikaten. Bana böyle geliyor. Kadın Iron Man mı olur? Zenci Iron Man mı olur? Eşcinsel Iron Man mı? Hangisi? Üçü birden de olur. Yeri gelince konuşuruz. Belki şimdi Ömercan listesinde yoktur ama yani o Wakanda'daki o kadına da inanılmaz yakıştırmışlar. Yani çok güzel bir şey yapmış. Adı neydi? Shuri'ye çok yakıştırmışlar. Çizgi yani romanlarda da kadın Iron Man'le devam edildi zaten. O yüzden Shuri'nin üstüne belki yani bir şey olabilir. Yani yapıştırılabilir. Evet. İlla aynı yoldan çizgi romanlarda karakter adını hatırlamıyorum. Iron Heart diye bir karakter var. Riri Williams. Kızın ismi ama okay, Iron Man diye Iron Heart da olabilir emin değilim. Doğru. Ben de orasını hatırlamadım. Orada işte böyle bir MIT öğrencisi çok zeki bilmem ne evin kendi zırh yapıyor evde. Sonra bir süre sonra Tony Stark'ın dikkatini çekiyor. Himayesini alıyor bilmem ne bilmem ne. Hani film MCU'da böyle yapacaklar diye bir şey kesinlikle yok. MCU'ya geçirirken birçok şeyi değiştirebiliyorlar. Ama işte yani bilmiyorum hani dizisi mi olur, cartı mı olur, başka film mi olur? Iron Man, Tony Stark diye biri vardı falan onun resmi arkada durur. Hani yeni kuşak Avengers'lar mı olur falan. Bilmiyorum yani sizce değerlendirecekler mi yoksa artık bitti mi Iron Man falan bilmiyorum. Yani ya da rebootlanırsa kaç senesi var ve kim oynasın? Benim şöyle bir şeyim var. Birincisi ben kesinlikle Endgame'den sonra en az bu orijinal altılıdan üçünün devir teslim yapmasını istiyorum. Yani okey Hawkeye dizisine ayırdılar orası belli. Ama tamam, bir sonraki şeydeki gibi yani işte aynen nasıl ki Clint Barton, Kate Bishop gibi işte Steve Rogers, Sam Wilson gibi falan öyle birini ve devredecek kendi kostümünü etmeli. Ama burada mesela benim gönlümden geçen şey bu tane Iron Man'deki çocuğu işte 10 yıl fotoğrafını aldılar zaten evet, oradan evet şey olduk ya bir anda. Sarı çocuk. Niye ne yapıyor bu çocuk burada? Okey demek ki bir şey planlıyorlar. Infinity War Endgame kadrosunda da var. Ben isterim ki o çocuk Iron Man olsun. Şeyinin zırhının sesi Tony Stark olsun. Aa ne izgiliş. Çok eğlenceli. Robert'ı çağırsınlar gelsin. 5 gün seslendirme yapsın. Bu arada. Çok temiz iş. Bak, Iron Boy bu arada. Sen söyleyince hatırladın. O Riri Williams'ın çizgi romandaki kostümünün yani zırhının
Sesi Tony Stark. Çok güzel. Adı Tony hatta. Ha. Ama işte Tony'nin böyle AI yani işte aynen. versiyonu daha az çapkın falan. Öyle esprisi var çizgi romanda. İki şaka yapacak. Biz zaten kiki güleceğiz. Keyifli olacak yani. Bence çok mantıklı. Çok çok iyi fikir yani. Bunu alın. Kevin Feige mikrofonu konuşuyorsun abi sen. Her seferinde onu kamera zannediyordum. Halbuki kamera burada yani. Arkadaşlar burada. Ne yazmışlar? Iron Man isminin altında. Iron Dude. Çocuk kim? Peki devam edelim. Zaten biraz camia camia gittiğimiz için Iron Man'le alakalı. Iron Man'in vazgeçilmez kankası renksiz versiyonunda diyebileceğimiz War Machine. Ya da savaş. Renkli versiyonu. Renkli? Niye renkli? Zenci. Ha pardon. When you laugh you're pink. When you... O laf geldi aklıma. You dare to call us colorful. Colored mıydı? Şimdi War Machine arkadaşlar işte çizgi romandaki ile filmdeki versiyonları çok farklı değil. Hakikaten Amerikan hükümeti için çalışan bir asker. Tony Stark'ın aynı zamanda arkadaşı işte neydi karakter adı? Şey, Rhodey. Rhodey, ha Rhodey aynen. İşte zamanla, ya zamanla değil. Sakat kaldı. Tony yok, Tony Stark'ın arkadaşı olduğu için işte Amerikan ordusu için bir zırh verelim bilmem ne falan fişmekan derken hani bu Rhodey'e teslim ederim, başka da kimseye teslim etmem diye çizgi romanda bir bağ kuruluyordu. Filmde tam öyle değil, filmde alıp gidiyordu bizimkisi ikinci filmde yansıtıyorsam zırhın. Nasıl ya? Evet, birinci filmde böyle bir şey... Hatta Justin Hammer'a götürüyordu, başka silahlar ekliyorlardı da öyle öyle War Machine'e dönüşüyordu. Yoksa sanki. Ordu kendi şeyini mi götürüyordu? Ordu kendi Iron Suit'unu mu geliştiriyordu? Yok o değil. Şöyle oluyordu. Yok hatırlarsak şey. Hani filmin başında işte senin o bahsettiğin Amerikan hükümeti gelmiş bu yaptığın bir silahtır bunu işte halkla paylaşman lazım falan diyor işte hükümetsel yasa gereği bilmem ne. Olmaz mı olmaz diyor filan. Filmin ortasında sanırım Amerikan ordusu hani artık kelepçelemeye geliyor Tony Stark'ı. Fakat o whiplash'lerle bilmem ne uğraşırken... Dandini veriyor değil mi? Dandini vermiyor da yani Rhodey onu bilip alıp gidiyor muydu? Vallahi hatırlayamadım ya. Sanırım ben de Iron Man 2'yi hafızamızdan silmişiz abi. Iron Man 2 benim o kadar az var ki. Abi Mickey Rourke. Mickey Rourke MCU'da ya. Bu arada Iron Man 2 ile süper trivia söyleyeyim mi? Söyle. Elon Musk vardı abi o filmde kamerada. Ha evet. Monaco Grand Prix'sinde. Benim o filmde en sevdiğim şeylerden yani iki tane şey var. Biri abi çantadaki Iron Man suit'i. O zaman çok hype olmuş. Çok ne iyi fikir falan diye giymişti ya orada. İçinden çıkıyor abi. Boku çıktı. İki şeyi getirdiler işte. Neydi o kadıncağızın adı? Black Widow'u getirdiler. Doğru. Sekreterim doğru. diye aldılar. Doğru. Biz böyle ya bir dakika ya bu bir sekreter rolü için fazla büyük bir oyuncu dedik ve zaten Black Widow çıktı. Tamam tamam konuyu dağıtmayın. Konu War Machine arkadaşlar. İlk filmde başka bir herif oynuyordu. Neymiş adı? Terrence Howard. Aynen. Sonra onu anlaşamıyorlar, edemiyorlar. Anlamıyorum bile bunun farklı oyuncu olduğunu. Tabii tabii. Zaten ama ilk filmde War Machine zırhını da giymemişti aslında. Hiç giymemişti. Aslında ona War Machine diyemez. Evet. Hani Rhodey. İkinci filmden itibaren Don Cheadle isimli sevgili zinci arkadaşımız aynen oynuyor. İşte Civil War'da sakat kaldığı için Infinity War'da pek görmedik. Değil mi? Şimdi göreceğiz Endgame'de. Yine gördük falan. Ama yani. Yok. Wakanda'da uçtu yine. Evet evet biraz uçurttular. Uçtu değil mi? Pardon ya tabii, ben sadece balkon var. Milleti o karşıladı falan filan şeyde hatırlarsan. War Machine. Ha doğru. Pardon. Tamam. Karakter olarak yani karakterden kastım burada aslında kostüm olarak. Iron Man'in böyle sanki analoğu gibi değil mi? Öyle bir hissiyat veriyor. Yani kaba minigun yüzünden evet, öyle diyorsun. Ya minigun diye füze atıyor, minigun yapıyor. Tamam, Iron Man daha dijital. Daha askeri. Daha böyle şey, tank tüfek gibi geliyor. Öteki daha akılcı yüzünlerle bir şeyler atıyor, bağlıyor, tutturuyor falan filan gibi sanki. Bir de gelişti o. Öbürününkini çok gelişti. Abi onu diyorum. Onu update etmiyor değil mi? Kakaladı onu. Allah hükümet dedi. Ama hükümetin şeyi de olduğu için. Şöyle size geeklik yapayım. Tony Stark daha çok o kendi icadı, kendi patenti olan İşte repulsor ışınlarını silah falan olarak kullanıyor. Onlar zaten daha az ölümcül. Hı-hı. Yani daha kemik kıran, daha hani bayıltmak üstüne falan. Öbürü asker adam olduğu için maşallah burası da mitralyöz var işte yani kısaca. Hı-hı. Aynen. Tank olarak geziyor adam. Biraz espresso yani aslında. Ki War Machine'i 2015'li yıllarda falan biraz daha hani zaten okuyucu kitlesi daha az olduğu için diye büyük ihtimalle. Artı 18 değil ama daha böyle... Yetişkinler için olan öyküler yazdılar onu. Ne gülüşüyorsunuz ona? Ne bileyim ne oldu? Iron Man tertin etmiyor musun sen? Yap bakayım. Duramıyor ya. İlk filmde şey diyor. Şakalar. Bazen şey, düşünsene diyorduk mesela orayla. Şu balkona geliyor buradan önümüzde balkonda. Şöyle bir tip böyle. Yani. Şöyle ama. Arkadaşlar torna bile var mı? Çözme lazım çünkü onu da şey yapmaz. Evet, bir şey yapacak. Koskoca şeydi. Şurama biraz sıkar. Kontrol kalemi var mı? Devam ediyor sonra değil mi?
War Machine'in bir önemi yok mu o zaman yani? Hiç adamı zorla zorla konuşturmaya çalışıyorum. War Machine diye ezdiniz. Tamam işte yeter. Zaten 48 karakter konuşacağız. Daha ne konuşalım? Önemli bir karakter abi. Iron Man'e şeyde davasında biraz işte önce karşısında durdu sonra yardım etti falan. Oralarda bir rolü verdi. Onun dışında hep sidekick'ti ama. Yani en önemli vasfı Vision tarafından vurulup Civil War'un asıl dramatik anını yaratması. Evet, evet. Doğru. Yani o da çok şey oldu. Gömüldü o sahnede falan biraz yani. Niye oralardan bir dramatik yaratıldı falan diye. Bence güzel diyor. Orada yani, Friendly okay. Fire'la bir zarar olması hem çünkü evet ben bir şeye kabulleniyoruz artık bu filmler o Amerika'da PG-13 dediğimiz o hani o yaş aralığına hitap eden filmler olacak. Okey hiçbir zaman 16-17 artı olmayacak. Hiçbir zaman sert şeyler olacak. Kan fışkırmıyor bir durum. Evet. Dolayısıyla bir kahraman yani rakip takımdaki iki kahramanı birbirini vurmasındansa friendly fire'la birinin zayi olması çok daha hem çünkü duygusal olarak yine vurucu yazık oldu herif yani. Hı-hı. Ama öteki yandan da çok bir kimseyi kötü yapmıyor. Hı-hı. Ama benim War Machine'le ilgili tek eğlendiğim şey Iron Man 3'te çok Iron Man'i çeviceğim burada ara ara. Tamam. Bunu War Patriot, Iron Patriot yaptılar ya. Iron Patriot ve orada bir şey diyalog vardı şey aralarında. Şey diyordu bu buna. Dalga geçiyor Tony. Ha, Iron Patriot ne akıyor diye. Da, abi test seyircilerine sorduk. Daha doğru. Focus gruba sorduk. Focus gruba sorduk. Daha dostaneymiş falan. Çünkü ben eminim bir noktada Marvel Comics'te de oldu ya bu. Orada da aynısı olmuştu. Ya War Machine diye karakterimiz biraz sert değil mi ya? Iron Patriot mu yapsak diye. ki hadi şeyler içinde onu tekrar bir söyleyeyim ya tekrar değil de bir bildirmiş olalım. Iron Patriot aslında çizgi romanları da Norman Osborn'un Amerikan başkanı değil de ne oluyordu işte orası sivil savunma başkanı, Shield'ın başı falan oluyor. Iron Man'i yani Tony Stark'ı şeyden düşürüyorlar işte gözden düşüyor falan. Iron Man'in Shield bünyesindeki zırhlarından da Norman Osborn el koyuyor. Bir tane zırhı giyiyor ben Iron Patriot'ım diyor falan filan. Aslında çizgi romanda öyle bir şey ama filme adapte edilirken senin anlattığın gibi War Machine'i propaganda amacı falan fişmeken şeklinde şahattılar. Üçüncü filmde aslında War Machine'le ilgili değil de affedersin Iron Man'le ilgili. Şimdi sen söyleyince hatırıma geldi. Sonunda dijitalle böyle bir sürü kostüm çağırıyor ya herif. Hmm. Böyle 20 tane 30 tane falan. Ben hep oradan böyle hani bir şeyler hani içine karakterler girecek ve hani hep Iron Man'in bir de böyle ordulu bir şeyini göreceğiz diye düşünmüştüm. Neyse çünkü bazıları çok iyi kostüm. Bazıları çok dandik ama hiç girmediler o topa. O da benim şeyimdir yani. Abi sıra kostümler çünkü yine ara sıra çıktı işte şeyi gördük. Hulkbuster bilmem ne bir şeyler. Evet. Hulkbuster mali bir şey vardı tamam. Iron Man. Hulkbuster doğru pazarı. Ya ayrıca gördük. Anladım şimdi anladım. Iron Man 3 çünkü karakter gelişimi açısından okey de film olarak biraz dandik bence. Abi yani Mandarin'e geleceğiz arkadaşlar. Peki tamam. Yani hani o çok başka bir savaşalım şey. Savaşalım. Tamam hadi Pepper Potts'tan biraz bahsedelim. Sevgili Gwyneth Paltrow ablamız canlandırdı MCU'da. Pepper Potts normalde Jon Favreau'nun canlandırdığı Happy Hogan karakteriyle evli mevli şeyde çizgi romanda. Yani Tony Stark'ın aşk ilişkisi falan olan bir karakter değil. Yanlış yazdım. Neydi kızın adı? Pepper Potts. Aa sen bayağı. Bak şimdi bunu mu demek istedin? Yok evet, evet. O mu? Şimdi onu koy istersen yani. Bayağı. Çok da alakası yazmamışım ama ya olsun. Yo zaten kadının ismi oradan bayağı gerçekten baharat kutusu olduğu için. Evet. Bu belli ki süper kahraman öyküleri işte 1940-50-60'lar zamanında uydurulmuş karakterlerden isminden anlıyorsun abi. Ad ve soyadı aynı harfle başlıyorsa aynen o çağda uydurulmuş. Peter Parker, Lois Lane, Lois Lane falan hepsi. Neyse Pepper Potts. Iron Man karakterimize nasıl faydası oldu veya kendisi nasıl bir karakter beğenir misiniz? Ben bir tek şeyi düşünüyorum. Pepper Potts haricinde uzun süreli Pepper Potts ve Tony Stark haricinde MCU'da uzun süreli bir çift var mı? İyi soru. İkisi de karakter olacak. Hawkeye'nin karısı okey. Yani karısı ama bir kere gördük. Bir kere gördük. El salladık ve dağıldık. Evrene dahil değil o arada. Çok değil. Arada çorba yapıyor. Yemek yani adı ne? Hawkeye'nin karısı. O kadar dahil işte yani. İşte yok Laura. Hulk ve Black Widow arasındaki küçük aşk sahnecikleri ama var. O da ilişki olmadı. Evet bir şey olmadı. Yeah. Hulk'la arasında da var. Vision'la garip garip sahneciler. Vision'la Scarlet Witch arasında böyle küçük bir şey var. Ama çıkıyor onlar gibi da yani. Evet çıkıyor gibi dediğin otel odasında maşallah neler dönüyor. Ya bunlar evlilik konuşuyor abi sonuçta yani.
Hayır. Bunların çocuğu falan olmayacak mı? Bir şey olmayacak. En son hamile oldu. Evet evet. Hamileyim mi dedi mi? Ya hayır dememi. Abi şöyle dememiş. Bir çocuk mucuk olabilir falan diyor. Yani yapalım mı? Ben rüyamda çocuk gördüm diyor. Aynen. İşte, evet, sonra evet. Gwyneth Paltrow bir açıklamasında işte zaten Pepper hamile falan filan bir şey dedi. Evet evet öyle bir sıkıntı var. O yüzden ya büyük ihtimalle Endgame'den bir sahne söyledi ya da belki de o sahnenin bir varyasyonuna öyle hatırlamış. Olabilir. Ya da Gwyneth Paltrow tamamen normal hayatında sıyırdığı için saçmalıyordu olabilir. Niye sıyırsın ya? Abi ne vajina taşları falan gibi ürünler satan bir markası var. Hiç bilmiyorum. Biraz araştırın. Gerçekten. Abi belki faydalı bir şey. Evet yani niye yani? Hayır abi bakteri ürer yani. İçine sokup taşla bütün gün geziyorsun. Ya, enerjini taze ediyor. Fonksiyonu böyle New Age spiritüel zımbırtılar. Tabii. Bunlara da uçurulmuş vaziyette. Adı bu. Onun kocası da kötü şeylere geçti ya Paradise'a falan ondandır o ikili çift olarak. Onlar bayağı uçurtmuş vaziyette. Ayrıldılar mı? Coldplay'ci çocuğu diyorsun değil mi? Evet ya. Oo, onlar ayrıldılar. Üzerine ah o Coldplay çocuk Jennifer Lawrence'la çıktı. Yapma program ya. Kesinlikle bununla ilgili değil. Magazin olduk bir anda. dur Gwyneth Paltrow yüzünden abi bir anda. Mesela Gwyneth Paltrow rescue olacak değil mi Endgame'de? Ne olacak? Rescue. O da kızı aslında Iron Man gibi. Ya üzerinde bir Iron Man suit geçirdi. Ben onu unutmuşum doğru. O şey yapmaya çalışıyorum yani çizgi romanlarda öyle. Doğal afetlere bilmem nelere falan koşup da işte ne denir ona? Yani Akut gibi falan takılan bir süper kahraman hani güya. Olabilir. Bu arada unutmayalım arkadaşlar Pepper Potts Iron Man 3'te neler gelmişti başına. Unutuyorsunuz. Evet evet. O sonunda... Ateş çıkıyordu elinden kıçından. Ya o sonu sonra o şey neydi ekstremisi çıkarttılar değil mi onun vücudundan? Abi ben de bu soruyu şu an yani bu konuyu açtığım ben de hatırlamıyorum. Çıkarmışlar. Ama çıkarmışlardır. Çünkü normal... patlıyordu ekstremis. Tabii. Ekstremis insanları random patlıyor bir yerlerde. İlla ki bir şeyle çıkarmışlar. Ama ya abi... da bir noktada kız patlayacak. Abi hayır hatırlayın bir şey söyleyeceğim. Thanos'un götüne girip patlıyor. O kurtarıyor seni. O evet abi. Doğru. Şey mi oldu yoksa ya? Bak şöyle bir replik vardı ama. Sanki hani Nick Fury falan yani böyle bir sen de hani kahramanlar arasında katılırsın artık kek falan gibi bir espri var. Yani üçüncü film bittiğinde bu ekstremisi içinden çıkaracağız gibi bir muhabbet olmamıştı diye hatırlıyorum ben. Vallahi arkadaşlar yazın. Çıkardıklarını göstermediler. Tony çıkardı diyen var. Çıkardıklarını göstermediler diyen var. Çıkardılar diyen var. Sonra Tony de ameliyat oldu ya herhalde o sanki şöyle bir şey ben de hatırladım. Tony'nin ameliyat hani bitti bu evet. Şeyi çıkardılar sansı var ya. Orada gelip hani ben de hani göstermediler ama ben de gibi bir cümlede anlaşılıyordu yani. Ben de tedavi oldum. Bak gibi. Aynen Fatih yazdı onu. Pepper'ı da zor da olsa eleştirdik falan gibi bir aynen. Üst konuşma vardı. Doğru. Öyle bir şey orada geçiyor. Yoksa göstermiyorlardı yani. Yok bir şey göstermekten eminim. Ama yani günün sonunda Pepper Potts'un da varlığı Tony'nin varlığına bağlı. Tony MC'den çıkarsa Pepper da çıkar. Aynen. Abi yani şöyle çok şimdi... Tek başına ne yapacaksın? Aynen. Süper kahraman klişesinin bir parçası da tabii ki sevgilileridir her zaman süper kahramanların. Yani Pepper Potts işte o süper kahramanımızın sevgilisi. Olmanın ötesine geçebildi mi sizce yani? Aslında biraz burada soru biraz bu. Geçirmeye çalıştılar ama hep şey gibi geçti yani. Iron Man'in arkasındaki karakter. Iron yani Tony Stark'ın arkasındaki tip. Yani işte bir ara onu şey yaptı ya yönetim kurulu başkanı falan yaptı. Tabii, zaten şu şeyin an başına öyle. Geçti. Stark Industries'in başında. İşte öyle olunca hani tamam ben biraz bağımsız takılayım sen yönet kafası yaptı ama hani bir şey yapmadı ki. Tek başına onu... anlam kazanan mesela büyük kararlar vermedi ki mesela Stark. Ne yani? Büyük sayar mısın bilmiyorum ama bu Aldrich Killian işte gelip projesini sattığı zaman o toplantı yapmışlardı. O da hayır bu silahlandırılabilir bir şey gibi gözüküyor. Öyle bir Stark Industries olarak silahlandırılabilir projelere girmiyoruz demişti. Doğru. Hmm. Yani Tony'den kopuk olarak aldığı en büyük hikaye kararı o. O da zaten düşman haline getirdi değil mi sonunda? İşte yani düşman olmuş zaten hatta. Ya adam oldu. Zaten düşmanmış ama hani İyice adam körükten. Son kurşunu atmıştı orada hani belki para kapartırsa diye. Ya da tutarsa diye onu refüze etti yani. Anladım. Evet. Yine büyük bir karar ama Happy kıl olmuştu kenarda. Ya düşünsene mesela koskoca Stark'sın yani. Hani mesela işte devlette çalıştığın bir dönem. Hani Iron Man'de destek olduğu dönem var ya. Sonra oralarda falan çok daha büyük etkileri olabilirdi. Yani senaryoda böyle bir şey uygun ya da yazmamışlar, uygun görmemişler diyelim. Ben daha o yüzden kopmadığını düşünüyorum yani. Iron Man gidince o da oturup ben gideceğizden çıkar. Peki arkadaşlar Jarvis Jarvis haliyle mi konuşuyoruz sadece? Önce Jarvis haliyle konuşuyoruz. Yani Vision'ı başka zaman konu. Vision'ı ayrı alıyorum açıkçası. O zaman bilmiyorum. Paul Bettany yaz abi. Paul Bettany. Kendisini koy. Ne yapalım? Jarvis olarak ne koyacağız abi? Hoparlör koy. Hay Allah yine yanlış yazdım. Şey çıktı. Yani şöyle. Klasik çizgi romanlarda arkadaşlar Jarvis
Alfred'in diyelim, Batman'in Alfred'i yok mu? Tıpkısının aynısı neredeyse. Yaşlı, kel. Sadece daha göbekli çizerler onu Alfred'e nazaran. İşte Avengers'ın dünyanın en kutsal görevini yapıyorum şeklinde olaya sadakatle yaklaşan kahyası başı. Bütün Avengers'ın elinde. Bütün Avengers'ın çünkü. Ya yani o biraz hani şey, bence bu arada. Oha yani. 300 tane Avengers var yani, girişli çıkışlı, hani aynı anda en az 10 tane oluyor. Hepsini bilir. Hepsini kıçını o temizliyor yani. Evet. Hiç de böyle Jarvis'in adamı, hani anladın mı yani, kahyanın asistanını da görmedik. Tek başına yemek hazırlıyor filan. Şimdi ben bu arada okumadım. Dijital değil mi yani orada? Yok. Hiç olmadı. Orijinal şey de Jarvis, yaşlı bir amcamız. Vatandaş. Edward Jarvis. Hatta çizgi roman seyir... İlk çıktığında değil mi? Orijinal dedin onlar yani. Evet ama hala öyle. Yani hala var olan bir karakter. Hatta... uzun çizgi roman hayatı boyunca May Hala ile kırıştırmışlığı bile var. Vay. Evet, bu kadar kapalı bir dünya. Burası. Neyse, Jarvis ama işte şeye uyarlanırken aslında Ultimate çizgi romanlarında zaten uygulamıştı. Bu oradaki taktiği uyguladılar ve bir yapay zeka olarak uyguladılar. Paul Bettany'nin sesi de gayet güzel oldu gerçekten. Onun dışında ne bileyim. Yani o kadar sevdiler ki adamı Ultron'un içine sokuverdiler bir anda. Şey sor mu ya? Agent Carter'daki Agent Carter Kevin Feige'nin de prodüktörü olduğu bir dizi olduğu için bana canon olabilir gibi geliyor. Bence Agents of S.H.I.E.L.D.'la Carter şeyler ya. Yani Agents of S.H.I.E.L.D.'ın ilk sezonunu sayabiliriz. Agents of S.H.I.E.L.D.'ın ilk iki sezonu kesin. Hani Agent Carter'da zaten. Carter'da zaten iki sezoncuk bir şey. 14 bölüm bir şey, 16 bölüm bir şey. O kadar kanon sayılır bence. Niye, ne var ki o? Çünkü Howard Stark'ın kahyası Jarvis'ti ya zaten. Evet, ve gerçek adam kahyası. Gerçek adam kahyası. Aynen. Hani dolayısıyla şey... Onu yad ederek gibi. Ha, tabii. Babasının kahyasını yad ederek koymuş yabay zekalı. Onu yazmışlar bu arada, aynen. Bu arada ikisi için de, iki dizi için de Captain America spin-off diyebilir miyiz? Agent Carter için kesinlikle diyebiliriz. Evet. Agents of S.H.I.E.L.D. Avengers spin-off'u bence. Evet, Avengers mı denir? Biraz da Winter Soldier. Ben Coulson'a... Winter Soldier'a bağlandı. Evet, ama evet, Avengers'tan doğru. Sonra evet, çıktı ya doğru direkt. Diyorsun. Evet. Bir de Clark Gregg yani Agent Coulson'u oradan... İlk bir kalp kötüydü ya. Evet, bir de zaten New York'la falan başlıyordu yani. Şeyden dolayı kötü oldu orada çıkınca çok açıklandı ya hani, çünkü S.H.I.E.L.D. twist'ini biliyorlarmış. Hani Winter Soldier'daki yani herkes Hydra twist'ini. Hmm. Hani onun için elleri baldır kalmışlar biraz yani, gidecekleri yerde gidememişler. En azından Winter Soldier çıkana kadar. Dünyanın en iyi dönen ve dünyanın en iyi dizisi olmayı başaran bir dizi yani. Yani o Ercü karakterini hatırlayanlar evet hatırlıyor, biraz inside muhabbet olarak açılır ama hani o en baştan beri ihanet edeceği belliymiş falan ve hiç başta renk vermemeleri iyi de hakikaten. Neyse, Jarvis dediğimiz Paul Bettany sesten ibaret. Evet yani üzerine ne diyecek, ekstra bir şey bulamadım şimdi. Benim Vision'da bir tane easter egg, dışlayınca. Easter egg'imsi bir şey var. Lütfen yumurtla. Güzel. Jarvis'in oynayan Paul Bettany'nin gerçek hayattaki hanımı biliyorsunuz Jennifer Connelly. O da çok ünlü bir aktristtir zaten. Evet. Ve o da Spider-Man Homecoming'de Spider-Man'in suitinin sesi Karen. Evet. Vay be. Evet. Jennifer. Biz de bunu bugün öğrendik biliyor musunuz? Jennifer Connelly'ydi değil mi? Connelly. Abi evet, biz de bugün öğrendik bunu. Ben de bilmiyordum. Geçen birkaç ay önce böyle random bir anda IMDb karıştırırken Jennifer Connelly'nin bir filmini hatırlamaya çalışıyordum. Spider-Man Homecoming yazıyor dedim. Ne alaka lan, nerede? O hem DC'de hem şeyde falan yani. Ondan sonra DC'de neredeydi ya Connelly? DC'de yoktu, ben karıştırdım. DC'de Requiem for a Dream'de vardı. Onu sen karanlık bir film diye DC'ye yad etmiş olabilirsin. Zack Snyder. Şeyde Batman'de vardı ya, oraya gitti kafam. Başka Jennifer Connelly Hulk'ta vardı arkadaşlar. İlk Hulk'ta. Şeyli'nin, Engin'in. Ayşe dahil etmediler ama. Etmedikleri. Yok. Hani bana, hani bana, Erik bana. Hulk, ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Çok Batman'de vardı ya. Onunla olduğum için. Hayır, hangi Batman'de yok? Tamam. Onun suçlusu Cevdet. Bizim şeyin Batman'de yok mu? Esas dünyanın en iyi filmi olan Batman'de Dark yok mu? Dark Knight. Hayır, sen şeyle Hayır. Jack Nicholson'ın kardeşi bilmem ne dediğini mi karıştırıyorum? Yani onunla, yani o zaman bizim Christopher Nolan'ın diğer filmde vardı ya, oraya gitti kafam. Yani neyse, okey. Ben karıştırıyorum demek ki. Jennifer ablamız da o bir tek MCU filmde. Bu arada Jennifer Connelly Liv Taylor değil miydi o diyor. İlk filmde Liv Taylor var. Liv Taylor ilki, pardon, Jennifer Connelly... Hayır, Liv Taylor MCU'nun içinde. Evet, evet, tamam. O Incredible, Edward Norton'la Incredible. O canon bir film. O zaten %100. İçinde General Ross var. General Ross sonra zaten gitti. Tabii. Şeye devam etti. O Ang Lee'nin halkında, Ang Lee'nin halkı o şey gibi. Eskinin Sam Raimi'nin Spider-Man'i gibi. İşte Hulk'un her seferinde farklı şeylerde, büyüklüklerde yani oldu. Yani bugün ondan konuşmayacaktım ama bence o Hulk filmi kötü değil ya. O Hulk filmi çok yerden yere vuruluyor bence. Ang Lee'ninki. Engin'inki mi? Evet, evet. Ben hatırlamıyorum bile. Çok uzun zaman oldu. Böyle çizgi roman daha izledim. Evet, şeyler oluyor. Paneller panel anlatıyordum. Orta tamam, o yeri gelince konuşacağız. Çok uzayacak. Onun yeri gelmeyecek. Boş ver, hiç konuşmayalım. Bir dahaki şeyde yani. Ha tamam, anladım. Hulk konuşurken. Peki devam ediyorum arkadaşlar.
Bu Tony Stark'ın bir de babası var, Howard Stark. Evet. İlk filmde Gerard Sanders diye bir adam tarafından canlandırılmış. Doğru düzgün repliği bile yoktu tahmin, yanlış hatırlamıyorsam ilk filmde. Hani belki de sadece resimsel olarak geçiyordu. İkinci filmde John Slater isimli abimiz tarafından geçti. Şu ikincisi Gerard'ın yaşlı olan. Aynen Mad Men'de gönülleri tahmin. Mad Men'de en sevdiğim karakter. Ben de bayılıyorum. Kesinlikle da Sterling ya. Bayılıyorum ya. Dizinin en iyi repliği bence ondan çıkmıştı bir gün. Ama sonra konuşuruz. Bir de Agent Carter'larda ya da ne zaman işte Howard Stark'ın gençliği gösterecek olsa ya, mesela. Aynen. Oralarda da Dominic Cooper oynadı. Aynen. Richard'ı biliyoruz. Bunu da göster kuzen, hatırlasın millet. O az önceki herif de o da. Richard'dan bir de Mamma Mia'dan biliyoruz, biliyorsunuz Dominic Cooper'ı. Ben Mamma Mia'yı da izlemedim. Bir de ya, şeyde oynuyoruz. Dracula filminde Fatih Sultan Mehmet miydi? Neydi bu? Bir şey daha vardı şeyde. Gerçekten. Evet ya. O filmdeki Türkçe konuşma tercihlerini açık şey hatırlayıp kendimden geçiyorum. Sen John Slater'i daha çok oynadın. Evet doğru, biz MCU deyince daha çok yine beyaz adama dönebiliriz Cevdet. Bu gençliği. Yani, evet bu Captain America Carter'da değil, falan var değil mi? Var. Daha çok Agent Carter'da. Iron Man 2'de, Civil War'da ve bir de Ant-Man'de John Slater abimiz var. Doğru. Bir dakika. Ant-Man'i biliyorum. Civil War'da bu mu vardı? Hangisi vardı? Slattery var. O şey travma sahnesini yaşıyor ya tekrar işte son veda falan. Hayır, onu da açayım. Şey sahnesinde, gençliklerin olduğu sahnede gene Slattery olsa. Şu zaman şunu diyorsunuz. Civil War'da zaten. Oğlum şeyi diyorum ya. Bu adam demiyor musunuz? Tamam o tamam. Iron Man 2'den o karı. Aynen. Tamam. Bu karı Iron Man 2'den. Yani bu güya gençlik. Şeyi diyorum ya, şey sahnesinde ne oynuyordu bak onu hatırlamıyor musun? Robert Downey'i de gençleştirdikleri bir VR gibi tamam. Bir sahne vardı. Orada ya. Orada John Slater oynuyor. Slater oynuyor. Ha, tamam. Çünkü tamam. Öldüğü zamanki yaşı o yetişkin hali. Bu. Ha doğru ya. Niye Dominic Cooper olsun ki? Evet. Çoluğu çocuğu var 20 yaşında. Aynen. Doğru. Captain America 1'deki hali bayağı genç bilim adamı. Hani mekanik mühendis. Oğlu yaşında işte. Aynen. Hatta daha bile genç. Aslında şey teknolojisi bulunmuş olmasına rağmen hani Tony Stark'ı koyuyorlar ya gençliğini suratına koyuyorlar. Ay, böyle çat diye. Sizi saktım. The Warcraft'ta oynuyordu. Ha, evet, Warcraft doğru. Tebrik ederim. Kral da orada. Tony şey, Howard Stark kraldı ya, hatırlamıyor musun? Hiç hatırlamıyorum ben. Yani işte. Anduin. Anduin oynamıyor muydu işte? Allah, o kadar tebrik kral oynuyordu işte, ne bileyim. Bilmiyorum ki, hiç hatırlamıyorum. Howard Stark'ın çok bir faydası oldu mu öykümüze? Ne bir faydası? Yani şey bakımından faydası oldu abi. Kalkan yapmış. Kalkanı yaptı. Burada evet. Çok şey yaptı zaten. Yani şöyle ne zaman böyle 1940'larda bir şey icat edilmesi gerekse Howard Stark icat etti deyip çıkıyorlar ya zaten. Doğru, içimizden. Doğru. Ama hikaye olarak en büyük vasfı Steve Rogers ve Tony Stark'ın birbirine bağlıyor olması. Hmm. Çünkü Tony, bu çok defalarca söyleniyor. Tony'nin Steve'e karşı bir kompleksi var. Yani çünkü şey falan, Civil War'da da bahsini geçiriyor, Avengers'ta da bahsini geçiriyor. Ne kompleksi? Peder devamlı Captain America ölmüş buna çocukken. Evet, ben tanıyordum gençken de. Doğru. Çünkü devamlı söylüyor bunu. Yani bu ne kadar ben mi uyduruyorum bir yerde mi bu yorumu okudum hatırlamıyorum ama Iron Man'in yani Tony Stark'ın bu teknolojiyi bir süper kahraman olmak için kullanması belki de babasının Kaptan Amerika'dan sürekli ballandıra anlatması yüzünden bile gibi bir yorum yapılabilir. Aslında Marvel evreninde süper kahraman diye bir konseptin olmasının sebebi zaten Kaptan Amerika. Çünkü Amerikan hükümeti bir noktada demiş ki biz bu savaşı kazanmak için bir tane süper kahraman yapmamız lazım. Bir sürü süper kahraman yapmamız lazım. Bir tane yapabilmişler. O adam da sonra çok meşhur olmuş. Sembol olmuş yani. Hı hı. O ama işte spesifik olarak Tony'ye bağlanıyor olması sebebi ya babasının anlatması bu. Kompleks dünyası işte. Evet, doğru şimdi benim de gençken arkadaşım Kaptan Amerika olsa ben de oğluma anlatırım. Oğlum büyük Kaptan Amerika'dan var ya falan filan diyorum. Evet, bir de onu görüyor böyle pis. Şey zaten bu adamların en büyük başarısı ki çizgi romandan da gelen büyük ihtimalle bir başarı bu dramatik öğeleri çok güzel kurmuşlar. Hı-hı. Daha doğrusu dramaturjik öğeleri. Yani mesela Tony Stark'ın father issue'su falan tabii. Bana hiç şey gelmiyor. O kadar gerçekçi geliyor ki. Evet. Tabii. Yani çok tatlı yapmışlar onları. Çok güzel işlemişler. Dediğin bağlantı bence çok hoş. Peki ama sizce de bir insan öldükten ettikten sonra kendi işte icatlarını şunları bunlarını aynı kendi gibi dahi olan bir oğlana çocuğuna neyse miras bırakmak için o planları doğru düzgün bir kasaya, şifresiz sadece çocuğun bildiği falan bir kasaya bırakmak yerine böyle abuk sabuk maketlerin içinde değişik uçuk kaçık bir şekilde saklayıp bunu kendi kendine çözmesini beklemesi biraz olsun manyaklık değil mi gerçekten? Zaten babasını sevmesinin de bir nedeni var, sevmemesinin de bir nedeni var. Sebebi var mıydı hani rakiplerimizin eline geçmesincilik falan var mıydı yoksa böyle garip bir akıl oyunu muydu sadece? Senaryo yazımı abi. Senaryo yazımı. Akıl oyunları çok iddialı oldu.
Yalnız hayatımda izlediğim en eğlenceli sahneler. Şunlar var ya, ne zaman gideceğiz acaba onlara böyle üç boyutlu. Şimdi biraz açılalım. Ya. Şimdi buraya gidelim. Şöyle yapalım falan. Geçen Civil War'ı izledim. Bu Sokovia ile ilgili vicdan yaptırtırken telefonu şöyle koyup ondan sonra şöyle yapıyor. Sonra büyük ekran şöyle hologram gidiyor ya. Hadi hadi. Onu hadi. Ne zaman yapacağız şöyle? Vuracağım şuraya gelecek ya. Abi biz, bir önce gelsin. Biz o görürüz de. Biz gördüğümüz düzey şey olur. Evet yani. Ya maalesef. Ya oluyordu sabah. Şöyle iki elle yapacaksın, iki elle. Sonu böyle vrr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 r
geçti ya. İlk filmimizin kötüsü yani, çok yakın zamanda. Kimdi arkadaşlar? Jeff Bridges. Çok oyuncu bu. Çok iyi bir oyuncudur da. Evet. Karakter. Karakterin adı neydi? Obadiah Ironmonger. Stain. Evet. Aa, Ironmonger doğru. Direkt doğru. Ironman diye Ironmonger. Ironmonger çok bu arada güzel bir lan ismi. Oyuncak. Ben hep oyuncak açıyormuşum öyle diyorlar. Hadi şunu açayım ben. Hadi onu aç bari. Jeff Bridges'in. Bu böyle Marvel'ın zaten işte Iron Man ilk film 50 defa anlattık. Yani kötü adamlara daha bilindik oyuncu koyalım. Ya da illa kötü adam da değil bu arada. Evet evet yani böyle bir şey rol mesela atıyorum. Anthony Hopkins, Odin falan o tarz roller de var. Daha bilindik oyuncu, daha bilindik şey. Bir kere kullanacağız, parasını bir kere ödeyebileceğiz herhalde zaten gibi bir şey de var. Yani bir de şey daha bence o kadar prestijli oyuncular da 15 film çekmek istemiyorlar. Aynen, aynen. Chris Evans'a dayıyorlar kontratı da adamcağız süperstar değil. Ya 15 film yapıyor ama Jeff Bridges öyle dur kardeşim. Tabii, ben tabii. Tecrübeliyim diyor. Hakeza Kate Blanchett'ler, hakeza işte şeyler. Aynen. Anthony Hopkins maşallah yine de ne olursa olsun birkaç filmde bir ama evet, oturarak oynadı bu arada çoğunu. Doğru. Anthony bence seviyor ya bu arada Anthony Hopkins. Belli evet. Anthony Hopkins bence de kalender bir oyuncu. Öyle şey istedim de ulan ben Anthony Hopkins'im demez. Çünkü şeyden de Thor Ragnarok'taki oh shit sahnesi var ya Loki olarak oynuyor oraya. Güzel adam yani rolüne geliyor. Peki Jeff Bridges yani Obadiah Stane karakteri arkadaşlar. Şöyle kısaca hatırlatıyorum. Babasıyla ortak. Babası ölüp gittikten sonra Tony Stark'la ortak olmaya devam ediyor. Ama Tony Stark birazcık böyle işte şirketin hani playboy'u falan filan. Uzun süre Obadiah Stane şirketi yönlendiriyor. Bilmem ne yapıyor filan falan. Sonra Tony Stark ben tekrar şirkette işte kayda değer şeyler yapacağım. Şirketin kaynaklarını gene çarçur edeceğim demeye başlıyor falan. Buna sinirleniyor Obadiah Stane ve asıl şeye sinirleniyor. Stark istiyor ki artık silah yapmayalım, satmayalım. Bu da diyor ki silahtan çok para kazanıyoruz falan. Gerçi biraz sonra ekstra kötüleştirmek için hani teröristlere de silah satıyormuş. Hatta bizim Tony Stark'ın sakatlanmasına sebep olan silahı bizzat o satmış falan gibi bir muhabbetle de bağladılar ama ben biraz hak veriyorum abi adama. Sen tüm hayatını vermişsin şirkete, anladın mı? Ben de açıkçası izlerken bunu düşünüyordum yani. Almaya çalışıyor bak, yani. Minas 7'nin biri geliyor, anladın mı? Diyor ki ben süper kahramancılık oynayacağım. Evet. Yani falan. Biraz bir ayıp. De. Biraz ayıp. Bir de. Sonra o bedel Jeff isteydi. Bridges'i ayıp ettiler. He, Jeff Bridges'e sapıtıp o zaman ben de oynarım süper kahramancılık. Olayım da doğa ayı gibi şeyle zırhla diye. Ya yani teröristlere silah satmasaydı hiç daha iyi tabii genel olarak. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Stark da bunun bilincinde mi değilmiş yani? Yok, hiç teröristlere sattığının değil. Tabii. O Amerikan ordusu satmaktan ibaret olduğunu zannediyor. Meğersem herkese satıyormuş Stane. Sonuç olarak farkı silah satıcıdır. Vay, Star Wars Last Jedi. Evet. Hay Allah. Nasıl bir villain'dı? Villain, Marvel'ın villain'ları çok konuşuldu. Ezik mezik dendi. Loki'den başka kimse yok dendi uzun süreçte. Thanos Manos çıkıncaya kadar. Sinek bir villain'dı bence. Çok bir özelliği olan bir adam değildi. Yani Jeff Bridges olmasaydı hiç umurumuzda dahi olmayacaktı bu arada. Aynen. Şahane Jeff oyunculuğuna tav olup da yedik yani adamın kötülüğünü. Jeff Bridges'e rağmen bile yani çok. Bence de. Konuşmaya değer villain'lardan biri değil yani. Vazifesini ifa ediyor. İlk film için okey yani ama bugün aklımda kalan bir tane cool repliği yok mesela. Yok sizin evet onu güzel şey yapamamışlar. Ya, sadece kel kafalı Jeff Bridges'e güzel bir sakal olması çok güzel evet, gözüküyor. Evet çok karizmatik. Yani. O kadar. Ama onun dışında gerçekten yani çocuk musun girip de o kıyafeti giyiyorsun birader diye düşünmüşümdür her o filmi izlediğimde. Arkadaşlar Warman 1'i siz nasıl buldunuz yazın. Peki şeyi ne diyorsunuz yani süper kötü olarak tasarımını ne diyorsunuz? Daha ayıca bir Iron Man. Hani. Evet ya işte Iron Man'e kötü yazmakta zorlandığının zaten. Tabii. Bir kere şunu kabul ediyoruz değil mi? Çizgi yani bütün MCU karakterleri, baba karakterler, ana karakterler arasında en kötü, kendi kötü adam listesine sahip olan karakter Iron Man. En kötü. Yani en berbat anlamda. İşte bir gerçekten Mandarin var yani aslında. O da artist arada, olan. Evet ama çizgi romanlarda adı çok söylenir ama Mandarin'in de yani özellikle eski şeylerin çok şeyi var ya. Böyle yaşlanmadı. Mandarin böyle Flash denilen Flash Gordon'un falan da şeyi ya. İşte böyle evet. Bir garip yani biraz şeyi de bozuk. Hani nesini okuyacağız, nesini ciddiye alacağız tam ben de bilmiyorum. Ciddiye alması zor bir. Iron Man'in öyle wow bir kötü adamı zaten çok
Yok. Ya Marvel'la zaten genel olarak şöyle haklı bir eleştiri yapıyorlardı o zaman Thanos'a kadar. Diyorlardı Modok ki... Modok diyenler. Ya Marvel'ın hayır, şöyle hani efendi gibi bir kötü karakteri gelmedi be. Hep böyle... MCU mu? MCU için. MCU için tabii yani. Evet, hep böyle evet, Thanos mesela. Yok, Thanos'tan önce Loki de hariç. Belki kim? Bir tane Red Skull. Hı, tabii doğru. Doğru. Captain America 1'de. Doğru. Red Skull gerçekten nazi kötü kötü. Evet, Hugo Weaving'de taş gibi oynamıştı. Evet, evet. Yani. Çok, yani çok... Gerçekten çok iyi oynamıştı. Uzaya yolladılar, sonra işte Infinity War'da el salladı. Öyle bir kim bilir ne olacak? Bunu göreceğiz. Bir şey olmaz. Olur mu? Bence de bir cacık olmaz oradan. Zaten o şey bile değildi selam yani. Hugo yani. Weaving bile değildi. Yok, tabii, el değil. Ama olmaz zorunda değil ya. Ben tabii tabii aynen. Şeyi, o filmi izlerken dedim bu Hugo Weaving mi lan? Sonra dedim yo. Sonra dedim aha evet lan olmasa hiç gerek yok. Hiç gerek yok aynen. DC ile kıyaslarken böyle bir eleştiri yapıyorlardı o zamanlar. Ki haksız da değiller yani. Ya evet onun sıkıntısı ama abi Marvel çizgi romanlarında gerçekten ciddi aldığımız, sevdiğimiz, korktuğumuz, umursadığımız kötü adamların hepsi ya Spider-Man ya Fantastic Four ya X-Men villainları. Evet doğru. Ellerinde değildi yani. Tabii. Doktor Doom'muş, Doktor Doom, Galactus, Magneto, Apocalypse, Doktor Doom ne harcadılar. Film o kadar kötüydü ki Apocalypse'i çizgi romanlardakini de yo, unutmak tabii, istiyorsun tabii. Yani. Aynen aynen doğru. O kötüydü. Doktor Doom iyi miydi yani? Hiçbiri değil. Beş para. Ben en çok ona seviniyorum. Yemin ediyorum bu Fox'ların yeri gelmiş olmasından en sevdiğim şey Doktor Doom'u anlaması lazım oğlum. Ya çizgi romanlarda çünkü Doktor Doom bence bir numaralı villain'ı Marvel'ın. Abi tabii, tabii canım. Çok şey Doktor zaten... Doom'un felsefesi var yani hakikaten. Abi, net. Thanos Magneto gibi. Yapışacağım. Thanos Infinity War'da falan alkışladık da Doktor Doom'u çizgi romanlar... Doktor Doom bütün multiverse parçalandı. Ellerinde tuttu. Evreninde Secret Wars'da şey yarattı ya. Hmm. Daha ne? O Tanrı'yla herif bir 6 ay falan yani. Evet evet ve işte adamın o suratının bozukluğu, şusu busu, trajedisi bilmem nesi falan kuvvetli gerçekten. Çok cool da kostüm var. Çok evet. Üf, ne güzel. Fakat ya, siz Doktor Doom'dan bahsetmek istiyor olabilirsiniz ama listemizde sıradaki karakter arkadaşlar John Favreau yani Happy Hogan. Happy Hogan. çizgi romanlarda da Tony Stark'ın işte sağ kolu, işte baş adamı, şirketinin ayak işlerinin baş müdürü falan fişmek yani güvenlik müdürü aynı zamanda. Aynı zamanda şeylerde, filmlerde... Yönetmen. Film, evet, ilk iki filmin yönetmeni John Favreau. Hatta üçüncü filmi de başka bir şey yönetmek için falan bırakmıştı başkasına bilmem ne. Şimdi Mandalorian dizisini falan çekiyor kendisi. Böyle evet, ilginç. Ne yetenekli adammış bu da. Evet ya, bu adamın altından bu kadar geeklik fışkırması ve kendini ben, böyle bilindik de bir oyuncu olarak konumlandırması müthiş ya. Bu adamı buralardan biliyoruz. Biz nereden biliyoruz? Friends'ten biliyoruz. Friends. Evet, Friends'de Monica'nın manitası. Aa, Friends'deki, aynen Monica'nın manitası dedim. Zengin adam. Evet. Ama o adam filmlere kendini sokuyor zaten. Hatta Chef diye bir film var. Bayağı başrol kendisi ya. Seviyor. Yapmayı. Seviyor ama altından kalkıyor. Kalkıyor. MCU Universe'de harcarlar adamı ya. Yani. Adam bu arada şu an Disney'nin bir numaralı adamı. Şey Jungle Book'u çekti. 1 milyar kişi yaptı. Aslan Kralı verdiler şimdi Aslan Kralı. Aslan Kralı yapıyor. Onun dışında filmlerde karakter olarak Happy Hogan adından da gelen bir şeyle biraz komedi karakter, komedi unsuru katsın diye şakalar şukalar yapan, işte Tony Stark'ın kıçını toplayan falan filan bir tip. Spider-Man'de güzel, lezzetli bir görev vermiş. Evet, Spider-Man'de doğru. Evet, Peter'ı şey sahnesi çok güzeldi. Hani bu kendi kendine, bu Civil War Cup'ta böyle kalkın aldım falan da geberirken de gel. Duvarlar çok ince. Geliyorsa yaralar. Hani böyle şeyler de çok güzel kullanılıyor karakter. Okey ama senin dediğin gibi komedi sidekick yani. Şey tatlı espri sahnesi vardı. Hani ilk Black Widow'un olduğunu anlamaya başladığımız bir sahnede dövüşmeye başlıyor falan. Black Widow ortalığı tarumar ediyor. Bu da bir tane adamla böyle boks maçı yapıyor sabaha kadar. Saçmasın. Ben şeyi seviyorum hikayelerde ya. Böyle mesela aslında hiçbir şey olan ama mutlaka da işte ana karakterimizin kıçını toplayan veya en kötü ona güzel arkadaşlık eden veya onu destekleyen tipler için kendini böyle tehlikeye atıp sonra hani ana karakterimiz işte onu korumak için bir şey oluyor ve buna üzülüyoruz ya. Tabii sen üçüncü filmi hatırlıyorsun şu an. Tabii. Üçüncü filmde bomba patlıyordu. Bu da bir komaya girmiyordu da yaralanıyordu falan. Yani bunu bence güzel duygusal öğe olarak kullanmaları benim hoşuma gidiyor. Happy Hogan da bu karakteri bence yani neydi adamın gerçek adı? John Favreau. Çok altından yani güzel kalkmış bence. Hoş kalkmış, iyi olmuş. Ne Sam oldu? Diyorlar. Evet, Sam bir çeşit. Buyurun. Tabii tabii. Yani Sam de, ama Sam'den daha basitçe o kadar da değil. Yani Lord of the Rings veya... Katılmam yani. Şey. Okey, şeyin Sam'i, bunun Sam'i. Iron Man'in Sam'i birazcık. Hayır. Sırf solu ve tatlış bence diye böyle. Evet, ama diğer bütün Sam'ler hikayede çok vasıflı. Bunun hiçbir vasfı yok. Evet, çok kenarda gülüyor sadece. Evet, ulan evet. Sam sırtında taşıyor Frodo'yu lan. Tabii canım. Bir şey söyleyeceğim. İşte bu da sırtında taşıyor sayılır abi. Hayır, aynı şey değil. Tony...
filmlerini üretiyor mesela. Hani böyle Tony böyle sapıtıp ne bileyim böyle o donut shop'a gidip de kafaları yediğinde biraz bu adam gelip şey yapmıyor muydu? Yok, Nick Fury kankalik yapmıyor muydu? Nick Fury gelip hizaya sokuyor orada. İyi hadi tamam. Doğru haklısın. Abi sen değil. Başka bir şey oldu. Biz şey olabilir, Mary veya Pippin diyebilirsiniz. İkisinden biri olabilir de Sam değil yani. Evet, Mary Pippin'e daha yakın olarak, karakter olarak. Çok ayıp. Peki arkadaşlar, küçük bir karakter ama çizgi romanlarda vardı, o yüzden ben almak istedim. Nasıl okunuyor, kim bilir bu herifçi yazdığın adı. Yinsen. Kimden bahsediyorum? Ho Yinsen. Ho Yinsen. Yani demir adamcığımıza... Ho Yinsen. Bakalım ne çıkacak? Ha. Çıkıyor vallahi. Vallahi. Aynen o. Aa, o gençliği galiba. O Iron Man 3'ten o kare. Aynen bu kare Iron Man 3'ten. 3'ten mi? 2'den mi? Bir dakika. 3'ün. 3. 3'ün başında. 3'ün değil. 3 değil. Evet. Evet. İlk asıl buradan bildiğimiz adamcağız. Bu yani işte zırhını Arap. Şeyin... Demir adamın şeye düştüğü zaman, Tony Stark işte teröristlerin eline düştüğü zaman o meşhur mağarada zırhını yakmasına yardımcı olan işte kalbine doğru ilerleyen şarapneli tutan mıknatısı akıl eden falan filan herif. Filmlerde küçük bir rolü vardı. Nasıl yorumlandı? Güzel miydi sizce? Tatlı bir abimizdi. Tatlı bir abimizdi. Evet, ben seviyorum, içmek isterim. Selam yolluyoruz buradan. Evet, hadi geçelim. Daha çok bir şey söyleyeceğim. Çok küçük bir karakter olmasına rağmen ölümüyle beni üzen karakterler. Evet, ama evet, zaten evet. Onun ölümü başlatıyor Iron Man'in şeyini. Redemption'ını. Aynen. Şeyini de hatta hırsını da biraz evet. Yani. Onun intikamını alarak başlıyor. O yüzden iyi bir adam olarak. Bir yandan da MCU'nun başlangıcında Iron Man filminin ilk başında hep o bildiğimiz dünya içerisinde gördüğümüz MCU'da bence yine de çok küçük rolü de olsa gönlümüzde yeri büyük olan abi. Tabii abi. Bir de herifin orijinal öyküsünün bir parçası olduğu için hani bu kadar küçük bile olsa işte hatırlamak durumunda kalıyoruz. Evet, evet. Yok, küçük ama pivot bir rolü var. Evet. Ha, söyle ne? Ben de aynı şeyi bir kez daha söyleyeyim. Geçelim işte. Tamam, hadi gerek yok. Başka bir şey söylememize gerek bu kadar hızlı. Peki Iron Man 2'de tanıdık. Black Widow arkadaşlar. Natasha Romanoff. Oo, yine büyük karakter. Büyük karaktere geldik. Ama yani ne yapalım? O hangisini filmde, açsam acaba? İkinci filmde aç. İlk... Belim ağrıyor, uyu açayım. Bu güzelmiş, bunu açayım. İlk çünkü... Scarlett Johansson çıktığı zaman... Bak izlenmelere bak şimdi. Salak. Saçmasın. O zaman yanlış fotoğraf açtın da neyse bu konuyu uzatmıyorum. Ben birazdan değiştiririm. İlk Scarlett Johansson çıktığı zaman çat diye anlamıyorduk. O filmin sonunda anlaşılıyordu herhalde değil mi? O sonunda bile değil. Bayağı şey %75'inde geçince şeyde anlaşıyordu hatta. Senin dediğin hizaya getirme. Hizaya getirme sahnesinde. Çünkü Nick Fury donatın içinde depresyon yaşayan şeyin yanına hatırladım. Onunla gidiyordu. Sen ne arıyorsun burada? Ben zaten Shield ajanıyım. Seyirciye daha önce açıklıyordu galiba. Çünkü şey falan yok, yapıyordu. Olmayabilir arkasında. Ya. Olmayabilir. Yok. Çok sürpriz geliyordu. Aynen. Hatta evet. Ben... Hayır, seyirciye Shield ajanı olduğunu değil, bir terslik olduğunu daha önce açıklıyordu. Ya çok aslında arkasından bir şeyler çeviriyordu falan. Yok, açıkçası evet, arkasından bir şeyler çeviriyor. Onu bize açıkça gösteriyordu yani. Demiyor ama zaten karakter kendi ismini ilk başta yanlış hatırlamıyorsam Natalie Romanoff falan bir şey böyle veriyor. Orada zaten orayı yakaladıysam... Evet, okay. Ben hiç yakalamadığımı ve izlerken olduğumu hatırlıyorum açıkçası. Hı-hı. Yani böyle hani hatta ne kadar acemice izlemişim dedim kendime sonra açıkçası. Ama Black Widow oradan aldı kendini maşallah. Yani şimdi Iron Man filmi boyutunda düşünmeyelim sadece. Hulk'la da aşk yaşadı. Kaptan Amerika'yla da öpüşüyor oyalanma ayağına bir öpücük kondurdu falan. Kendi filmi gelecek diyorlar. Kendi filmi geliyor diyorlar. Yani. Yani ne kadar kesinleştirmiyorum ama şey yapıyorlar en azından. Yani nasıl ulaşan olduğu diyor. Falan filan biraz origin story'si gibi bir şey olacak diye biliyorum. Hatta evet. Ben öyle bir şey izlemek isterim bu karakterle yani. Bunca film sonrası bir karakterin origin'ini izlemek isteyeceksem o kesinlikle Natasha Romanoff olacak. Bu arada şeyi de unutmayalım. Azıcık Agent Carter'da hatırlarsanız Black Widow'un yetiştirildiği programı. Aynen. Bir başkalarının o anda bir anda yetiştirilmesine falan değinilerek hani biraz onun orijinde böyle bir parmak çalmışlardı. Ekşidin ama da küçük vardı. Ajanlık filmi olacağı için beni heyecanlandırır. Şuna ekşidim aslında. Onu da açıklayayım. Şimdi Black Widow gösterdiği yerden itibaren hani artık ajan olmuş kadını görüyoruz ya. O yüzden hep soğuk ve kesin tavırlı, net tavırlı bir kadını oynadı Scarlett Johansson. Bu okey. Ama hiçbir oyuncu olarak şeyini görmedik yani. Bir ne bileyim bir çatışmasını görmedik. Bir sadece Hulk'tan korktuğu anlar hani böyle ileri seviyede rol yapması gerekti falan. O yüzden şeyi çok merak ediyorum. Yani filminde orijin hikayesi izleyeceğimde bu kadının saf ve böyle hani hiçbir şeyken halini görmeyi, o aradaki hani resimlerdeki farkı bulmayı falan iple çekiyorum. Ekşidiğim kısım bence şu anda oyunculuğu çok şey. Düz. Karakteri biraz katılmıyorum. Abi şeyi unutuyorsun bence. Neyi unutuyorum? Age of Ultron'da Hulk'la attıkları değil, karşı değil. Kaçmayı düşündükleri bir sahne vardı. Hawkeye'in evine saklandıkları zaman
şeyi açıklıyordu ya, hani beni de hadım ettiler, küçüklüğümden beri beni bir suikastçı olarak yetiştiriyorlar. Öbür repliği bir şey, tiradı vardı. Tiradı galiba. Vardı karşılıklı olarak, kaçalım gidelim buradan ikimiz, hiçbir şey boşlu değiliz ve ondan sonra işte kaçmıyor falan, orada bir dramatik yolu. Hatta var. Şunu anımsatmak. Çok küçük izlemiştir o zaman, bak sen söyleyince hatırlamıyoruz, orada vardı hakikaten bak, ama mesela hiç hatırlamıyorum. Çünkü yani. Avengers filmi, çünkü bir sürü karakter var ve hani onun kaçıyor şey arada. Ki aynı şekilde birinci filmde de şöyle bir diyalog vardı şeyle Hawkeye'la. Çizgi romanlarda da hem Hawkeye hem Black Widow işte kötü adam olarak çıkıp sonradan iyi olmuş tipler falan filan. Birinci filminde Avengers'ın hani şöyle bir muhabbet geçiyorlar aralarında, işte hani Red Ledger dedikleri. Aha. İşte ona ne denir yani, sabıkam hani kabarık, kötü anlamda kabarık filan, çok elim kana bulanmış durumda filan. Yani bunların hiç henüz bize önümüze sermedikleri. Black Widow'un hatta bir kısmı işte Hawkeye'yle ortak, çünkü bir de şey geyikleri vardı ya, Bulgaristan hatırlıyor musun? Hatırla öyle laflar falan. Budapeşte. Budapeşte neyse işte. Bulgaristan. Ya hani onların hatta o yani şeyi hani Avengers'daki sahnesi şey bir sahneydi. Böyle abi bu film PG-13 hani bu konulardan bahsetmeyelim biz gibi bir sahneydi hatırlarsanız. Yani o Jerem şeyi Hawkeye'yi döndürüyordu yani Infinity Taşı bilmem ne olsa, hatırladı herhalde herkes hani. Ya, o yüzden aslında şey yapmadıkları, deşmedikleri bir şey var. Yani karanlık geçmişi falan var. Onu deşseler çok ilginç, çok değişik şeyler çıkabilir. Hatta PG-13 olmasa da o film PG-16 falan evet, olsa yani. Disney çıkartmaz onu ama evet. Ya ben şunu sadece şöyle, Black Widow ve bence Black Widow yapan kişi Joss Whedon. Aynen. Yani Joss Whedon o karakteri o şeklinde soktu. Çünkü hem Avengers 1'de hem Avengers 2'de karakterin en büyük kat ettiği mesafeler hep Joss Whedon'ın kaleminden çıktı. Evet. Ki zaten Joss Whedon yıllardır müthiş kadın karakterler yazan bir adam yani, hiçbir şekilde sekmedi Buffy'den bilmem neden beri. Ama benim en Black Widow'u sevdiğim film Winter Soldier. Çünkü iki sebepten dolayı, bir şey repliği benim çok aklıma kazınmıştı. KGB'den SHIELD'a geçerken hani iyi bir şey yaptığımı zannediyordum. Yok, bir tane şeyleri bırakıp Nazilere katılmışım aslında falan filan diye mesela. Orada şeyi çok hoşuma gitmişti yani. Ulan oha, bir anda hakikaten bu süper ajan hayatı boyunca hep birilerinin yalanlarını söylemiş, hep şey yapmış, iş pişirmiş ama bir anda şimdi kendisine yalan söylendiğini fark ediyor, cımbızlak ortada kalıyor. Bu ilginç bir dinamikti. Bunu yaparken de yanında Kaptan Amerika var, dürüstlük timsali herif. İkisi beraber çok güzellerdi yani. Doğru. Çok güzel eğlendiler birbirlerini. Evet, evet böyle yani şey, Black Widow Kaptan Amerika olamamış Kaptan Amerika gibi. Çünkü o da böyle hükümet tarafından yetiştirilmiş süper silah falan ya aslında bir çeşit. Evet. Ama işte vicdan çöpe gitmiş. En azından geçmişinde yani biz onu görmemiş olsak. Kaptan Amerika ise o vicdanını falan kaybetmemiş bir süper asker. Ya aslında bizim kızın ona böyle bir işte hayran olması, bir yanında temizleniyor gibi hissetmesi. Ya bana çok öyle gelmişti. Şey, hani araba sahnesi vardı ya hatta. Aha. Bizim kız ayaklarını koyuyor da Kaptan Amerika indir ayağını falan yapıyor. En son ne zaman öpüştüm falan filan diyordu. Aynen. Ya orada böyle hani işte kötü yollara düşmüş ama aslında iyi kızla süper iyilik timsali onu tekrar iyi yollara götürecek. Namuslu adam gibi. Abisi. Ama ikisi de kayıplar aslında. Çünkü evet, evet. İyi zannettikleri şeyin Hydra olduğunu öğrenmişler yani. Doğru. Yani bir de öyle bir resim. Kimin tarafında savaştıklarına dair fikir falan. O yüzden de şey de mesela hoşuma gidiyor. Age of Ultron'un sonunda bu iki karakter en evsiz kalmış karakterler de, çünkü kime hizmet edeceğiz, ne yapacağız? Avengers'ta kalan bunlar oluyorlar. Yani Avengers olarak merkezinde kalanlar. Doğru. Bunlar oluyor. Doğru. Sonra Civil War olunca da bunlar ikisi Secret Avengers'ın merkezinde olan karakterler oluyorlar. O yüzden onların ilişkisi çok hoşuma gidiyor gidişatı. Bir tık ana baba şeyi var bunlar. Sahneyi ele geçirince özellikle hani işte Captain America babaysa bu da bunun şeyi gibi diyorsun bence. Şey konu kardeşleri yok abi. Abi kardeş tabii. Yine bu dediğin gibi şeyin de Joss Whedon'ın da hikayesi olabilir ama şimdi bu Black Widow normalde hiçbir şey ya, sadece süper ajan. Bir şeyleri çok iyi kullanıyor falan. Ama yanındakilerin hepsi birçok şey ya, böyle çok daha üstün. İşte o dengeyi çok güzel kurmuşlar. Bak Hawkeye'dan daha güzel kurmuşlar bence. Hawkeye gerçekten hani bu konuda hani falan ama bu yani bu işte bence Avengers'ın başarısı. Yani orada bir insan, bir ajan sadece normal bir insanın yapabileceklerini yapan ve çok güzel barınabiliyor aralarında. Hiç demiyorsun ki abi bir şey söyleyeceğim, adam Thor ya, işte elinde çekici var. Bu kim bunun yanında? Niye aynı takımdalar ki bunlar? O kamera niye hepsinin etrafında dönüyor ki? Ben mesela demedim onu. Bence bu bir başarı. Evet, çok büyük başarısıydı canım bence. Ama Avengers'ın zaten çalışmasının sebebi oydu. Yani evet. Dediğin olmasa çalışmazdı zaten o. Başka bir şey olurdu artık o. Peki geçiyorum arkadaşlar. Yani bunu sorguladığın zaman zaten yani çok basit derecede hiçbir şekilde seni bu açıdan tatmin etmeyen bir şey olurdu yani. Ben kesinlikle diyorum aslında, diyen var tabii yani, diyorsun ya bazen, diyen var. Bu arada diyenler de varmış.
bilginiz olsun. Onlara bir şey diyeceğim. Ben pek bence düz insan, yani bak Hawkeye'de daha düz insan hissi alıyorum ben. Belki de Age of Ultron'da hani çoluğuyla çocuğuyla hani falan takıldığı içindir ama Black Widow'da ben daha Batman'e yakın bir şey. Düz insan gibi değil de bir insanın teorik olarak gelebileceği zirve noktası. Hani ama pratikte gelemez hiçbir insan. Çünkü bunu almışlar çocukluktan beri döve döve şey etmişler. Aynen. Ama hiçbir değeri kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Rus disipliniyle yetiştirmişler. Evet. Bu arada bu arkadaşlar bu Black Widow meselesi Rusya'nın hakikaten 2. Dünya Savaşı zamanlarında filan böyle bir programı varmış. Ne kadar başarıya ulaşmış, ne kadar yani bu Ruslara özgün kadın ajanlar, hatta yani çok uzun yıllar ajanlık yapıyorlar, gidiyorlar, evleniyorlar filan falan. Bu gerçek bir şey. Tabii ki Black Widow kadar hani gerçek değil. Yani işte yani ajanlık dozunu çok iyi tutan ve ajanlık açısından çok tatmin eden bir şey var yani. Hani filmin o alanını dolduran bir karakter. Yani boşluğu dolduruyor. Hawkeye'de hakikaten çok daha az ama bu kadının bir misyonu, vizyonu bir şeyi var yani. İlla süper güçlü olmasının bir anlamı yok. Yani başka kattığı değerler var ekibe diye düşünüyorum ben de. Katılıyorum size. Iron Man 2'nin kötü adamlarından bir tanesi Justin Hammer'dı. Sam Rockwell tarafından ki Sam Rockwell Oscar'lı oynadı. Yani evet her filmde filan oynuyor ve her filmde filan muhteşem oynuyor. Özellikle Moon'u bir övebilir miyiz bunu? Evet, yani? Evet. Hangisi abi... Tamam, Moon'u örebilirim. Bir de bir şey öreceğiz. Lütfen unutmayalım onu. Abi, DDP olarak. Ne öreceğiz? Yeşil yolu öreceksin. Tabii. Ben mesela 3 billboard bilmem neyi falan da hatırlatmak isterim. Tabii doğru. Yani Oscar aldı yani. Evet yani. Bu herif nerede oynuyorsa muhteşem oynuyor. Bence Justin Hammer da hiç fena oynamadı tabii ki. Güzel bir karakterdi. Komik bir karakterdi. Hı-hı. Aslında Marvel'ın kötü adamın ben diyen karakterlere nazaran biraz daha derin bir karakter. Gene hani Obadiah Stane'den çok uzak değil. Gene iş adamı. Yine savaş işte kârı eden, savaştan kâr eden filan bir herif. Ama hani şeyden farklı olarak, Obadiah Stane'den falan filan farklı olarak aslında biraz daha az acımasızdı sanki. Değil mi? Yani tabii kapitalist daha, sadece. Kapitalist ortalama sadece. Bir kapitalist kadar acımasız yani. Evet, bazı evet. Konularda Iron Man'e mesela Iron Man hani zırh üretiyor falan ya. Adam diyor ki niye insan sokuyoruz ki bunun içine diyor. Ben hak veriyorum. İlla savaş malzemeleri üreteceksen öyle mekler üretmen yani içine insan girmeyen robotları üretmen. Aslında o... Ama sonra tabii komplo ile falan kötü yok, adam oluyor. O şeyin başka. Öyküsüydü yalnız. Karıştırmayalım. O şöyle mi? Şöyle hayır. Sam, yani Justin Hammer o Whiplash'i, Ivan Ivanko'yu işe alıyor, zırh üretsin diye Ivan Ivanko zırha gerek yok, içi dolu herif, robot üreteceğim ben diye o yapıyor. Hatta Justin Hammer gıcık yapıyordu, ben zırh istiyordum falan yapıyordu, plan yani, falan. Onun başarısı şeyi. Yani orada aslında öncesi. Şöyle bir şey var, orada şöyle bir şey var. Sam Rockwell neydi lan? Justin Hammer yani piyasada mücadele şey yapmak istiyor, rekabete girebilmek istiyor yani Tony Stark'la. Ivan Ivanko hani katil çıkıyor yani zırh yapmayıp robot yapınca kendi kontrol edebilir oluyor Ivan yani. Bu Whiplash. Kötü adama yol gösteren yarı kötü evet, adam. Yarı kötü. Yani ara kötü. Kötü gibi ben de hiç algılamamışım. Ara villain. Bu ne kadar iyi oynamıştı. Whiplash'e geçeceğiz galiba. Çok mutlu oluyoruz. İyi hadi geçelim. Yani belli ki. O zaman Whiplash'ten de asıl o filmin kötüsü. I want Whiplash. My bird. Where is my bird? Doğru ya. Ne kadar kötüydü o ya. Abi biraz kötü adam klişesi. Ya ama yani... Abi bu niye? Şey değil mi? Jesse Eisenberg'in işte öbür herife jelibon yedirme sahnesi gibi. Ya yani o en kötüsü o. Evet. Yani bu yani süper kötümüz... Ya bu Bond kötüsü yani anladın mı? Güzel söylüyorum. Bond, Bond kötüsü tarzı bir şey yani. I'm not my bird. Bir quirky özellik değil mi böyle? Bir garip özellik. Bir kuşu de abi yani. Kendine bak bir şey söyleyeceğim. Yani hakikaten çok lame ya. Kendine bir şey yapıyorsun tamam mı? Özellik. O da şu. Pişk, ikiye böldü. Ya bu ne ya? Sevmedin ya bu böyle sen. Şey gibi anladın bak, mı? Dünyayı aynı... kurtaran adam da ayının ellerinde böyle bir şeyler böyle evet, sallanır. Evet o bu işte. Böyle. Ya bunu sopa şeklinde... Aynı bence ama okey şey. Yani. Bunu sopa şeklinde yapsan bence bu arada daha efficient ya bir şey abi, tamam mı? Ya abi lazer var lazer. Fışkırt niye kırbaca bağlıyorsun ki onu? Takmıyorsun mu? Değil mi? Bence o problem çünkü değil arkadaşlar. Çünkü benim adım Whiplash. O yani hayır yani o şöyle. Yani niye? O kadar problem miydi? Bence olabilir. Adam işte derme çatma teknolojiyle onu beceriyor. Ya yok okay. Ya. Bu arada şunu unutmayın. Yani onu hani derme çatma evde kendi imkanlarıyla yapıyor. Sonra eline imkan verince herif ordu yapıyordu. Yani evet. Aslında. Tamam ama şöyle düşünsene. He. Onu böyle ortaya koysana ellerinde Whiplash'le. Uzaktan Iron Man aslında pış diye onu yok edecek ya. Herhalde herhangi bir polis memuru bile tabii icabına bakabilir. Sadece o sırada hazırlıklı değildi. Tamamen ondan yırttı herif o şey Monaco sahnesinde. Kiladan yani. Kaybediyor onu evet. Yani. Doğru. Sonra kuşunu istiyor. Ya tam Mickey Rourke'un bir şey dönemiydi abi. Wrestler'la geri geldi. Tekrar büyük oyuncu olacak. Hani o potansiyeli dolduracak falan diye. Hollywood çok coştu. O eski yakışıklı Mickey Rourke geri geliyor falan.
O sırada bence yani bu Marvel bünyesine de katmışlar. Ne istiyorsa da oyuncu tercih olarak abi doğrudur sen biliyorsundur demişler. Bu da kuş diye bağırmış yani. I want my bird. Ne kadar kötü bir recurring şeydi ya. Yani 5 dakikada bir bird. Bir de ağzında şey var ya. Onun kompleşini var internette. Bird, 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 bird. Cici kuş. Bir de kürdanı var ağzında devamlı. Evet. Çok tatsız. O, bak, bak o kürdan ne biliyor musun? Oyunculuk 101 tamam mı? Böyle hani şey yaparken böyle act yaparken bir şeyi kullanın. Kürdan. Evet, wow. Mikro inanılmazsın evet, yani. En kötü villanı diyebilir miyiz MCU'nun? Tabii bence ikisi. Ben de tabii ben berbat anlamda dediğini umuyorum. Yok, evet evet. Yani en tatsız, evet. Tuzsuz. Bence Aldrich Killian. Ki sırada ondan bahsedecektim. Hadi ondan da bahsetmiş olalım. Ki yani ondan nasıl bahsedeceğiz bilmiyorum. Ondan ekstremist diye mi bahsedeceğiz? Mandarin diye mi bahsedeceğiz? Diye yok mandarin. Ben ama gerçi sonunda Iron Man... Pardon bir filmin... Hangi filmin? Iron Man 3'ün kısa filminde. All Hail the King. Bu Ben Kingsley hapishanede şey yapıyorlar ya. Kenara çekip gerçek mandarin çok kızgın diye bir şey yapıyorlardı. O da tamamen fanboylar ağlamasın diye yaptılar o sahneye. Ama o kanon mu bu senin söylediğin? Bu kanon. Yani resmen bir şey. Ben bunu böyle bir geyik diye kafamda kalmışım. Ciddi anlamamışım ben bunu. Yani bu kısa filmler canon kabul ediliyor sanırım abi. Okey o zaman iyiymiş bak bu iyi haber. Çünkü Mandarin hakikaten kaynadı gitti arada yani. Neyse. Eldritch Killian'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Guy Pearce'ın oynadığı. Kendisi çizgi romanlarda ekstremist teknolojisini üretirken yanlış ellere düştü diye vicdan yapıp intihar eden öyküsü orada biten bir karakter. Filmlere adapte edilirken işte bildiğiniz gibi bu teknolojiyi geliştiriyor. Eğime bağlıyorlar. Aynen. Hatta kendini filan tedavi ediyor teknolojiyle bilmem ne. Doğru. Eğime bağlıyorlar. Haklısın. Yani Marvel çizgi roman evreninin büyük kötülük organizasyonlarından bir tanesi olan Advanced Idea Mechanics. Bilim adam, kötü bilim adamları grubu. Hadi gelip dünyaya kötülük yapalım. Ama bilimle. Bilimle kötülük yapalım. Falan. Hayır çünkü ya parayla kötülük yapanlar ayrı. Onlar ayrı grup. Lesseler ne kötülük yapıyorlar. Vakansı halinde kötülük yapanlar var. Onlar Hydra zaten orayı keşke. Tabii tabii. Bunlar bilimin kötü şeyleri. Neyse işte filmde ekstremist buymuş. Bilmiyorum ben bunda bu heriften çok haz etmemiştim açıkçası şeyde filmde. Yani bir kötü adam olarak. Bir de Guy Pearce ben çok severim tamam mı? Büyük ayak kırıklığı o yüzden. Ya Iron Man 3'ün en kötü tercihi buydu. Zaten Iron Man 3'ü daha iyi bir kötüyle yapsalardı bence çok en iyi filmlerinden bir tanesi olacaktı. Ki sen çok seviyorsun. Ben bayılıyorum. Dördüncü en iyi MCU filmi bence. Ama bu adamı sen de sevmiyorsun. Ya aslında işte dediğim gibi bu adam da mesele değil. Orada tamamen Mandarin şeyi, twist'i bu adama Mandarin kötü... Mandarin 3'teydi değil mi? Tabii. İşte ya okey. Aslında oydu bu. Hatırlamayanlar için o zaman şöyle kısaca özetliyorum. Mandarin'e geçtik mi? Ben Kingsley. Zaten bu Mandarin'deymiş. Evet bir şey. Hayır da Ben Kingsley'nin karakteri değil. Şey yapmayalım bunu. Ben Kingsley'de değiliz şu an. Aldrich Killian'dayız. Tamam. Aynen. Yani bütün o Mandarin bir şeymiş dediler ona. Sahteymiş işte vitrin oyunuymuş. Ha okey. Paravanmış. Eldritch Killian aslında her şeyi oynatan bir terörist organizasyonunun başı falan filan gibi bir şey. Bir de o gözlüklü falan filan artık Batman Forever Jim Carrey'si gibi halleri vardı hatırlarsanız. Bir de Riddler'ı hatırlıyor musunuz? İlk başta sakat hali. Evet, evet. Benim oradaki sorunum neydi biliyor musun? Mesela bu şakayı neden bize yapıyorlar? Hangi şaka? Ya çünkü yani aslında Adrian bir yani şeymiş ya, piyonmuş ya aslında bir şey değilmiş. Bu şaka... Adrian piyon değil. Adrian işin başındaymış. Başındaymış da Mandarin piyonmuş. Biz ama ilk başta film açılıyor. Mandarin terörist, baş terörist, tehdit ediyor. Herkes falan zannediyoruz ya. Bunu herkes zannediyor. Onlar onu o olmadığı da çıkınca... Ya tamam başka biriymiş deyip yöneliyorlar. Bu şaka bize yapılıyor. Seyirciye yapılıyor aslında. Bu en büyük şaka evet. Bizde oluyor. Çünkü adam diyor ki ben kızlar seven şey yapan bir aktörüm diyor falan. Böyle bir şakası var orada. Ben işte bunu sevmiyorum. Çünkü bunun adamlara bir faydası yok ki. Adam o değilse onu arayacak. İnanılmaz bir twist değil ki. Mesela çok farklı yerlere yönlendirmiyorlar ki. Nasıl o ya? Sırada Mandarin'i ararken bir yerde bir şeyler patlamıyor ki mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya Ben Kingsley'nin şebekliği ne yani gerek şebekliğinin yok mesela. Dikoyluğuna gittiğin zaman o bir sana tuzak kuruyor mesela. Sen mesela şunu okey misin? Ben Kingsley oldu ortaya çıktı ama Ben Kingsley'nin böyle şey bir mazbut bir aktörmüş. Hayır buna okey değil. Bu bize yapılan bir şeyse. Bizler tamam, de sen, seyirci buradaki. Sen Ben Kingsley'nin Mandarin rolünü oynamış olması için tutulan bir aktör olmasını... Gerek yok diyorsun. Ha, bir şeye bağlamadıklarını. Bu sadece bize komedi ve işte böyle ha twist unsuru yarattıkları için. O sırada eğer yani film için bak film içerisinde Mandarin'e doğru yönlendirdikleri... Hayır cover up abi. Ekstremist üzerinde şimdi bak şöyle. Şey neydi abi mesela ben de hatırlamıyorum. Yani bu
ekstrem yani neden böyle bir cover up yapıyor? Çünkü ekstremist verdikleri şeyler yani kullandıkları denekler evet. Gayri ihtiyari patlıyor. Bunların arkasından geriye dönük olarak eğime bir şey bağlantı kurulamasın diye Mandarin'i yolladı. Terörist saldırılar bunlar. Onlar da kendini patlatıyor bomba gibi. Ama abi yani böyle bir tane fake hedef var. Şöyle sadece kağıt üstünde terörist organizasyon diye gözüken bir şey de yapabilirsin. Niye bir sürü propaganda yapıyorsun? Falan. İşte bunlar yani bu bize böyle büyük sivriltip sonrasında çünkü I am an actor dedirtmek için yapılan bir şaka gibi geliyor bana sadece. Bana da şöyle geliyor. Yani orada zaten artık Iron Man 3 noktasına geldiğimiz zaman süper kahraman ve süper villainların olduğu ve kabul edildiği bir evrendeyiz ya artık o saatten sonra. Hani ortaya ben bir süper villain çıkarttım. Millet onunla uğraşırken ben altta parsayı topluyorum. Hani şimdi süper villain bir de artık medyatik bir şey yani. Herkesin bir şekli var. İsim koydum. Karakter koydum, oynatıyorum rolünü. Yani herhalde... Iron Man'in Tony Stark'ın antisi, kötüsü gibi mi düşünüyorsun onu? Yani kameralar önünde oynayan tabii, kötü adam. Aldrich Killian'ın planı bu. Yani adam diyor ki bu kameraları sen kardeşim oynayıp bir tane düşman imajı verirken, herkes onunla uğraşırken ben arkada kendi deneylerimi yapmaya devam edip ekstremistle beraber bir noktadan sonra herkesin canını okuyacağım. Anladım. Ben biraz yine daha abarttıklarını düşünüyorum ama anlıyorum yani. Bence ben işte ben de diyorum ki şeyi anlayabiliyorum ben sadece. Yani aktör çıkma switch'i bence okey çünkü bir yerde farklı bir şey denemen gerekiyor. Her zaman her süper kahraman kötüsünün yumrukla yenmesi şey değil, mutluluk verici bir şey olmuyor bir noktadan sonra. ama Ben Kingsley'nin oyuncu olarak tercihini ben de sorguluyorum zaman zaman. Çünkü çok şebek oynamış yani. Güzel görelim Ben Kingsley'i bence. Geri gelmişken. Evet evet. Geçelim bize Twist'in diğer tarafına. Evet ya zaten hayır zaten çok da eklenecek bir şey yok buna yani. Evet yani, evet daha ne öyle kaldı sen. Bir köşede. Yine de Ben Kingsley izlemiş olmaktan dolayı mutluyum ben. Peki sen o bir şey söyleyeceğim. Ben hakikaten o şeyi unutmuştum. O geyikleri zaten izlemedim. Duydum sadece de. Yani izlemedin mi? Hayır, kısa mi? Şeyi olan işte. Ha, onları izledik, oturup birlikte izledik. Nasıl hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum ya. Oturup birlikte izledik. İşte yani öyküyü hatırlıyorum da böyle görüntüyü hatırlamıyorum. Yani bu saatten sonra acaba Mandarin hakikaten rebootlanır, mebootlanır, bir ciddiye alınacak bir karakter olarak çıkar mı acaba? Yani abi şimdi şöyle Mandarin çizgi romanlardaki hali çok karikatür, çok şey bir şeyden falan bir karakter. Biraz böyle oryantalist hatta aslında. Bayağı oryantalist. Stereotipin dibi. Tabii dibi ve çok da eğlenceli değil artık bu saatten sonra. Şeyde ilginç bir şey işte var. Yani o da ama MCU'nun geneline sokuşturman lazım ki altında olur. İşte yeryüzüne düşmüş bir uzay gemisindeki kaybolmuş bir teknolojileri falan filan buluyor. İşte onlar hani yüzük oluyor parmağına. Anlamadığı bir teknolojiyi yönettiği için daha böyle büyücü gibi aslında takılıyor falan. İşte şeyse Tony Stark'sa her şeyi çözen, her şeyi bir mühendis gibi analiz eden bir herif olduğu için hani hayata bakış açıları tam zıt böyle. Biri spiritüel falan filan bakarken biri böyle rasyonel bakıyor. Yani bunun üstünden bir çatışma belki ilginç İsmi olabilir. İsmi bile Mandrake'den gelmiş gibi sanki değil mi? Mandarin yok ya. Yok ya Mandarin. Çin. Öyle mi? Mandarin Çince. Şey, o zaman. Çin, Mandarin Çincesi vardır ya mesela. O zaman benim kafamda oradan geliyor diye. Yok karakter epey ırkçı bir karakter bu arada. Tabii. Net. Öyle yani, mi? Irkçıdan kastın ne yani? Şöyle yani ırkçıdan kastım o zaman ve öncesinde karakter yazarlarken bu karakterin olayı ne? Bu karakterin olayı Asyalı olması deyip sonra düşünmemişler hiçbir şey başka. Biraz ha, şey öyle anladım. Kendi de yani karakter orijini olarak da bunu zaten anlatıyor. Şeyin Cengiz Han'ın izinden gidiyor falan güya. Hani işte bizim ırkımız, bizim milletimiz yeniden o eski şarşarsına kavuşacak, ben işte bütün dünyayı ele geçireceğim falan filan diyen... Şeyi bu yani adam nihayet. Hiç alakası yok ama burada. Sadece tabii canım, düz bir terörist yani. Ben Kingsley'nin o şey çekerken şey, you will never see it coming falan filan kısmındaki çok gaz oluşunu, çok cool çok falan cool, böyle. Çok cool. Oha hakikaten altımızı sıçıyoruz falan gibisinden. Sonra bir anda şebeğe dönmesinin problemi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Konunun kendisinin değil. Yani ben Kingsley'nin oyunculuk tercihlerinin... Bence orada en büyük infial ya yarattı. Bence biraz senaryo tercih. Şebelek bir adam. Ben rahatsız değilim ya. Kesinlikle şey yani Şebelekleştirmeleri bence birazcık yukarıda. Yani belki izlerin kendi tercihi olmayabilir diye diyorum ben. Şimdi okey ama metinde yazanı bile oynarken aşırı işte. Karılar nerede uçtuşlar falan oluyor. Yani eli kolu böyle şey yani. Maç buldu abi kaç. Aynen bir ayı aldı bir anda öyle. Yani hani bir şey söyleyeceğim. Bir oyuncu gibi de değil ki. Hani bir oyuncu dediğin entelektüel falan bir adamdır bu ya. İğrenç bir adam. Mesleğini kolduramıyor görüyor musun? Kanka bu böyle ikisiz oyuncu yani. Anladın mı böyle?
Doğru abi. Oyuncular hiç uyuşturucu kullanıp seks yaparlar mı? Hiç abi yok. Onu yapmaları başka bir şey. Hayatının bunu merkezine koymaları başka bir şey yani. Adam öyle bir adamdı yani. Hadi bütün şemeneklikleri yapalım ve karakterimiz bu olsun. Ya. Çok kötüydü. Bence biraz uzattılar o şakayı, o yüzden. Olabilir. Evet, o yüzden çok tadımız kaçtı. Yani bunu uzatmalarının, ama işte birazcık ben yani Banksy'nin dışında da senaryoda da yönetmen abarttıkça abart demiş olabilir yani. Extremis'in bir karakteri daha vardı arkadaşlar. Maya Hansen isimli karakter. Ha şey kız. Evet, bu gene Extremis teknolojisini geliştiren aslında karakterlerden bir tanesi. Filmde... Abi yardım et. Bu muydu? Evet oğlum. Heh, tamam. Okey. Aynen. Çünkü manken çıktı. Bir sürü böyle bir manken varmış. Şimdi bu çizgi romanlarda o dedim ya, Eldritch Kleene diye bir herifle bu kız Extremis'i geliştiriyorlar. Ondan sonra Kleene intihar ediyor. Bu kız da yardım istemek için Tony'ye geliyor. Çünkü Extremis teknolojisi el alemin eline düşmüş filan faş mekan diye. Çizgi romanda Extremis öyküsünün sonunda görüyorduk ki meğersem Extremis teknolojisini test edebilmek için halka Maya Hansen kız karakter sokmuş, ittirmiş. Böyle bir şey filmde yok. Bunu hani Eldritch Kleene yapmışlar işte biraz o twist olayını filan hiç mekan. Filmde yardım için koştura koştura gelen ezik bir kızdı. Bilmiyorum başka bir esprisi var mı? Yok. İşte Tony ile yattı kalktı. Yatıp kalkıyor muydu çok, ya? Çok ayıp. Gençliğinde yatıp. Gençliğinde yatmış. Eski çiçekler. Ya şeyi hatırlıyor musun? Happy bunun çiçeğini koparıyordu gıcık olup. Evet. O öyle ekstremist giyin de öyle anlatıyorlardı ilk sonra başta. Sonra çiçek büyüyordu gene. Çiçek geri geri büyüyordu. Böyle şey var. Ben hiç hatırlamıyorum. Abi çok garip bir sahneydi o ya. Böyle geliyorlar tam. İşi pişirecekler, kapıda bekleyecek ya bu Happy'de işte niye ama öyle. Ondan sonra falan bu çiçekle oynarken kız diyor ki dikkatli ol benim botanik çalışmam. Peki diyor sonra... Doğru öyle bir şey vardı. Happy'nin böyle bir sahnesi var garip Allah bir şekilde. Niye çiçek koparıyorsun, manyak mısın Happy? Çünkü, ha bir de kendini niye o kadının yerine koyuyorsun ki? Yani bir de orada öyle bir şaka var ya o zaman değil mi? Doğru tabii, anladım. Yani yo, ne, hayır niye koparıyorsun abi el alemin bitkisini, o da botanik araştırma yapıyor ne kadar. Bu kız Vicky Cristina Barcelona'da oynuyordu değil mi? Galiba o kız o kız. Yani evet. Vicky Cristina'dan bir tane işte Scarlett Johansson bir de... Hayır canım. Ha üçüncü kadın buydu. Üç kadın var zaten. Tabii işte. Tabii. Doğru Vicky doğru. Scarlett Johansson. Adamın karısı olan buydu işte. Hayır. Neden ha şey esas çocuğu. Esas çocuğun karısıydı. Esas çocuk değil. Haber Bardem değil. Ben de izlemedim. Temiz çocuğun. Temiz çocuğun. Woody Allen filmi işte. Seks film dedi. Dedi. Sanat öldü bugün Türkman yani. Hayır, bu arada bu dayalım bulduysa şey derdim okey. Yani bu arada hani çok içinden az. Öyle ama ben izlemedim. Peki bu listeye almışım Vision arkadaşlar. Sevgili Jarvis'in dönüştüğü Vision. Şimdi normalde Jarvis Vision'da falan filan dönüşmüyor. Çizgi romanda öyle bir şey yok. Ama film dünyamıza, MCU dünyamıza böyle yaptılar. Jarvis'le Infinity Taş'ı hangi taş? Mindstone. Mindstone birleşince Vision ortaya çıkmış oldu. Ne şu an geliyor. Vision'ı nasıl buluyorsunuz MCU evrenindeki Vision'ı? Kesinlikle katılıyorum. Yani bir şeyin güzel giriş sahnelerinden. Evet, hangi evet. Hangi sahne? Ben Vision'ın oluş sahnesi. Kaldırdığı sahne. Evet, evet. Abi o sahnede bak o Joss Whedon'ın bıraktığı en güzel miraslardan bir tanesi olabilir. Gerçekten bu süper kahraman filmi cami mesela. Çünkü bir karakteri bak şu çok dahice bir şeydi. Bir anda uyandı, Ultron yapıyordu bunu. Ultron yapmaya başladı. O işte yarın çoğunun teknolojisini kullanarak. Ultron yapmaya başladı, bir anda kalktı. Ben bu karakterin izleyici olarak iyilerin tarafında olduğuna inanmam lazım bir şekilde. Ve net tesadüftür ki filmin başında Mjolnir'i sadece Wordler kaldırır diye 20 dakika geyik setup yapmış. Setup payoff değil mi? Setup payoff abi. Doğru. Başta 20 dakika sen hazırlığını yap. Ondan i̇yi, sonra iyi bir anda... İyi yönetmenlik, iyi senaryo. Ve iyi sound editing. Çünkü o evet, ben evet. Şeyi unutmuyorum aslında. O Mjolnir'in karşısında vyum diye bir ses çıkartıyor ya. Sonra hemen kamera dönüyorsun. Abi çok övdün. Yani ben bunu yapabilirim. Ben o sahnede pek hoşlanmıyorum ya. Aaa evet. Niye? Ya yani bana Thor'un çekicini kaldırmak Vision'a şey olmamalıydı gibi geliyor bana. Ne denir? Layık olmamalı. Layık olmamalı. Yani kadir olmamalıydı Vision'a. Evet evet yani tamam nasip. Hani şey olarak kabul eyvallah neyse hani süper iyi bir insansız yani süper iyi bir robotsa robottur ya yani, onu hani sorgulamıyorum da. Robot da olsa insandır dedi az önce. Kimse kaldıramıyor yani işte Captain America bile birazcık titrettirmiş falan bilmem ne şimdi Vision mı kaldırdı olmuştum ben biraz azıcık. Ama bak şöyle bir şey var orada yani ben öyle bunu yormak istiyorum çünkü ben de sevdim sahneyi belki bu yüzden argüman üretiyor olabilirim. Ama adam yani Captain America'dan farklı olarak böyle 7 düvel iyiliği biliyor ya kafasında yani, okay, böyle. Kabul. Hani bütün internetteki iyiliği, bütün o insanlık tarihindeki iyiliği ve bunu tercih olarak seçip onu kaldırmış oluyor. Yani aslında bir dijital desteği var arkasında. Bayağı bir cloud desteği var. Bence bu yeterli bir argüman. Ya Vision çizgi romanlarda bu arada işte hep
insan olmaya çalışan robot klişesinin bir işte biraz da o yüzden öyküsünü hep içerir, anlatır. Bu arada hani okumadıysanız hemen önereyim. Vision'ın kendi bir serisi var. Daha Türkçe çevirdim. 15-16-17 mi ne çıktı? Yakın sıra. Yani, çok övüyorlar onu. Ben de okuyorum. Ben de okuyorum. Mükemmel abi. Kesinlikle okuyun yani. Bence Marvel'ın bugüne kadar çıkardığı en iyi ismi onun. Visions. The Visions. Vision ailesi. The Visions yani. Kesinlikle okuyun. Çok çok başarılı. Ben yani bugüne kadar okuduğum en iyi Marvel eseri. Yani çünkü bir androidin normal hayata tutunma çabasını ailesiyle birlikte okuyorsunuz. Çok hoş. Ve bence filmlerde Vision'ı iyi yansıttıklarını ben de düşünüyorum yani. Şeyde Infinity War'da biraz kolay dayak yedi falan gibi eleştiriler duyduk ama ne dersiniz o konuda? Ben katılırım bu eleştirilere ama hikayenin onu kolay dayak yemesine ihtiyacı vardı. Yani yapacak da bir şey yok bir yandan. Yani çünkü zaman kısıtlı, anladın mı? Karakterler birazcık aşırı boku. Birilerini öldürmeye başlamak zorunda. Evet evet yani. Ya o konu bak, o konuda ben... Taşlara ihtiyaç var. Falan. Bu arada Avengers'a o konuda şey yapıyorum yani. Ne bileyim, destek veriyorum abi. Çok karakterin altından kalkıyorlar. Özellikle Vision orada çıktı ya ve bence evet birilerini kurban edecekler. O anlamda timing'i çok iyi seçmişler. Vision olması bu iyi bir şey bence. Ama bu kadar böyle işte yani Mjolnir'i kaldırmış, bu kadar godlike bir karakteri çat diye öldürmeleri evet. Biraz godlike. Ya birinin birine bir şey yapacaklarsa bunun tercih olarak mesela o olması bence o. Çünkü çok düşünüyorlardır çünkü bence. Taş zaten mecbur gitmek zorunda. Yani. Ama hemen gitti ya. Hemen yani öldü yani. Thanos ve grubu ona hazırlıklı geliyor gibi bir bahanesi var. Ay rengi aslında. Nasıl gitti? Evet, çok güzel bir sahneydi ya. Çok, bu arada o da çizgi romanı şöyle gönderme. Hangi noktada, hangi yıllarda hatırlamıyorum ama Vision bir noktada insaniyetini kaybediyor. Bunun bir zayıflık olacağına karar verip. Ve rengi gri oluyor. Öyle bir hani filmde öyle bir şey yapmışlar. Ruhu şey zaten gitmiş yani oraya. Falan. Aynen. Evet arkadaşlar, değişik bir camiaya geçiyorum. Bu camianın süper yıldızı Örümcek Adam. Tony Stark'ın biraz MCU'da şeyini yaptıkları için, çırağı gibi olduğu için bugün ondan bahsetmek istedim. Tom Holland'ı nasıl buluyoruz? Önce girdiği yeri açıyorum farkındaysanız. Civil War. Arada şey molası falan var mı planınızda? Mola mı? Evet, bir şey içer misin mola bu arada? Evet, küçük mola. Hadi küçük mola verelim. Olur. 5 dakika mola. Millet geri gelsin. Bir şey yapalım. Aynen. O zaman arkadaşlar 5 dakika mola, aynen. Yayın açık kalsın. Yayın açık kalsın. Siz kendiniz eğleşin. Geliyoruz 5 dakikaya. Açılış sahnesini geri koy. Az sonra buradayız. Görüşürüz.
Evet arkadaşlar, kaldığımız... Ömercan, omuzun giriyor bu. Ay pardon. Şimdi... Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avengers Endgame filminin gelişine doğru biz de birazcık bu hype'dan faydalanalım istediğimiz programlarımızın arkadaşlar. 3 tane canlı yayın yapacağız dedik. Bugün ilkinin ikinci bölümündeyiz. Şu anda sevgili Yiğitcan bize eşlik ediyor. Diğerlerinde ikincisini pazar akşamı, üçüncüsünü salı akşamı yapacağız. O zamanlarda ayrıca görüşürüz. Kaldığımız yere devam edelim. Karakterler üzerine konuşuyorduk tek tek. Ve de sevgili ve de sayın ve de biricik Ömürcek Adam'a gelmiştik arkadaşlar. Ömürcek Adam 80 milyar kere rebootlanmış bir karakterimiz olarak Marvel'a, MCU'ya geçtiği zaman bugüne kadar hiç beyaz perdeye taşımadığındaki kadar genç bir karakter yapalım dediler. Lise öğrencisi olarak görmeye başladık direkt. Yani Tobey Maguire'da lisede başlamıştı ama ciddi mezun oluyordu falan. Bu lise de hala. Evet evet. İkinci filminde de lisede olacak. Tom Holland da aynı zamanda diğer oyuncu seçimlerine nazaran da en no name isim olarak herhalde Örümcek Adam'ı canlandırdı. Tabii. Yani çok... Andrew Garfield'ın bile en azından bir social network'ü vardı. Aynen yani biraz daha bilindik. Çok alakasız en başta bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben maalesef hepimiz gibi Spider-Man'i sinemaya gittim büyük hype'la. Özür dilerim Avengers'ta yani ilk çıktığı yerde. Civil War'da mı çıktı? Civil War'da. Civil War'da ilk gittim ve sinemada böyle büyük bir şeyle mutlulukta tam ortasına geldim. Tam abi Spider-Man'in çıktığı sahneye geldi. Spider-Man çıktı ve elektrikler kesildi abi. Sinemada mı? Sinemada elektrikler kesildi. Bahtsızlığı adamı. Ve abi dedim ki bütün sinema böyle ama nasıl ya nasıl olabilir böyle bir şey dedim. Ve yani bütün hype'ı kaçtı sahnenin. Sonrası geldi ve tekrar bir dakika başa alıp izledik ama hiç aynı tadı vermedi ki. Bu kadar yani. Yazık çok büyük. Sinemanın adını verip burada ayıplamak ister misin? Yani Cinemaximum'un bir sinemasıydı. Ama olsun. Bir jeneratör kuramamışsınız. Evet, ayıp denen bir şey var. Bu bana mı geldi ya? Evet. Hı-hı. Niye ki? Kötü bir şey mi? Kahve işte. Kahve filtre kahve. İstemez miydin? Yok, olur. Okay. Önüme konuldu artık. O senin. O bitecek. Ben de şu küçük anımızı o zaman paylaşmak istiyorum. Civil War'un şeyi, fragmanı yayınlandı. Duymuştuk biz hepimiz. Can, ben, Yiğitcan bizim evdeydik. Hadi izleyelim dedik. Açtık. Örümcek Adam fragmanında belirdi ya Yiğitcan. Helal olsun be diye böyle kendi kendine gaza gelmişti. Ben de aynı duygular içerisindeydim. Sadece onun kadar artikle etme ihtiyacı içerisindeydim. Sen bu çünkü içinden keşke bunu sinemada gösterselerdi. Onu sonradan hep onu düşündüğüm şey yaptım da ama... Ya o çok büyük bir seçim. Hani mesela Spider-Man örneğinde. Yani nasıl yapacaksın ki o? Dudağını temizlemen lazım. Ama göstermezsen olmaz. Evet. Sen hangisini temizle? Ömercan. Onu bile göstermez miydin? Yani şöyle. Fragmanda. Şimdi hayır, benden idealist bir sinemacı olarak mı bana soruyorsun yoksa atıyorum o film firmasının işte başı mı olsaydın ne yaparsın diye soruyorsun. Abi başı olduysa adamın yaptığını yaparsın evet. Zaten ama sence o yaptığı şey doğru mu? Bence yok. Biraz doğru bu arada. Yani daha çok bilet satacak yani. Abi sonuç olarak ürün satıyor adam yok. Diye. Doğru şey bakımından da öyle, seyirci bakımından da ben gittiğim filmde Spider-Man var mı yok mu bence bilme hakkına. Sahibim lan. Ya şöyle yapabilirler miydi mesela bak bir dakika. Ben çok heyecanlandım. Şunu yapabilirler miydi? Bir sinemada görseydim baya bağırırdım yani. Spider-Man'in geliş sahnesi baya görünüyor ya. Kalkanı alıyor geliyor falan. Evet. Onun yerine ne bileyim böyle bir bakış. Aa Spider-Man galiba bir saniye. Böyle mi olsaydı? Tease etseydi. Orada da bir tek selam herkesi de o kadar. Yani orada çok minik bir teaser aslında fragmanda da. Ama yani biz tam o sırada da hani ben sinemada izledim ama herkese benim Spider-Man'in geleceği sahne bu demiştir bu arada. Değil mi? Öyle bir şey vardı orada. Ya, daha önce gözüktü. Nasıl daha önce gözüküyor? Ya, Tony gidiyor Queens'e. Gidiyor meyhalaya yavşıyor bilmem ne oluyor. Ha doğru var. Doğru bak orayı unutmuşum ben. Evinde kıyafeti doğru. Böyle burada görüyoruz. Doğru doğru. Aynen. Evinde şey diyor büyük güç büyük sorumluluk lafının bambaşka bir versiyonunu hani etmeyi başarıyor falan. Şöyle tutuyor. Evet. Ya. Neyse neticede ilk MCU'ya girmiş diyebiliyorum ben kişisel olarak. Ben şundan çok mutluyum. Daha önceki Kevin Feige de bundan vurguluyor ki Homecoming'i komple böyle tasarlamışlar zaten. Hatta biraz abartmışlar da bu konuda. Entegrasyon değil mi? Şu bakımdan entegrasyon ama. Spider-Man çok bariz bir şekilde Avengers fanboyu olarak büyümüş bir çocuk. Yani bunu işliyorlar film boyunca. Gerçekten çok coşuyor ve bir hani katılma şansı gelince de okulunu satıp her şeyi satıp Avengers olacağım çünkü ben lan falan hani. Çünkü şey ben çok hoşuma gitmişim. Ne de şey diyor ya lan ne okulu oğlum ben yani Avengers taşınıyormuş zaten. Giderim buralardan falan filan tiğine giriyor. Çocuk kaptırmış kendini yani.
bunu işlemeleri, böyle bir Spider-Man'i hiç görmememiz bakımından gerçekten, çünkü şeye katılıyorum ben. Hani hem Spider-Man'i benim, ben hiç Marvel evreninden kopuk düşünemiyorum. Bir sürü karakteri Marvel evreninden kopuk, izole düşünebiliyorum. Ama Spider-Man hep Fantastic Four'un içinde olmak ister. Iron Man'in akılcısı, Iron Man akılcısıdır. Captain America özenir. Bir tanıştığı zaman heyecanlanır bilmem ne falan. Tabii tabii doğru. Hep bir şey olur. Çok bizden bir karakter olduğu için zaten bence en sevilen karakteri Marvel'ı. Sanırım. Doğru abi. Bu yani çizgi roman düzeyinde de doğru bu arada gerçekten. Yani şey geyiği de var. Uzun uzun şimdi ondan bahsetmeyeceğim de işte ilk böyle sorunlu, sıkıntılı işte ne bileyim işte böyle geçim derdi falan gibi dandik dundik şeylerle uğraşan ya da kızlar bana bakmıyor falan gibi şeylerle uğraşan ilk süper kahramanlardan 1960'larda. Hani ondan önce hep böyle Superman, Batman falan gibi her şeyi dört dörtlük yapan tipler böyle biraz daha varmış. Hepimiz kendimizi onun yerine çok rahat koyabiliyoruz. İşte o yıllarda hakikaten hani dandirik bir lise öğrencisi falan bilmem ne olması milletin onu çok kendini yerine koyması sağlamış. Şimdi Yiğitcan dediği gibi hakikaten hepimiz böyle işte süper kahraman bilmem ne fan boyu falan. O da bizim gibi. Aynen. O da seviyor. Ben ortadaki tercihten son derece memnunum ama sanırım burada o içimizden biraz çıkıyor. Yani benim okuduğum zamanda, Spider-Man okuduğum zamanda, yani ben daha çocukken ortada sadece şeyler yani 1902'de. Vardı. 1902'de. Ortada sadece o mavi ciltli alfa mıydı onların şeyi unuttum. Siyah beyaz yayınlar. Onlar vardı siyah beyaz ve orada aslında Peter işte şeyden normalde Spectacular değil de ne Spider-Man, Amazing Spider-Man'in gibi şeylerini sırayla bile değil alıyorlardı, basıyorlardı siyah beyaz falan. Hatta üzerinden çizdiği bile söyleniyor hani onları sonradan çiziyorlar. Yok. Her neyse tabii tabii. O maceralarda da Peter hep üniversite mezunu. Kendi yani evreninin dışına çıkmamış. Böyle hiç Avengers olmaya veya işte ne bileyim Fantastic Four olmaya özenen bir tip değil. Sadece yardım eden. Üstelik bu gördüğümüz Spider-Man'den çok daha güçlü doğal olarak. Çünkü bu yeni geliyor güçleri falan. Bir karakter olduğu için ben bunu biraz yadırgadım ilk gördüğümde. Mesela diğerlerini o kadar yadırgamamıştım çünkü diğerleri daha şey. Ama okumamıştım çünkü yenilerini. Ne dönüştüğü halini de sevmiyor değilim. Bence iyi ki yaptılar bunu. Bütün Spider-Man'lerden daha güzel olduğu gerçeğini koyuyorum nak şey diye ortaya. Yani film, ama filmler açısından onu zaten tartışacak az insan olabilir. Spider-Man 2 ile yarışır benim kafamda. Hangi 2 ile? Birinci 2 ile. Yani Octopus'ta. Abi bu neden ya? Bak X-Men'in de Spider-Man'in de ikisi iyidir ha. Ya diğerlerine nazaran. Evet ama mesela şöyle. Ara film diye mi acaba? Sam Raimi üçlemesinde ben Spider-Man 1 zaten iyi bir filmdi. 3 zaten kötü bir filmdi ama Spider-Man 2 bir baş üstteydi diğerlerinden. Yani Amazing Spider-Man 2 okey bir filmdi. Amazing Spider-Man 1 mi de okey bir filmdi. Onu zaten saymıyorum. Ya okeydi de bir de şey yok muydu abi yani? O zamana göre okey. Bu çok büyük bir argüman bence. Ya çünkü ne Dark Knight izlemişiz ne Avengers bilmem ne çıkmış yani hani. Elimizde olan tek şey o yani. Ben bu arada bayıla bayıla sinemadan çıktım. Zaten 6-7 falan yani, anladın mı? Onlar da dünyanın en kötü Batman ikilemesi. Ondan önce biraz daha düzgün bir Batman ikilemesi falan filan yani. Çok da bir, hakikaten bir örnek yok o Spider-Man'ler geldiği zaman. İlk geldiği zaman ne kadar çok coşulmuştu hatırlasana. Yani. Diyorsun. İlk Spider-Man. Siz şeyi hatırlar mısınız? Tobey Maguire geldiğinde 16 yaşındaydım. Yani dünyalar benimdi zaten canım o zaman. İşte ben daha büyüktüm ve ilk Spider-Man'de şey vardı. İkiz kulelerin arasına şey geriyordu. Evet. Sallanıyordu arasında. Sonra çıkardılar çünkü. Maalesef. Evet. Ayıp oldu. Ama oradan hype'lanıyorduk. Şunu söyleyebilir miyiz abi? Ben bunu çok düşünüyorum. Tobey Maguire bence hem kötü Peter Parker hem kötü Spider-Man'di. Çok iyi bir oyuncu da değil bu arada bence. Bence de değil. Çocuğu zaten sildiler, bir de siz vurmayın ya. Ama suratı limona benziyor. Evet. Dudağı yok falan, bir garip. Çok garip. Hiç hoş bir çocuk değil. Bir de biz gömmeyelim burada. Şimdi çocuğu gömmeyelim. Annesi de sevmiyor. ama Andrew Garfield bence okey bir Peter Parker, iyi bir Spider-Man'di. Abi evet ya, bu arada tip falan tam Amazing Spider-Man yani. Kim? Andrew mu? Evet, vücudu falan çok güzel oturuyor. Yani Tom Holland'dan yani benim için daha Spider-Man o şey olarak, silüet olarak. O da böyle çok böyle bir kekeme bir şey çok yaptı ya. Yani ben işte o Andrew Garfield oyunculuğu i̇şte birazcık. Bir tipleme çocuğun böyle durmadan böyle bir Doctor Who'da da öyleydi. Acelem var, ne yapmalıyım bilmiyorum. Galiba bir yerde bir hata yaptım. Örümcek Adam'ın kendi çene düşüklüğünden çıkan bir mizahı var çizgi romanlarda. Ama tabii çizgi romanda böyle duran karaya 80 saat diyalog yazabildiğin için hani onu sinemaya bir türlü adapte edemediler. İşte şu kostümüyle konuşması bahanesiyle Homecoming'de o şey çıktı.
O özelliği çıktı ortaya. Evet. Ama şimdi o kostümü çıkarınca onu tekrar nasıl ekleyecekler bilmiyorum. Spider-Man'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Her ne kadar MCU'dan daha çok konuşuyor olsak da bu Andrew Garfield'ın Spider-Man ikisi özellikle bence en kötü Spider-Man'lerden biri. Hiç sevmiyorum ben ikiyi. Sevmememin nedenlerinden biri de şu. Şimdi MCU'ya dahil ettikleri Spider-Man'de de biraz böyle işte Ultimate Spider-Man'den de öyle alınmış falan ama kendine özgü bir şey kurarken adamlar şunu düşünmüşler. Ya biz genç bir karakter yapıyoruz. Gençlerin hoşlanacağı dillerden gidelim. Ve bunu bence gayet de başarılı yapmışlar. Yani böyle benim bile yadırgadığım ama gençlerin okey diyeceği replikler, kimi işte sahneler vesaireler var. Ya da karakterler. Ama 2'de o Norman'ın oğlu neydi abi öyle? Abi 2'de ne? Zaten ben... Ya o, şeyin ikisinden bahsediyorum. Elektro da iğrençti bence. Sen söyleyene kadar o filmde ayrıyetten hakikaten Green Goblin olduğunu unutmuştum. Ben de unutmuştum. Ve neydi abi öyle? Ya Black Cat falan ima ediyorlardı. Böyle Sinister Six kostümleri üzerinden geçiyor, üstünden... Abi ne kadar her şey Rhino vardı hatırlarsan. Rhino vardı! Rhino vardı lüzumsuzca. Lan ne her filmi... Komedi oyuncusu neydi? Bor Camatti oynuyor. Evet, düşün yani, o kadar iyi bir oyuncu. Ben Bor Camatti'yi hiç tanımamıştım o filmde bu arada izlerken. Abi zaten... Düşün ya, iyi ki tanı adam kendini... Kendini beni tanınmaz hale sokun ki bu kadar rezil olmayayım demiş yani belli ki. Ama Tom Holland'a dönmek gerekirse, Tom Holland'ın ben çok ayarında bir Peter Parker, ayarında bir Spider-Man olduğunu düşünüyorum. Tom Holland'ın bir de ben şeyde, ben şeye bayılmıştım. Civil War'da gelişinde beni ikna etti. Okey bu çocuk, yani doğru çocuk, ikna etti sahne, ödevim var şeyiydi, repliği de hatırlıyor musunuz? Berlin'e gidiyoruz. Ben Berlin'e gidemem. Niye? Ödevim var. Çok güzel oynamıştı o sahne ya. Çok sorun bir sahneydi ya. Sample bence iyi oynadı canım bu çocukcağız. Bir de iyi uçup kaçıyor. Yani bir liseli Spider-Man silüetine de bence uyuyor. Biraz tıfıl bir şey ama tek yani. Tek itirazım var benim bu karaktere. Neymiş? Onu da tabii ki yani işte yine az önce senin dediğin gibi Marvel'ın başı olarak tabii ki neden olduğunu anlıyorum. Ama Infinity War'da olmaması gerekiyor karakterin. Çünkü benim yani Homecoming'den anladığım... Dümbür bugün iki. Homecoming'in bittiği yer, hayır ben Avenger olmak istemiyorum, çok teşekkür ederim ama birinin küçük adama bakması lazım. Evet doğru söylüyorsun. Spider-Man'in de çekirdeği budur zaten. Friendly Neighborhood Spider-Man'dir ve Spider-Man de çok Avenger değildir. Karşı argüman üretebilir miyim tabii bir tane? Ki. Ama şöyle bir şey var, çok büyük bir şey var abi. Kimse bağımsız kalmıyor yani. Hani öyle hani şey gibi olsa, mesela New York'ta bir şey geliyor gökyüzünden çıktı gibi olsa belki sana hak vereceğim ama çok büyük bir şey geliyor ya. Büyüklüğünü bilmiyor ki. Tam dediğin yerde giriyor abi. New York'ta gökyüzünde bir şey var. Ya işte orada ben de yok. Ben de hani aslında çok şey yapmıyorum. Bu eleştirini çok kabul etmedim. Çünkü işte orada hakikaten biraz işin içine düşüyor gibi oluyor. Bir de şeyle denkleşiyor. Tony Stark'la. Yani orada alakasız işte ne bileyim. Hiç tanımadığı bir süper kahraman bir şeylerle uğraşıyorsa. Aa tamam bu onun macerası deyip bakmayabilir. Ama aa Tony bu. Dur yardım edeyim bari falan filan. Zaten hani Peter Parker şeydir ya. Her boka illa yardım edeceğimizdir falan filan. Lawful good. Hayır ben hikayenin içerisinde kötü yedirdiler demiyorum. Zaten güzel işlediler, güzel adım adım soktular. Olmamalıydı. Güzel çektiler işin içine. Ama entelektüel bir seviyede olmamalı çünkü yani Spider-Man Homecoming'de spesifik olarak bir de bunu böyle bitirdikten sonra bir anda büyük... Çünkü şey çok mantıklıydı lan. Ben ona çok coşmuştum yani. Vulture da bunu söylüyor. Ve kötü adamdan aldığı dersi Tony'ye satıyor olmasını çok manalı bulmuş. Finalinde de çok şeyi başarılmış. Evet lan hakikaten birine küçük... Yani o kaybolan bisikletin peşine düşmesi lazım bir süper kahramanda madem öyleyse. Kaçan balonu yakalaması kaçan lazım. Kaçan balonu yakalaması lazım. Spider-Man de bunun için düzgün karakter. Biraz hemen... mahalle yani Daredevil'la dizide yapılan şeyi birazcık da burada görelimcilik peşindeydim ben. Gittiğin uzaylarda silindin Peter. Evet ama o da tabii onu da söylemek çok lazım. Çok dramatik. Müthiş bir sahne. Evet, yani Infinity War'un finalini vurucu kılan şeylerden bir tanesi. Evet evet yani. Ve işte Iron Man'in öyküsü gibi. Ay pardon. Hemimize... I don't feel aynen öyle. Aynen sebep olan sahnelerden biri de olmuş oluyor. Hiç ben... unutmayacağım bir an yani. Homecoming ile ilgili yeni izlediğim için daha çok konuşacağım. Homecoming ile ilgili inanılmaz bir başarı söyleyeceğim abi. Yani yeni tekrar izledim bu arada tabii ki. O da şuydu. Homecoming'de daha önceki Spider-Man'lerde ve hatta belki birçok süper kahraman filmde yapmadıkları şöyle bir şey yapmışlar abi. Hep biz bir güç işte birine gelince ne olduğunu izliyoruz ya. Tam olarak 15 yaşındaki bir çocuğa gelince ne olduğunu çok güzel vermişler. Özel efektler buna dahil. Adam doğru düzgün bir ağ atamıyor. Şimdi normalde neydi? Adam Spider-Man olunca böyle geziyordu. Sonunda karizmatik sahne bakıyordu. Hiç öyle bir sahne yok. Spider-Man'i böyle hani bir yerden karizmatik bir şekilde yapışık veya böyle hiç görmüyoruz asla. Bu bir tercihtir bence. Acemi çünkü ilk film. Çok. Ve hep şey görüyoruz böyle.
yani. O güçleri kullanamıyor. Evet, evet. Bu bence çok güzel bir şey. Şey sahnesi mesela, ben de aynı şeyi düşünmüştüm. İşte o Washington anıtına tırmanıyor ya. Orada böyle bir vertigo sahne çekmişler. Yani biraz korkuyor yüksekten falan. Oluyor falan. Evet. Yani gerçekten hani, yani örümcek adam olmak kolay iş değil. Ve bu henüz acemi falan. Esprisini bence de güzel vermişlerdi. Şeylerden falan iyiydi bence yani. Andrew Garfield'ın yanlışlıkla işte lavabo kırmasından falan bence daha iyiydi mesela. Hmm. Ya da son sahnede böyle vinçlerin geliyor. Karizma, ama buradaki falan. Acemilik daha ziyade ayrım, yani Tony Stark'ın onun için tasarladığı suitun içerisinde gibi acemilik aslında. Çünkü biz onunla tanıştığımızda 6 aydır Spider-Man'lik yapıyor. İlk o lavabo kırma acemiliğini falan belki yaşamış gitmiştir yani. Doğru, doğru. Yani hiç onları da göstermediler bu arada. Çok doğru bir tercih. Yani. Homecoming'in bence en yanlış tercihi Iron Man 3'teki şeyi, hikaye ritimlerinin aynısını yapıyor olması işte. Zaten hatta Iron Man o şeyi güzel mesela. Ben o çatı sahnesini çok seviyorum. Tony gelip bizzat iyi Iron Man 3'te aldığını gördüğümüz dersi veriyor ya. Hı-hı. Hani eğer zırhın olmazsa hiçbir şeysen sen hiçbir şeysin zaten. Bunu okey Iron Man 3'te öğrendi zaten. Ama okey yani sonra da zırhsız yeniyor, işte kostüs pijamasıyla yeniyor ve orada kendi içinde gücü öğreniyor. Aynı filmi çekmişsiniz oralarda yani. Gençlik versiyonu. Evet, gençlik versiyonu yani. Evet, evet, biraz öyle doğru söylüyorsun. Arkadaşlar, örümcek adam deyip duruyoruz. Tabii ki demezsek olmaz, Meyhala. Meyhala eskiden bir tıklasan... Teyze. dağılacak kadar narin bir teyze hanımken yavaş yavaş... Efendim? Ne diyorsunuz bu tercihe? Dur şöyle koyayım hatta. Yani bu bir tercih yani. Meykala is hot şu anda bayağı. Tabii. Bu mesela çizgi romanlarda var mıydı? Ben görmemiş olabilirim. Abi, tabii ben de ki. Çünkü yaşlı böyle yazık. Bir işte şöyle şu konuda hani hakkını verelim. Çizgi romanlarda böyle gençleşmiyor elbette ama atıyorum 1960'larda 70'lerde süper kırılgan bir teyze olarak Milf. Çiziyorlar. Özür dilerim. Ama öyle ama doğru yani. Yani bir tercih olarak değil. Ya işte. Hayır. Evet. Çünkü anne değil. Hayır. Evet. Okay. Tamam. Şöyle çizgi romanlarda sonraki yıllarda hatta az önce Jarvis'ten bahsederken de onu da hatırlayın. Aşk ilişkileri oluyor bir sürü. Yani bir tanesi Doktor Octopus hatta bilen bilir bunu. Jarvis var. Sonradan J. Jonah Jameson'ın babasıyla evleniyorlar falan. Yani böyle tabii o çizgi romanın uzatmacılığı yani 50 sene yazdığın için bir boklar yeni uydurmak zorunda kalmacılıktan geliyor ama yani çizgi romanlarda var böyle flörtleri, sevgililikleri falan. Ama evet Marisa Tomei'nin oynaması, her görenin oha bu mu halam? Ama bu filmi özgü. Bak bir şey diyeceğim, yaş olarak çok abes değil. Marisa Tomei kaç yaşında? 48-49 falan olması lazım. Daha bile yaşlı olabilir. 50 bile geçmiş olabilir. Evet, evet. Yani 19 yaş, hani şöyle yine 30 yaş var fark var aralarında. Tabii yani evet. Çok 19 yaşında bile değil canım. 16, tabii, 17 yaşında. Doğru, yani 30 plus bir net bir yaş daha gerçekçi de hat olmasından ben. Hayır, Marisa Tomei böyle bir kadın. Yani Marisa Tomei, bazı insanlarda bu var abi. Erkek kadın fark etmez. Bazı insanlarda seks apelite... Fışkırıyor. Bunu seçmeleri bir tercih tabii, değil mi? Yani, yani Robert Downey'nin falan yani şey Iron Man'in her dakika ooo seni daha lan uuu falan yapmasın. Abi Marisa Tomei bak ben Homecoming'i ben de yakın artık izledim ve özellikle bu meseleye dikkat ettim çünkü Marisa Tomei'nin ben talk show'larda da izledim Homecoming'de çıktığı zaman. Abi herkes diyor ki niye Peter'ın şimdi seksi bir halası var? Niye seksi bir halası var? Niye? Genç de demiyor herkes seksi bir halası. Ya ben Marisa Tomei adına rahatsız oldum bir noktadan sonra. Çünkü her oturduğum masaya şey de sen niye seksisin bu kadar diye soruyor. Hakikaten doğru söylüyorsun. Abi ve filmde... Kadının ne günahı var ne yapacağız? Ve biraz da şunu da izledim. Ya yüksek bel pantolonlar, çirkin çirkin gözlükler, saçlar fırça gibi. Yine de seksi. Yine de Marisa Tomei'nin seksiliğini bastıramamışlar. Yani ama kadında böyle bir şey var abi. Sana çok büyük katılıyorum. Ama eğer yani sadece bu dediğini olmuş olsaydı Ömercan dediği gibi o replikler öyle olmazdı yani. 54 adamlar da ablam ondan faydalanarak senaryoyu buna göre adapte. Bak şeyi hatırlamıyor musun? Sandviç yaptırmaya gidiyordu. Halen ne yapıyor? Falan hani doğru. Anladın mı? Ya şey yapmış. Bence bu arada Civil War'dakiler... Evet evet. Bak, arada bunu yollama. Hiçbir şekilde bir bilgim yok. Ama Civil War'daki o şeyler Robert Downey'nin doğaçlaması gibi hissettiriyor bana hep. Hani oturmuş Marisa Tomei karşısında ben bir daha bu şansı bulamam. Marisa Tomei burada ya yavşayacağım ya yavşayacağım. Bir de herif şey ya Tony Stark personasında ya yani... En çekici evet. Personasında şimdi Robert Downey'den bile daha karizmatik bir Tony Stark olmak. Ama ben şeyi çok seviyorum. Sonunda May Hala'nın öğrendiği bir en sonunda bir Spider-Man izleyeceğiz. Ben de merak ediyorum. Yani çok güzel bir karar. Çok doğru bir karar ve ben şeye benzetiyorum. Yani, ki bence MCU'nun Nick Fury'nin çıktığı sahneden bile çok üzerine kurulduğu andır. Herkes bir anda yine yalan söyleyecek, gizli kimliğini saklayacak diye beklerken lan Iron Man benim dediği sahnenin
bir benzeriydi Homecoming'de May Hollow'un evet, görmesi. Doğru. Çünkü her hiç zaman Spider-Man'in en büyük meselelerinden biridir. Ama evet, May Hollow bilmesin. May Hollow bilmesin diye ha, neler yaptı televizyonda ya. Bir öğrense kadın deyip gidecek gibi yazılmış zaten. Tabii tabii yani. Bu şey gibi bir şey yani. Bir de hep nefret edersiniz. Yine 33 yaşarken odada yakalanmak gibi bir şey Spider-Man için. Doğru söylüyorsun. Hiç değil lan. Nasıl hocam saat itibariyle. Gerçek hayattan ne özdeşleştirelim? Biz hayatımızda ne yaşıyoruz da yakalıyoruz anamızı babamızı yani. Sonuçta. Bilmiyorum. Sigara içerken falan de bari ya. Olacak. Aynı şey değil ya. Aynı şey değil. Daha utanılacak bir şey sonuçta bu. Güzel örnek. Bir şey söyleyeceğim. Peki. Okey demeyeceğim. Ben devam ediyorum. Ben konuları buraya getirmeyeceğim. Hayır. Şey yapıyorum. Okey. Bir başka örümcek adam şeyinden şey diyecektim ben. Hazla geçmeden önce. Söyle. Ben örümcek adamın çıkıp da kimliğini ama Civil War'da düşünüyordum. Bunu hakikaten açıklayacağını ve biz öyle bir şey hani kitap çizgi romanındaki gibi olacağını düşünmüştüm. Ama hem, onun için örümcek adamı Stark'ın kurman etmen lazım. O kadar kurulu değildi evet, yani. Acaba diyorum ona gidecek mi yani? Civil War okey bitti ama örümcek adamın hikayesi bitmedi ya. Ya sizce ne gerek var ki şu an? Ama hepsi yani bitiyor yani değil mi? Artık gereksiz. Ya bir abi bak şöyle bir durum var. Civil War'da çizgi romanlarda o an inanılmaz bir an. Çünkü Peter kadar gizli kimliğine düşkün kimse yok. Yani abi öyle. Avengers bak bir ara o yüzden zaten çok Avengers'a da takılmıyor. Çünkü Avengers'ların hepsi aşağı yukarı kimlikleri açıklıyor ama şeyi çok net hatırlıyorum. Brian Michael Bendis'in bir tane New Avengers serisi vardı. Para mevzusunu açacaksın değil mi? Yo şeyi diyecektim ne? Ya oturuyorlar yemek yerlerken maskesini şuraya kadar açar. Evet Peter. Evet tabii. Aynen bir de hatta bak masada gergin Avenger ha. Hatta aynı sahnede geliyor işte bunları ilgilenen tip. Bu da bu arada hani ödeme maaş alıyor Avengers'lar yani arada bir para alıyorlar falan diyor. Sen de Alman içinden kimliğini söylemen lazım diyor. Yazık bu da en paraya ihtiyacı olan herif. Ama söyleyemiyor. Evet. Buna para da vermiyorlar yazık. Elden verilmiyor mu abi? Abi devletin resmi. Bordura yapacaklar ya. Abi. Evet. Böyle bütçeden çıkar denir sonra. Türkiye orası. Bu kadar olduğu için Civil War'da bir anda maskesini maddi üstüne çıkartıp ben Peter Parker'ım demesi. Ben o sayfa zaten unutulmaz bir sayfa ya. Tek sayfa sadece kelle şeyi çıkartmış. Ben Peter Parker'ım. Bu inanılmaz bir dramatizikti ama yani dediğin gibi o kurması lazım o çünkü 10 yıllık bir şey, 20 yıllık bir şeydi doğru. Yani. Evet. Mary Jane. MJ. Daha doğrusu evet Michelle adıyla aslında filmde vardı. En son böyle MJ diye ne yapıyordu öyle bir laf vardı. Yani. My friends call me MJ. MJ. Aynen. Biz de hepimiz hatta şunu koyayım. Hani çünkü koy, buna koy. Gelecek şimdi konu buna gelecek doğru yani. Nasıl buluyorsunuz yeni MJ adaptasyonunu arkadaşlar? Az yani, gördük tabii. Bak, İkinci filmde sevgili evet, olacak. Kulaklarını evet, çınlatayım. Çok... Sungur'un hep çok kullandığı bir argüman var. Mary Jane'in özelliklerinden bir tanesi dip düşürücü derecede çekici olmasıdır. Hani çünkü mankenlik yapar zaten, tabii, oyuncudur yani falan hani anladın mı? O tercih kesinlikle yok burada. Yok bu... Yani ayıp oluyor biraz yalnız. Hayır, evet. Kızın da tanıdığı. Bence kızın biraz önceki kadın nasıl seks epalitesiyle ön plana çıkıyor. Genç. Bir de spesifik olarak karakteri daha böyle alternatif, biraz sistem karşıtı, biraz punk falan bir giydirmişler, tadılarmış yani. Ama kız gerçek adına çok güzel bir kadın. Yani şeyi korumalarını ben genelde hoşuma gidiyor işte. Yani o MJ temelinde en azından o var. Kendine güvenli dediğim dedik bir tip gene. Bir de oyuncu falan evet, olmayacak herhalde değil mi? Yok bu bayağı bir şey. Başka bir şey bu yani. Tabii ne bunun olmaz, karakterizasyonu farklı. Bu sadece şey yani ismen bir, hiçbir şey, ilgisi yok. Yani şeyle Mary Jane'le kesinlikle karakter olarak farklı. Ama geçen gün Reddit'te müthiş bir fan teorisi okudum. Duymak ister misiniz? Lütfen. Fury'nin kızı çıkacak diyorlar. Bak zenci mi be o kadar? Yok olur ama olur. Yani. Melez. Annesi beyazsa olur. Annesi beyazsa bu çıkar. Bu çıkar. Bu çıkar. İyice artık maymun etti kızı. Anasız emniz beyazsa bu çıkar ya. Baya obje gibi bahsediyoruz yani. Evet, evet. Kıvam olarak olmuş. Ama Fury de Far From Home'da bu yüzden dahil olacak diye işte şey yapıyorlar. Hani kızını gizlice sokmuş okula falan. Şeyden falan. Oha artık. Yani Peter Parker'a ajanlık etsin diye mi kızını bu izleyen? Yok yok hayır hayır. Kızını gizli yani off the record okula sokmuş. O yüzden hani falan böyle ismini... Abi ona ben kötü yazarlık derim yani. Yani tesadüf Nick'in kızıyla örümcek adam tesadüf aynı liseye mi gidiyormuş yani? Ne? Zorlama oldu. Şey var ama. Zaten yani, ben zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. MJ hani şunu biliyorsun değil mi Homecoming'de? MJ Peter Parker'dan hoşlanıyor. Net. Belli olmaz.
olmaz canım. Abi arkadan böyle hülyalı hülyalı bakışlar koymuşlar canım. Yani belki bizim kafamızı karıştırmak için koymuş da olabilir. Parfümün fragmanında zaten belli ki birbirlerine yakışacak. Tabii, tabii, tabii canım. Hatırlamıyorum bile şu an. Belki fragmanı. Kız orada yerler yeni silinmiş, onu hayal ediyor. Arap sabununa coşuyor sen. Doğru, çok sinematik bu. Çok mantıklı bir şey. Mantıklı. Ben bu karakteri, yani bak şöyle, kesinlikle Mary Jane olarak düşünmüyorum. Veya Mary Jane olarak niye çizgi romanlardaki Mary Jane'e benziyor, benzemiyor da diye bir edebiyat yapmak istemiyorum. Bu karakteri seviyorum kendi özelinde. Şey falan çok hoşuma gidiyor. Washington anıtına çıkmadı. Köleler yapmış bunu diye. O sahne mesela çok koyu bir sahne. Evet, evet. Öğretmen yok ya, yapmamıştır. Arkadaki güvenlikçi. Çok güzel şakalar da olmuş. Aynen, karakteri en güzel yerde sonunda. Kendi bildiğini okuyan bir insan. Aynen. En azından. Yani. Evet, okay, evet. Baş tam işte Mary Jane yerine Michelle diye bir farklı şeyle, farklı bir karakter olarak yaklaşmakta fayda var. Bunun ikamesi, aynen. İkamesi ama birebir Mary Jane değil ama güzel bir karakter ve bence Tony diyorum, Peter'a da güzel yakışıyor. Hani aktörlerin kimyası da iyi. Bence hoş. Bence bununla da bitmiyor değişim. Geçiyoruz galiba, değil mi? Peki Ned, yani Peter Parker'ımızın Tombiş şey var, arkadaşı. Şey kıran. Milan Chair. Aynen. Milan Falcon değil miydi ya? Milan Falcon'du, pardon. Hayır, Death Star. Death Star. Death Star yapıyorlardı. Death Star'ı kırıyor. Bir de bir Milan Falcon esprisi yok muydu sanki? Karıştırdım. Arkadaşlar. Çocuğun bula. Bu mu lan gerçekten? Helallik. Çocuk King Pire dönüşüyor. Çocuk böyle şu anda yani. Gülelim mi bunu görünce? Bu ne demek şimdi Allah? Hayır, diğer herkesin karakter deyken resimleri koyuyor. Çocuğun kelt hoş. Arkadaşını görünce ne bileyim. Gel. Ha, onu koy. Aynen. Hadi, şimdi bu arkadaş... Peruk mu acaba o zaman şu kafasında? Belki. Bu arkadaş, bu karakter aslında Ultimate evreninde Miles Morales'in sidekick'i, kankası mankası. Ama adı ne değildi mi Miles'ınkinin? Farklı bir şey diye hatırlıyorum ben de. Bilen yazsın yorumlara. Evet, adını hatırlayan hatırlasın arkadaşlar. Ki bu arada Into the Spider-Verse'de de vardı. Var var. Tabii tabii. Konuşmuyor ama var yani. Aynen. Çocuğa güldüm de. Burada artık Peter Parker'ın kankası olarak MCU'ya dahil oldu. Bu saatten sonra da öyle olacak. Gene comic relief. İşte Happy Hogan gibi falan filan bir noktada. Bu da şey, bu da fanboy tabii ki. Aynen. Hatta yeni mesela izledik şeyi, Shazam'ı işte izledik, bilmiyorum sen izledin mi? Orada da bunun benzeri bir karakter var. Orada da işte engelli arkadaş bununki gibi falan filan. Bilmiyorum, çok süper orijinal bir yanı yok tabii ister istemez. Evet, ama vazifesini çok iyi ifade ediyor. Tabii tabii, şirin bir arkadaş. Yani şirin bir çocuk ve Guy in the Chair çok güzel bir andı. Yani onu söylemek istiyorum. Ne? Şeyde yani bu şey diyor ya, ben senin sandalyedeki adamın olayım. Hani her süper kahramanın bir sandalyedeki adamı olur falan. Ve oluyor ya sonunda. Hayır, oluyor ve coşuyor buna. Evet. Guy in the Chair diye böyle kendi kendine coşuyor. Çok güzel bir sahne. Çok. Infinity War'daki sahnesi de hiç fena çok değil. Çok hepimiz öleceğiz. O Homecoming'de Gayn'de çevirlik yaparken ki ha, şeylerde... Ganke şeydeki adı. Ha, Ganke. Bravo. Ganke. Yiğit yazdı. Burada yazdı. Sağ olun arkadaşlar. Bu şeyde Homecoming'de şöyle bir şey yapmışlar. Hani adam işte Gayn'de çevir oluyor ama hep olabilecek şeylerden kurmuşlar ya. Hemen telefonumda işte beni bula bas diyor mesela, gidiyor. O bilgisayara oturuyor. Hollywood hack yapmıyor orada yani. Hani böyle tık 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 bir şeyler yapıyoruz, anlamıyor değiliz. Hakikaten biz de olsak onu yapabiliriz orada. Evet, o şekilde yardımcı olabiliriz'i çok güzel çözmüşler. Arabanın mesela kullanma kılavuzunu indiriyor arkadan aşağıda. Evet, evet. Vites değiştirip farları nasıl açacağım ona bakıyorlar ya. Evet, evet. Çok yani onlar tadındaydı yani. Abi bir tek şeyde film hacking yapıyor. Mıydı? Bir şey abi. Suit'u hack ediyorlar ya şey. Eğitim protokolünü. Evet, yani. Tony Stark'ın dizayn ettiği. Yani ben bir tek onu şey diye sattım kafamda. Kendi kendime bu film kesinlikle böyle bir çaba göstermedi. Ama ben dedim hayatıma devam etmek için benim kendimi yardırmam lazım. Evet. Ne yaptın? Hani Tony şey diye düşünmüş. Ulan hani ben bunu bu çocuğa veriyorum zaten. Hani çeklemeyi düşünmez diye savunma kurmamış. Ama bu anladım da anladın mı? Ben kendimi çok zorluyorum burada yani. Tabii tabii. Evet. Bir de orada şey, heh buymuş diye aynı parçayı böyle çıkarıyor. Oha şu artık yani. Nereden çıkıyor yani? Geçiyorum Ned'i. Hadi geç. Flash. Flash şey Thompson. Thompson tabii ki. Allah'ım yani. Hızlı koşan Flash değil. Flash. MJ'den bile daha değişik geldi bana yani. Bu arada Flash Thompson'ın, yani aslında gerçek adı neydi Flash'ın? Thompson'ın hatırlamıyorum. Yani Flash bunun Amerikan futbol oyuncusu olarak verilen lakabı. Hmm. Çok hızlı koşuyor diye. Flash bir şey yani yapmıştı. Aslında Flash süper kahramanıyla direkt alakası da var bu arada yani. Hmm. Öyle bir esprisi var. Her neyse, MCU'da tabii böyle bir şey yok. Arkadaşlar MCU'da hatırlarsınız ki işte ne ekibiydi bunlar? Münazara ekibi. Münazara ekibi. Yok, bilgi yarışması. Bilgi yarışması. Öyle bir çok değişik bir bully yani. Ama nasıl bully abi? Bully öyle bully mi olur? Şöyle bir şey var. İlk önce şu kararı vermişler.
Peter'ı dahiler okuluna koyacağız. Yani çünkü Bronx bir şey genius okulunda. Yani herkes özel, bir zeki zaten. Herkes genius. Ben ilk defa duyuyorum. Yo, yani, öyle. Ben filmi izlemiş bir sonra bunu yakalamadım ya. Emin misin? Böyle bir şey mi var? Gerçek adı Eugene. Ha Eugene. Aynen. Yazdılar be tamam, tamam. Şeyde orası bir deha, dahiler okulu. Aa, ben bunu kaçırmışım yani. Aynen. Ben bunu duysam biraz okey derdim lan. Ben bunu kaçırdığım için yani şöyle düşünüyordum. Lan diyordum tamam Peter'a biraz hani kıllık yapıyor olabilir de okulun nasıl kabadayısı olur herif münazara kulübünde diyordum. Ama yani nerdler okulu zaten. Yani neden flashlendiğini biliyorsun değil mi? Şimdi arkadaş da yazdı. Çünkü hızlı cevap veriyor bu sefer. Evet. Öyle bir geyiği. Aynen. Yani ben çocuğun bir kere bu hani evet herkes dahi. Dolayısıyla birini bullemesi lazım Peter tamam. Ama bulleyen çocuk zenginliğinden bulluyor bir kere. O tamam. Evet, aynen öyle. Hani onun dışında ezikliğinden bulunuyor eyvallah. Ama bir de içinde şey rekabeti de var ya. Yani Peter bilgi yarışmasında ondan daha hani iyi. Hani mesela bu yedeği bunun. Hani Peter ama ben gelmeyeceğim deyince bunu yapıyorlar. Sonra hiçbir şey demeden geri gelince tamam Flash'cığım hadi sen siktir gibi çekiyorlar falan yani. Evet evet. Dolayısıyla kompleksi de var. Kompleksinden dolayı bully olmasını da ben beğendim dinamik olarak. Ben ya sen böyle açıklayınca evet. Keyifli bir karakterdi canım izlemesi bir de. Beğenmedim değil iyi sadece. Yani. Bir de şöyle görmek çok evet, sıra dışı bir biraz deneyimdi benim için. Orada fanboyluğum kaynıyor benim evet. Yani şey değil. Çok bakamıyorum objektif. Hani böyle Flash ne alaka ya dedirtiyor insana. Çünkü hakikaten yani sırf işte atıyorum beyaz bir oyuncudan minority'ye falan geçmiş olan yani bunlar hep zerre umurunda değil de. Ama işte yani okulun öküz kabadayısından bilgi yarışması evet. Ekibine dönüşmüş olması o... Okey yani senin bu açıklaman gerçekten biraz değiştirdi bakış açımı. Bir de ben şeylerle büyüdüm abi. Amazing Spider-Man, Spider-Man and his Amazing Friends hatırlıyor musun? Dıt 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 dıt. Böyle iyice eskiler. Tabii. Orada Flash gelirdi böyle mesela. Peter böyle çizmişler ezik ezik böyle. İşte Flash bu akşamki işte bilmem neye sen de gelecek misin? Bu arabasıyla son model. Al işte cevabın yumurta kafa gaza basar. Egzozdan duman çıkar bu böyle içinde kalır basar gider ondan sonra. Amerikan filmlerinden yani süper bildiğimiz süper düz işte kabadaydı. Düz kabadaydı. Evet. Dümdüz. Ya öyle bir şey yapsalardı çok da orijinal olmazdı açıkçası. Doğru. Yani doğru. Onun kafasının çok... donunu mu geçirecek yani. Cesur tercihler vermişler ve buna rağmen çok iyi film yani işte. Bunu... Şazam'daki gibi. Ya da sakal çocuğa arabayla çarpan buliler mi yapsınlar yani? Abi Şazam'da evet, bulilik var yani gençlerin buli problemi. Bulilik değil lan bu nazilik. İşte zaten yani herif son model jipiyle gelip okulun önünde engelli çocuğa vuruyor. Yani hala kimse araya girmiyor anladın mı? Hala düz bulilik durumu devam ediyor yani. Şazam çok bir geri vursaymış. Hayır yani işte sonra vuruyor falan o tip şeylere çok bakmamışlar Şazam'da. Neyse bayağı ya. Çocuk yani. Neyse. Marvel yapmak dedirtmeyelim şimdi durup dururken. Tamam tamam okey. Liz Allen vardı arkadaşlar. Liz Vulture'ın kızı çıkıyordu filan yani oradan bağlı. Liz Soames oluyor. Evet aslında bu arada yani Allen olmuyor aslında. Ömercan sen bu tesadüfü sevdin mi? Ben sana sorayım bu sefer. Yok bu benim filmi zaten eleştirirken konuşurken de en eleştirdiğim şeydi. Bana çok bank bir tesadüf gibi gelmişti. Yani bizimkinin hoşlaştığı kız... Düşmanının kızı çıkıyor falan filan. Sahne güzeldi abi. Güzel çekilmiş filan. Evet. Yani. Ses kesiliyor. Evet evet. Karşında Michael Keaton yani. Tuğumuz olmasa bile zaten işersin altına. Aynen. Hoşlandı kızı. Ya Michael Keaton onu konuşacağız. Geleceğiz. Ben çok öveceğim orada. Ben bu kızla ilgili sadece bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bir daha ben bu kızı görmek istemiyorum. Çok bayık bir karakterdi. Yani hiçbir bir zayıf halkası buydu yani. Güzeldi. Bence çocuk şey daha güzel. Zendaya daha güzel. MJ daha mı güzel? MJ daha güzel bir kız. Yani bu kızın bir de olayı ne ki? Ya filmi geçen de izledim ya abi. Ben onu da ne olayı? Boşları lan. Kız, boş kız. Ne olay ki? Aynen öyle. İlk crush güzel olduğu için yavşanan yani, crush olan. Ama bir de başkan kızın. Falan ha işte, olayları çekip çeviren. Aynı şey var doğru. Ha işte Peter bak, gelmedin. Ha bir kere zaten işte okul diyorum ya bak o kararlar alınca bütün diğer supporting karakterleri değiştirmişler zaten. Yani okul komple dahiler okulu olunca hani inanılmaz herkes süper zeki. Şimdi bu kız da böyle hani cheerleader falan olamaz anladın mı? Hani böyle şey falan ne kadar çok güzelsin bütün okulu söylüyor. Başka. Başı boş. Başı boş olamaz aynen. Başı boş. Boş başlı. Boş başlı. Bu yok sanırım ama uydurduk şu tabii an. Tabii ki yok. Boş başlı. Boş. Kız dediğin başı dolu olur. Buyurun. Doğru. O güzel ama onun dışında hiç alakası olmayan bir karakter. İnşallah görmeyiz ama içinden bir ses de bir gün bir yerde villain olarak çıkacak diye korkuyor. Wow. Ama evet ya. Çok villain bir tercih olur ya. Çizgi romanlarda amcası mı bir akrabası böyle mold şey adam, mama adam falan öyle bir şey. Yani bu hiç artık gitmiyor. Peki aklınızdaki soruyu sorayım mı? Mama olarak çıkarmış.
Spider-Man'de yani Spider-Man'in Avengers olacağını görecek miyiz sizce? Sinematik Üniversite. Avenger oldu ne? Evet. Oldu Avenger ya. Olacak mı? Oldu sayılır işte. Ya oldu sayılır da resmi Avenger'da hiç böyle çıktın mı mesela dört dünün arasında falan çıkmadı ya. Yok daha görmeyeyim. Hepsi ben. Avenger oldu ona bakarsan. Hayır hayır ama bir tek Tony spesifik olarak çat çat yaptı sonra artık Avengers'ın dedi ya Peter'a. Evet. Bu arada. Bu arada diğerlerinin bak Doctor Strange'in hiç alakası yok. Evet, ama... Diğerlerinin hepsi şey ama resmi olarak değil ama hadi okey diyebileceğimiz bir tek sahne ona verildi. Peter'a verildi. Tamam olacak göreceğiz yani bayağı şey gibi diyorum Iron Man falan gidecek. Bence senin son cevabı hayır bu arada yani şeyi görmeyeceğiz. Avengers filminde görmeyeceğiz mesela örümcek adamı. İşte onu sonra. Diyorum yani. Bence. Bayağı Iron Man'in rolü kadar büyük bir rolü olup da olacak yok, mı? Yok olmaz. Kendi marka abi zaten o. Aynen katılıyorum. Yürü. Kim var bakayım küçüklerden başka? Arkadaşlar araya Maria Stark'ı sıkıştırmak istiyorum. Geride kalmış. Çok minik rolü olan bir arkadaşımız. Robert Downey'in şeyin annesiydi Tony'nin. Öyle. ben şey göstereyim yok. Geçelim ondan sonra. Şuydu değil mi? Ha, Agent Carter. Agent Carter. Oynayan aktör var solda. Oynayan aktör bile çok çıkmaya çalışmıyor. Evet bu değil mi? Bu ablamız. Şöyle gösterelim. Faydası kalaya katılmış. Ama sonuçta annesini oynadığı çizgi romanlarda da var. O yüzden ben bugün listeye ekledim. Evet, Maria da güzel bir isim. Tabii. Evet, bu kadar. Hiçbir şey diyemeyeceğiz bu konuda. Okey. Bakıyorum listemde ne var sırada. Şey, Donald Glover'ın oynadığı Alan Davis. Namı diğer Prowler. Prowler. Yani ne onun Türkçesi ne diye çeviriyorlar acaba hatırlamıyorum. Gezici. Olmaz. Aynı zamanda bu karakter... Bu şöyle biraz hatırlayın karışık. Sahneyi de görüyorum. Şöyle anlatayım. Şimdi şöyle bir dakika. Nerede anlatayım? Ben anlatayım mı? Hadi. Hadi anlat bakayım nasıl olacak. Çok iyi. Ultimate evrenine gireceğiz hemen. Yani Miles Morales'in aslında kötü dayısı. Çıkan dayısı. Eğer Spider-Man Into the Spider-Verse çizgi filmini izlediyseniz. Yani animasyonlu bu arada. Amcası. Babasının karşısı. Amcası. Aman tamam. Babasının karşısı. Amcası. Cool karakter. Burada böyle bir karakter olarak çıktı. İleride kötüleşebilir mi? Ne olur bilmiyorum. Bu evrende de. Ya şöyle olmuş oluyor. Bu Ultimate evreni olmamış. Miles Morales filan süper örümcek adam olmadığı için burada sadece Prowler aslında. Yani evet. Hani Miles Morales diye birisinin hala belki amcasıdır ama Prowler'ın 616 versiyonu var mı? Var. Orada oyuncu yani şey karakterini hatırlamıyorum. Orada gene siyahi bir tip şey yapıyor. Namuslu yollarla para kazanmanın insanı köreleştirmeye karar verip bir teknolojiyi böyle çalıyor filan bir yerlerden. Prowler kostümü yapıyor, kendine hırsızlık yapmaya başlıyor. Örümcek adamla karşılaşıyor. Örümcek adam bunu doğru yola itiyor. Sonradan işte daha böyle anti-hero gibi yardımcı oluyor bilmem ne. Ama bir yeğeni yok. Yeğeni meyeni yok. Hayır. Adı zaten neydi hatırlamıyorum. Yani arkadaşlar biliyorsanız yazın. Şeyde. Ha, Hobby Brown Hobby. Olabilir. O, yoksa o Miles Morales amca versiyonunun adı mı ya? Hayır Aaron Davis kesinlikle. O zaman Hobby Brown herhalde. Doğru yazan arkadaş doğru söylüyordur. Öyle. Öyle bir tip. Ya çünkü şu bakımdan soruyorum. Yani Aaron Davis'in varlığı benim gözümde çok net bir şekilde Miles Morales'in de çünkü yeğenim var benim orada yaşayan bir tane diyor. Evet. Miles Morales'in MCU'da olduğunu ispatlıyor. Ama işte yani that's fucked up man. Yani ne işi var? Ne oluyor? Belki başka bir şey sağlıyorlardır. Sağabildikleri kadar sağlayacaklar abi. Franchise'ı bir ama, Spider-Verse yapacaklar belki yani. Ya bir ama şu anki filmini. MCU'nun niye? Yapamazlar. Uzun süre, uzun vadeli düşünün. Abi çok güzel animasyonu yaptılar. Daha abi şunu istemez misiniz görmek? Piyasada Tom Holland'ın oynadığı bir Spider-Man var. Hayır. Bir de Miles Morales'in oynadığı başka bir Spider-Man var. Gerek saçma olur. Çünkü zaten Tom Holland'ın örümcek adamı Miles Morales gibi zaten. Tamam da. Kanke manke bile ha, yani ona verdi. Anladım onu demek istiyorsun. Yani Miles Morales. Tamam o da Peter Parker gibi olur. Aynen elimizdeki okay, Peter Parker 35 yaşında olsa. Mary Jane'den boşanmış bilmem ne. Hadi aynı evrene genç örümcek adam da sokalım diye sokulmuş bir tip yani sonradan. Başta öyle çıkmıyor belki de. Bir de bu adamın yeğeni kaç yaşında olacak? Gencecik adam bir yandan da alır mı? Daha kundakta bebektir bu yani. Hayır tabii zaten ileriye dönük bir 6 yaşındadır. Hayır zaten bence olacaksa o bir noktadan sonra Peter meşaleyi Miles'a devredecek gibi ama olur. İşte Tom Holland meşaleyi yeni aldı zaten yani. Evet, tabii zaten 15 sene sonrasında. Çok, çok var yani. 15-20 sene sonradan bahsediyor. İşte Tom Holland amca olur. Gerçek hayattaki 15-20 sene. Tabii. O kimin umurunda ama hakikaten bu arada. 15-20 sene diyorsun yani. Abi Disney'in umurunda belli. 15-20 sene Donald Glover mu kalacak belki anladın mı yani? 15-20. Ya olsun ama karakter kalır yani karakterleri. Bunlar çok uzun vadeli planlar. Ayıp adamı biletini erken kesti. Bu arada sahne şey anlamında çok iyiydi buradaki sahne. Yine o acemiliğini gösterme anlamında çok iyi yazılmış bir sahneydi bence. Donald Glover'ın performansını beğeniyor musun bu sahnedeki? Genel olarak da filmdeki iki sahnesi var filmde zaten ama. Beğeniyorum.
beğeniyor olmamın nedeni de şu. Yani bana şey dedirtiyor. Kim lan bu adam bu kadar cool, bu kadar böyle şey. Bir de kafası biraz değil. Gidik ya. Kafası otlu gibi zaten. O, aynen aynen. Gidik derken o yani. Okay. Anladın mı? Şey böyle yani. Aç bunu ya. Ne yapıyor? Serseri işte. Serseri. Aynen. Tabii. Sen beğenmediğin için mi sordun? Sen yok, de beğeniyorsun. Ben fikrini merak ettim için sordum. Ben beğeniyorum. Ya enteresan bir. Donald Glover abi ne yapsa yerim ben. Yani öyle bir oyuncu benim. Komedi fanboyu. Abi şey börek yaptım. Oyunculuk açısından. Ha, müziğinde okay. Ben de. Rap zaten yani şimdi bu konuya girmeyelim arkadaşlar ama. Yok başka bir gün iç savaşacağız. Çok iyi fikir. Onun yerine sevgili Birdman'e girelim. Yani Vulture'a yani Michael Keaton'a girelim. Yani Batman'e. Yani Batman'e. girelim. Ya. Adam, adamın kuştan şeyi açıldı adam, değil mi? Bir süper kahraman, bir süper kahraman eleştirisi, bir de süper kötü oynadı. Yani evet, herif gerçekten doğru. Kariyerinde müthiş bir gidişat ya. Bravo Michael Keaton'a. Hatta bir de Beetlejuice oynadı. O ne? O da öyle bir şey. O da kostümde bir... Ha şunu açayım bak, bu güzel bir kafa. O da bir süperlik. Bu güzel bir kafa. Şu çünkü doğallık aşamasında şu çok hoşuma gitti. Kostüm benim. Çok güzeldi. Kostüm aynen yani. Ben... Kostüm olmayan kostüm hatta aynen. Değil mi? Pilot şeysi gibi. Ben hadi Thanos'u, Thanos'tan önce bugüne kadar motivasyonuna en çok hayran kaldığım ve neden neyi ne yaptığı belli olan en iyi Marvel villain'ı Thanos'tan sonra benim için Vulture'dır ve Michael Keaton'dır yani. Tartışmam gibi. Ya şimdi motivasyon bazıları motivasyonları tartışılacak gibi değil abi şimdi. Mesela Red Skull çok iyi villain ama motivasyonu nazilik ya. Yani anladın mı? Yani ne motivasyonu? Dünyayı ele geçirelim. Neden? Çünkü biz ele geçirsek biz hak ediyoruz. Anladın mı? Hani, kafam böyle olmuş zaten. Ne yapayım bu saatten sonra? Evet yani. O yüzden çok, Loki'nin motivasyonu ne? Babam beni sevmedi falan. O yüzden kaos. Okey. Onlar daha böyle farklı şeyler. Ama motivasyon bakımından evet. Yani Vulture'dan daha anlamlı motivasyon yok MCU'da gerçekten. Üzülüyor hatta. Çok insan. Gerçek değil mi? Yani evet, evrenin dahil etme çabasının abi. Yanında şey de çok gerçek. Başta böyle bir şeyleri alıyorlar işte o bütün o aletleri falan. Diyor ki çıkın buradan. Niye? Sözleşmemiz var. Çocuk bak bu kadar işe aldık. Biz kimiz? Stark'ız. Stark oradan kuruluyor falan. Ya bunlar bence o kadar hem iyi böyle birleştirilmiş hem de böyle o kadar gerçek geliyor ki bana. Güzel yazılmış anladın şeyi mı? Demiyorum. O yüzden ben başka. Çok keyif aldım. Yok ben yazılan bir şey. Yani kızı olma hikayesi o bambaşka bir twist de. Tamam geçtik artık. Yani ne yapalım? Onun dışında ben çok başarılı buldum Vulture'ı. Ben hakikaten ya benim için Loki'nin üstündedir Vulture'ı yani. Yok, o kadar etkilendim. Bilmiyorum o kadar ben aynı kefeye koymuyorum açıkçası. Ben koyuyorum. Yani kötü adamlar kefesi içerisinde benim en etkilendiğim adam oldu. Ama kötü Loki, değil bence bu evet, arada. Loki de gitti geldi ya. Loki yani full kötü kal evet. Tabii yani, tabii o ayrı bir karakter. Thor Avengers 1'in sonunda Loki ölmüş olsa ve bir daha görmese kötü kalırdı da. O sonra Thor 2'de bayağı bir şey oldu. Thor Ragnarok'ta bir şey oldu falan. Zaten en iyi canım artık. Şu an redeem oldu öldü evet. Zaten yani canım. Ama Vulture yani şöyle abi. Vulture'ın çizgi roman halini ben hiç beğenmiyorum. Sevmem de. Yani çünkü şey şu değil mi? Ben çok yaşlıyım ve gençlik istiyorum. Çok saçma bir motivasyon yani. Evet. Hani falan. Ama bu filmdeki işte motivasyon çok doğru olduğu için Batman'in çok güzel çalışıyor. Batman'in kötü adamlarından biri. Güzel yazılmış abi. Şey de güzel. Yani kötülük hani atıyorum nereden giriyorum yani böyle işte küçük çocuk geek yerinden giriyorum. Hani kostümü işte kötü adama villain'a dönüşmesini sağlayan şey de uzaylı teknolojisine denk gelmiş olması falan. Evet. Onlar da hoş bahaneler hoş. Yani böyle diye düşünüyorum. Abi öbür tarafta çünkü Malekit, Ronan falan filan var yani. Kepaze biraz şey geliyor. Malekit diye bir şeyin olduğunu sen şu an söylemesen ben düşün yani. Daha oralar var yani. O yüzden şey müthiş yazılmış bir şey yani. Bir eleştiri yapacağım şimdi bu kadar seviyor olmamın yanı sıra. Şimdi villain olarak çok güzel kurulmuş olmasına rağmen şeyde çok böyle orta çizgideydi. Yani Magneto gibi bir villain mı? Yani davası için pragmatik bir davranan bir villain mı? Yoksa kötü bir adam mı? Kim dedi? Vulture'dan bahsediyorum hala. Bak bu sürüncemede kalmanın sebebi bence adam Shocker'lardan bir tanesini öldürdüğü sahne. Mahvediyor ya. Evet. Hmm. Sonra ama mahvetmesinin ardından dönüp ya bu gerçekim silah değil miydi ya diyor. Yani sanki öldürmek istemiyormuş gibi. Ama sonra aman diye devam ediyor. Ha, o amanı demeseydi bir tık umursasaydı dramatürk olarak bence o kadar yani bir, çok sapmadı da. Ama niye bak umursasaydı da o zaman niye mahvettin öldürdün yani öldürttürdün abi senaryo olarak. Abi çünkü kızı var şeyi karısı var bir para kazanmak abi için yaptı bunu. Şeyi görmek adam cinayet bak iyi bir adam çünkü bak mesela Peter Parker'ı öldürmedi elinde fırsat varken onu hatırlatmak istedim tam burada. Hayır, denedi bir.
İlk başta kızımın böyle... hayatını kurtardı diye bıraktı. Hatta sonra hayatını kurtarıyorum bana teşekkür edecekti. Teşekkür ettirdi çocuğu falan orada. O gitti. O şey diyorum ben. Ya, o biraz hayır bunu demiyorum. Siz ne? Unuttunuz. Sonunda böyle alevler içerisinde Luna Park mı ne bir yerde tıklıyorlar ya. Tuttu böyle Spider-Man'i kaldırdı. Spider-Man baygın. Bıraktı abi ondan sonra. Geri bıraktı Spider-Man'i. Uçarak şey hadi dedi şey kasama alayım gideyim dedi. Hatta arkadan dur patlayacaksın falan dedi Spider-Man'a. Gitme. Ya yani öyle bir sahnesi var. En sonunda da ele vermiyor zaten şeyde işte post kredi sahnesinde. Evet. Sen Peter Spider-Man'in kim olduğunu biliyor musun diyorlar falan. Yok bilmiyorum. Bilsen doğru. Ben öldürdüm diyor. Zaten ikinci filmde de olacak. O yüzden hani çok full villain değil. Ama okey. Yani öldürme soru işaretli. Ya bu arada pragmatik de bir davranıştı yani onu öldürmesi. Belli ki adam problem çıkaracak. O emekçi, emekçi. Yani. Adamcağız. Ama şeyini ne o? Mortgage'ını ödemeye çalışacağım. Evet. Orada ne o evin de mortgage'ı ne yavaş bu emekçi evi değildi lan o yani. Ben Amerikan evlerini kıyaslamayı bıraktım yok. Bizim evlerle abi. Yok bizim evle ben de bizim evlerle kıyaslamıyorum. Ben yani Amerika'da görebileceğimiz ortalama bir evle yok öyle lan bir cephesi full cam içeride parti sahnesi onun evinde oluyor ya işte. Ha doğru o ev o ev. Arkada doğru. Havuzlar bilmem ne şey şöyle yukarıdan merdivenlerle doğru, çıkılıyor falan. Biraz lüks yaşamayı seviyor yani emekçinin bir tık üstü, ustabaşı gibi. Yani kızım için diye gebere gebere bu kadar değil lan yani. Kızım için kızım bir de bilardo odası için yani. Bir de bir Lamborghini aldım onun da için. Evet tabii yani. Taksisi var hala. Arada 2-3 metres kaçamak. Bir de penthouse var. Nereden biliyorsun ya belki karısı sadık herif. Aa. Neyse bırak şimdi Walter'ın evlilik hayatını. Para gözüm durmuş ben ona güvenmiyorum. Walter'ın az önce Yiğitcan'ın değindiği bir de bir horantası vardı arkadaşlar. İşte şey Shocker'ın olduğu yani Şokçu'nun olduğu en azından adı sadece öyle geçiyor. Mac Gargan'ın yani aslında Scorpion diye bir şey kötüsü vardır ya örümcek adamı. Evet. Onun olduğu yani Mac Gargan diye sivil haliyle görüyoruz sadece Scorpion mu Scorpion olmuyor ama. Bu ilk ölen adam değil mi bu? Shocker ilk Shocker bu. Aynen. İlk sonra ikinci Shocker. Yalnız bakın şu detaya dikkat etmenizi rica ediyorum şu detaya. Sarı tabii. Sarı şey, bu kostümü işte biliyorsunuz hatırlıyorsunuz değil mi? Kostüme gönderme. Bu çok güzel bir detay. Bir de orada Tinkerer var. O da işte Ralph Fiennes miydi neydi o da karakteri. O da bir sürü süper kötüye eşyasını falan hazırlayan Ralph normalde. Ralph Fiennes oyuncu. Ralph Fiennes değil. Fiennes Mason pardon. Tinkerer'ın şeyi. Bunun 3'ü 4'ü neyse şey olmuş işte Vulture'ın Ocean's Eleven ekibi olarak burada adapte etmişler. Sizce devamı gelir mi? Devamı gelirse aynı oyuncular olur mu? Tinkerer, MacGargan, Scorpion falan olur mu bilmiyorum. Yoksa zaten onlar biraz da kullanıldı. Scorpion'u da... Bir dakika Scorpion'u görmedik lan. Lizard'ı gördük. Pardon Scorpion'u da gördük. Scorpion'u görmedik ama Shockçu'yu da görmedik. Shockçu'yu gördük mü? Gördük ya burada işte. Eski Toby ya da Andrew ya falan. Görmedik, aa, yok görmedik. Onlar da görmedik. Gergedan'ı gördük. Çünkü buralarda da gördük demiyorum işte ben. Buralarda easter egg gibi herifler yani. Tabii tabii. Ya Shocker'lar gitti. Shocker'ları bir daha kullanmazlar. Bence o, yani Gargan'ı bilmiyorum. Ama kesinlikle Shocker'lar zaten iki Shocker'ı bir daha koyduysan artık bir daha da koymazsın yani. Ki Scorpion çok güzel bir şakaydı o. Yani Shocker'ı, hani birinci Shocker'dan iki Shocker'a devri teslim olması çok güzel bir şakaydı film içinde. Peki ben size bir şey söyleyeyim. O bilgisayar başındaki her boku yapan adam vardı ya. Tinkerer değil Tinker. Mi? Ha, yani. Tinkerer. Ne olacağını düşünüyorsun? Bir şey olacağını düşünmedim. Ya daha main bir villain, kötü adam olarak karşımıza tekrar çıkar mı? Çünkü bunlar hani çizgi romanlarda hatır sayılır karakterler. Yani böyle bir sahnelik karakterler değil. Evet ama A, B, C listesi yapsam bunlar C listesi villainları Spider-Man. Evet. Muhakkak. Doğru. Tabii ki. Hani bu kadar girecekler. Vulture bile B bu arada yani. Bence. Vulture. Vulture'ın tek esprisi abi. İlk sayısındaki düşmanıydı Vulture hakikaten. Hı-hı. Hani oradan gelen bir nostaljisi, retrosu var diyelim. Ama günümüz yani Spider-Man villainları en tepede Green Goblin, Doktor Octopus. Bir de diğer adam da şahat. Kingpin de var. Kingpin Daredevil'a biraz daha artık. İşte aynen yani. Kaydığı için. Paylaşım şeyim. Paylaşımdır aynen. Okey bu grubu geçiyorum böyle arkadaşlar. Bundan biz yayından bahsettik. Önce bahsettik unuttum. Örümcek Adam'ın kostümü. Karen karakteri. Yani bir karakter sayılır bilmiyorum. Jennifer Connelly tarafından seslendiriliyormuş. Evet, konuştuk burada konuştuk. Burada mı konuştuk? Evet, yayından önce konuştuk. Beynim çıktı. Paul Bettany'nin hanımı. Ha doğru doğru. Güzel o zaman onu geçiyorum arkadaşlar. Yes. Aynı zamanda ben de böyle yazdım. Bir de şey var. Bunu yazmamış mıyız ya? Friday var bir de. Jarvis'i emekli ettikten sonra Tony Stark artık başka bir kız konuşuyor Tony Stark için. O da çizgi romanlarda olan bir yani karakter diyelim. Bir yapay zeka karakteri. Filmde de var. Ses abi bu. Zaten yazsan da bulamayacağım. Ses sonunu yazayım size. Seslendiren kız Carrie Gondon diye bir kızmış. Kim o kız biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam Rome'daki Octavia.
Şeyin Oktavya. Yanlış yazdım. Kevri ne? Abi buraya da bir şey yazmışız ama sanırım yanlış yazmışız. Sen biliyor musun yazılışını? Friday Voice Actress yaz çıkar. Tamam. Ama sen yazınca bu konuyu kapatmış olacağız büyük ihtimalle. Var mı onunla ilgili söylemek istediğiniz değişik bir şey? Bu. Bu kız. Hatırladın mı? Hakikaten oymuş. Kız da hatırladım ben, evet. Meşhur valla. Uf canım, Rome izlemek istiyor. Evet. Neden acaba? Bu... Güzel çünkü. Efendim? Bu karakterin, yani bu karakter değil. Bu sesin bence şeyi, yani Jarvis'ten sonra yakıştı kostüme. Güzel durdu. İnşallah daha da görürüz. Önü açık olsun. Çok bize kalbi kadar temiz bir yıllık sayfasını ayırdığı için teşekkür ederiz. İnşallah hayatta başarılı. Sayesinde... Bence bayağı konuştuk. Yıllık sayfası. Sevgili Jennifer Connelly, daha doğrusu Karen sayesinde, Friday sayesinde, emekli Jarvis sayesinde süper kahramanlarımız konuşacak birisine sahip olmuş oluyor macera yaşarken. Teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel. Ben de isterim. Siri gibi bir şey. Doğru. Evet arkadaşlar. Nick Fury. Ooo. Ne yaptı Color of the Exchange? Abi sen nereye gittin? En başta kaç filmi var diye girdiğimiz. Bu. Evet Fury yani. Nick Fury yazdı. Yıllı. Nick Fury olarak da billa da. Fury and Nimble. Nick Fury ilk beyazdan zenciye çevrilen. Hayır, beyazdan zenciye değil, beyazdan Samuel Jackson'a çevirdiler bu karakteri. Evet abi, evet. Samuel Jackson is not ordinary zenciye. Siyah, beyaz ve Samuel Jackson. Evet. Tabii, tabii. Ya bu arada Ultimate çizgi romanları çizilmeye başlandığında yıl 2000 veya 2001'di yansıtılıyorsa. Zenciydi değil mi? Zenci olmasını bırak abi, o zamandan beri Samuel Jackson gibi çiziyorlar. Tabii, birebir Samuel Jackson gibi başladı. Evet. Hatta Samuel Jackson'a rol öyle teklif edilmiş. Samuel Jackson daha doğrusu fark etmiş bir durum tabii ki. Söylemişler abi seni çiziyorlar diye. O da dava açmayı tercih etmiş. Oynamayı tercih etmiş. Hayır, sonra gerçekten MCU'ya şey olunca ben şey bak. Şunu çok net hepimiz de yaşadık. Yani bilakis bu profesyonel olarak burada yorum gördüğümüz için hani bu süper kahraman sektörünün yorumlarını çok gördüğümüz için. Ne zaman birinin ırkını değiştirseler. Yani kimse beyaza çevrilmedi bugüne kadar ama hani yani azınlıkları çevirseler karakterin özünü bitirdiniz, bitirdiniz falan ben de geberiyorum. Fury'de hiç olmadı o. Evet, ne Ultimate'da oldu ne filmlerde oldu. Evet. Sen onu bırak. Ben geçen gün yine bir Örümcek Adam'ın eski çizgi filmini izliyordum. Çizgi filmde Nick Fury çıktı. Aa beyazdı değil mi Nick Fury dedi. Ha evet lan evet, mühür yani, abi. Unutuyoruz. Bu arada lan. 616'da da zaten öyle artık oldu. Artık öyle artık o adam oldu artık. Yani Samuel Jackson, gerçekten Ultimate Nick Fury, bir daha şöyle bir durum da var. O 616'nın Nick Fury'sinin arketip bir karakter ya, böyle saçların kenarları beyaz bir kişi şey falan filan. Cool bir adam. David Hasselhoff. Hepsi var. Tabii, zaten tabii. David Hasselhoff oynadı nitekim de şeydi falan. O arketip de bitti ya. O çok 80'ler bir arketipti evet, zaten. Doğru. Hani onu da emekli ettik falan. O Samuel Jackson da çok iyi oynuyor zaten yani Nick Fury rolünü. Her rolünü mükemmeldi gibi. O yüzden o mühür koydu, kapattı konuyu yani, kenara peki attı. Peki sizce Nick Fury'nin MCU şeyi, portresi, şeyi yansıtıyor mu abi? Nick Fury'nin biraz esprisi süper spy. Yani işte... Sırlarının sırları var. Sırlarının sırları var, işte inanılmaz manipülatif. Hani işte sana bir şey yaptırıyormuş gibi gözüküyor ama öykünün sonunda bir bakıyorsun aslında bambaşka bir ajandası varmış. Kötü niyetli değil, vatansever, hani insanoğlunun iyiliği için çalışıyor. O açıdan pislik falan biri değil. Ama falan filan. Samuel Jackson biraz daha direkt bir tip gibi. Hani canlandırıyor gibi geliyor bana. Bence Captain Marvel'ı en son izlediğin için böyle düşünüyorsun. Olabilir ama en çok doğru da izledik be abi. Doğru. Değişimini orada yakaladık. Winter Soldier'daki da şey, gerçi olabilir. Yok yani okey hani. Doğru. Captain tek, Marvel'ın ikinci başrolü. Bir tek bu süper manipülatifliğine örnek olabilecek film şeylerinde işte Avengers 1'de işte, silahları geliştiriyor Tesseract'tan. Yok ya onu demeyecektim. Neydi? Hani Coulson'un ölümüyle ilgili şeyleri işte ne onun adı? Ha, kartları. Kartlara kan bulaştırmış gibi bir, bir şey çıkıyordu ya. Hani bir öyle bir manipülasyon süper gücü var. İyi mi kötü mü? Yani MCU'dan bahsediyorum. Sizce? İyi canım. Nasıl? İyi ahlak, etik olarak. Etik olarak. Evet. Kötü değil mi? Bence de kötü. MCU'da mı? MCU'da. Evet, yani şöyle. Ne ya? Ne oldu bir anda? Bak. Nick Fury. Ne yaptı ki adam? Böyle şey gibi falan. Machiavellist biraz yani. Ha. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şunu hatırlatmak istiyorum. Winter Soldier'ın başında şey Project Insight'ı tanıtıyorlar ya. Project Insight Hydra'nın eline geçtiği için değil. Captain America onu. Captain America Project Insight'ı zaten prensip olarak baştan karşı ya. Yani Fury'nin elinde Fury kendi elinde tutmak istese okey mesela buna ve bu bana ahlaki olarak kötü geliyor. Yani çünkü şey hepinizin başına silah dayadık. Hani uyumazsanız sıkacağız orbitten. Evet, teknolojisi. Şey bunu Fury çok gaz buna. Hadi yapalım yani. Hani hiç okey. Çok hiçbir sorun yok.
Bu da doğru, böyle bence söyleyince haklısın, doğru. Öteki tarafa götürüyor yani Fury'yi. Yani Fury'nin bir ajandası var ki bu ajanda ne zaman Amerikan hükümetinin yanında ne zaman değil, o biraz çok böyle muallak hep. Ama bir ajandası var ve o ajandaya uymak için böyle her yolu deniyor ve her yolda okey onun için. Şey de öyle bir hareket, işte senin verdiğin örnek de bence hiç etik değil yani. O düşünsene bir yerde Fury'yi şöyle bir sahne görsek böyle. Kana bulayalım. Evet, bunu da alalım. Kaptırın. Güzelim kaptırın. Şöyle mi atsam? Aa güzel. Gireyim böyle atayım. Çalışıyor falan bunu yani. Evet abi, böyle düşününce çok kötü oluyor. Ne bileyim. Ben seviyorum. O yüzden benim gönlümün iyisi. Yok, Machiavellist güzel bir. Çok doğru bir şey. Ben hani şeyden çok etkilenmiş vaziyetteyim. Hala Captain Marvel'daki halinden. Orada çünkü pamuk gibi bir karakter. Tabii orada saf. Orada sen izledin değil mi Marvel'ı? Peki şey tercihini nasıl buluyorsunuz? Gözünü kedi yapmış. Daha doğrusu Blurkin yapmış. Çok saçma. Oh be, çok şükür şu geldi. Benle paylaşan biri geldi sonunda. Ben de öyle hissettim yani. Çok ne geyik yapacağız diye. Gözü böyle mi gitmiş yani, evet, değil mi? Ya. Hayır bir de yani kusura bakma, Winter Soldier'da o setup'ı niye yaptın ki ona da? En son birine güvendiğim zaman gözümü kaybettim. Wow. Kediye mi güvendim? Kedi uzaylı yaratığa mı güvenmiş yani? Ama bir şey söyleyeceğim. Okey, korumak için söylemiyorum. Ama hakikaten kediye böyle güverip acı bucu 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 falan yapmıştı ya. Ama abi aslında bu oradaki örneğin lame'liği olmuş oldu. Evet. Çünkü böyle bir adam bu. Lame örnekler verip kendi manipülatif tavrını yapıyor ya. Bu da manipülatif bir tavırdı aslında oradaki. Hayır abi, evet. Yani zorluyorum evet. Ama arada bence şu bakımdan hala kurtarmıyor. Çünkü ne? Winter Soldier'da o replik çok böyle pivot bir andı. Yani Alexander Pierce'a bakıp bir şeyler diyor. Ya, bir de şey. Ondan sonra da kedi. Bir de hani böyle yani yaratık haliyle düz pati atıyor ve adamın gözü gidiyor yani. Bir de hiçbir şey olmamış gibi kediyi koyuyor falan. Şey var ama şey yine yapamıyorum. Sadece kedinin patisi değil de hepsi böyle bütün talihsizliklerin bir birleşimi gibi. Ben kedi bu ya yani bu arada konumuz değil yani, hiç sevmedim. Yani o kedinin konumuz yani iki örneğin bir parçası sonuçta. Bu, yani evet. Ve yani ne gereği var, ne niye, bak ben o kedinin Flurkin çıkması esprisini çizgi romanlardan kalma bir şey o, Kelisi Dokonu şeyinden. Orada mesela hatta Rocket görür görmez Rocket'la karşılaşıyorlar uzayda. Tespit ediyor lan Flurkin bu falan, kedi bu, Flurkin bu, salak kedi bu falan filan geyiği yaptıktan sonra Rocket'ın haklı çıkması komik oluyor. Çünkü zannediyorsun ki Rocket bilmiyor hani dünyalı yaratıkları, kediye o yüzden öyle bir şey diyor falan. Sonra Flurkin çıkıyor bir espri. Yani şimdi rando kedi bir anda Flurkin çıktı, içine şey koyduk, onu geri kustu falan. Bir de şey kötü abi filmde. Yani gerçekten şey kötü. Bu kadar dengesiz, unstable bir faktör aslında o güya. Ama hep sana faydalı yerlerde işe yaramaya başlıyor filan. Yani senaryo tembelliği işte. Bence yani onun bir de arkasında yatan kötülük de şu, onun bir kedi kılığında olması. Yani şunu demek istiyorum. Evet her yerde öyle ama yani ben mesela Guardians of Galaxy'de görseydim bunu çok mutlu olur. Severdim hatta. Ya daha çok severdim. Burada görünce çok absürt kalıyor arada. Ve figürlerimiz, kötü adamlarımız, iyi adamlarımız hiç absürt değil ya. Hepsi böyle ciddi başı sonu olan adamlar. Evet. Burada o yüzden sıkıntı var. Orada bence yanlış evren. Eğer Guardians of the Galaxy'de bu karakteri görseydik ve böyle bir şey çıksaydı, o zaman ben hiç yadırgamayıp okey deyip gülüp geçecek. Ki vardı öyle yani benzeyen hani. Yani evet böyle Rakun adamlar var yani. Saçma sapan şeyler var yani. Peki arkadaşlar. Bir de hani o saçmalık içerisinde yiyebilecek bir şeyken burada hakikaten Random House Cat'in, bir de dünyadan gelen bir kedinin böyle çıkmış olması saçmalıkların daniskası oluyor. Göz mevzusunda da sana sonuna kadar katılıyorum. Yani. Bu kadar ciddiyetli bir mevzuyu böyle sıçındırıp geçiştirmeleri benim de tadımı çok kaçırdı. Tadımız kaçmasın. Herkesin tadını yerine sokacak bir karaktere geliyorum sırada. Maria Hill. Yani namı diğer How I Met Robin. Ya da Maria Hill. Tebrikim hatta. Nasıl buluyorsunuz Maria Hill adaptasyonunu MCU'larda? Çok silik. Cobie Smulders'ı sevdiğim için ben hoşuma gidiyor. Ama bazı yerler Civil War'da falan baya bence şeyi vardı ya. Önemi ne vardı ya Civil War'da? Daha güzel bir şey. Civil War demişim ama şey Winter Soldier'da falan böyle kritik anlarda çıkıp aa ya, hoş geldin şimdi, ablam dedirtiyordu yani. Bir de tabii şöyle bir şey var. Çizgi romandaki Maria Hill bambaşka bir bambaşka ve çok daha göt evet. Çok daha yani öykü noktası öykü pozisyon olarak önemli ve kuvvetli yani. Evet aynen. Burada Nick Fury'nin sidekick'i yani başka da hiçbir şey özelliği yani yok. Nick Fury'nin bir şeye lazım olduğu zaman bu getirip götürüyor yani. Evet. Dizi de birazcık. Ama kız iyi oynuyor ya. Yani. Yakışıyor bu kıza. Ben hiç beğenmiyorum bu kızın oyunculuğunu. Vallahi size bir şey söyleyeyim. Özür dilerim çok unutma lafını.
Hawaii Met, ben yani bu kız yüzünden Hawaii Met'i bırakmadıysam benim sabrım yüzündendir yani. Ben çok tatlı buluyorum. Çok beğeniyorum. Yani tatlı derken güzel kadın anlamında değil. Oyunculuğu çok doğru buluyorum. Ben Hawaii Met Your Mother'da beğeniyorum bu kızı. Aha. Ama ben bunu ilk gördüğümde Hawaii Met Your Mother'a şöyle bir bakmıştım. Yani hiç Robin'den senin gibi sempati falan besleyip de gelmiş değildim. O yüzden ben de silik bulmuştum onu. Sonra Hawaii Met Your Mother'ı izleyip tekrar dönünce bak Robin oldu Mersane'de. Hı. Çünkü silik bir kızdı yani. Bu kadar olabildim en fazla. Yani bir de şey değil mi ya? Silik bir karakter. Özür dilerim. Yani karakteri diye başlık konusunu açtık. Kızın bir önceki rolünü konuşuyoruz. Yani bu zaten karakterin ne kadar silik olduğunu ispatlıyor. Doğru. Evet. Filmlerde bir numarası pek yok hakikaten. Hiç orası doğru. Evet. Ama bu kadının suçu olmayabilir demek istedim ben sadece. Çünkü katılmıyorum. Bence çünkü ne vardı çok önemli? Akılda kalıcı yapabilirdi diyorsun. Akılda kalıcı yapabileceği sahneler vardı abi. Bak özür dilerim şu an hatırlamıyorum çünkü akılda kalıcı yapamadı. Ama yani Winter Soldier'da da kritik bir yerdeydi. Çünkü evet. Fury öldükten sonra bilgileri atırıp taşıyordu. Iron Man'in yanına gidiyor. Bak, oralarda biraz vardır. Yani Iron Man'in yanına çalışmaya başlıyor sonra hesapta işte şey Shield'da aldıktan sonra Winter Soldier'da. Age of Ultron'da bu onun için önemli bir mevki. Age of Ultron'da ne yaptığını ben hatırlamıyorum mesela. Hatırlamam gerekiyor bence. Nerede giriyordu filme? Olur mu? Herkes böyle. Hani? Burada parti sahnesi ben de hatırlamıyorum. Ayaklarından cam çıkartıyordu bak o aklımda geldi şu an. Yazık. Hatırladınız mı? Şöyle ayağından cam hatırlamıyorum. Abi ben seviyordum şimdi sen beni ikna ettin ya. Evet. Tamam geçiyorum. Tadımız daha da kaçar. Tadımız daha da kaçar. Yani, evet. Agent Coulson. Herkesin sevgilisi. Gönlümüzün efendisi. Canımdır. En sevdiğin. Captain Marvel'da sadaka gibi rol vermişler adam. Evet. Çok büyük tadım kaçtı biliyor musun? Bir de fragmanda falan filan görünce vay be. Afişe bastılar herifi ya. Evet evet yani. Ayıptır, dedim ki oh be sonunda tekrar döndü abim döndü. Dünyanın en politik insanı. Aynen. Ne kadar kötü. Çok üzüldüm ya. Bak şimdi yine hatırladığım böyle tadım kaçtı. Ben bir de böyle gittim tek başıma izledim bu filmi tamam mı? Böyle dedim. Bu kadar mı? Dedim her film bitince. Her filmde böyle. Doğru. Bak bu adamın şöyle bir olayı var. Bunu bilinçli yapmışlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben Agent Coulson olarak değil böyle genel bir tercih olarak söyleyeceğim. Bu kadının, şey bu adamın eğer dizisini izlemediysen Agents of S.H.I.E.L.D.'i bu adam seni hiçbir şey ifade etmiyor bu arada. Olabilir. Daha katılıyor. Doğrusu çok şey ifade etmiyor diyeyim özür dilerim. Yine hiçbir şey demeyeyim de. Fakat okey tamam söylersin. Evet, ben abi, adam o kadar coşkulu ki adama yani stand alone dizi yaptılar. Evet evet, evet ama işte bu coşkuluğundan öteye bir şey geçmiyor hiçbir dizide. Yani çok önemli tamam ölüyor işte falan filan ama çok önemli bir şeyi şey yapmıyor, vaat etmiyor. Halbuki dizisini izleyen adam için bu adam oyunculuk adına ajanlık adına, hikayedeki yeri adına o kadar önemli ve altından o kadar iyi kalkmış ki de babacığım. O yüzden çok tamam bunların hepsi birleşiyor. O yüzden bence bu yani şey yani bu adam şöyle demişler. Abi sen dizinin starısın. Filmlerde biraz geri dur. Ben sana söylüyorum. Ama bence zaten yani filmlerden sonra bu adam diziye geçti. Filmde evet, öldü filmlerden ondan sonra dizide başladı. Aynen bir tane film. Iron Man 2, Captain America'da yok. Thor'da var. Phase bak. Birinci fazı. Phase 1'in hepsi var mıydı ya? Thor'da var yani. Şey Captain America 1'de olmayabilir. Ama hep böyle küçük bir üstü değil mi? O yüzden hatırlamıyorum. Zaten. Küçük küçüktü değil mi hep? Hayır Thor'da daha büyüktü. Thor'da epey vardı rolü. Thor'da vardı. Thor'da ilk Thor'da geliyordu. Iron Man'de de şu bombayı patlatıyordu abi. İşte geliyordu bir stratejik bilmem ne bıdı falan filan. İşte ona bir kısaltma bulur he diyordu Tony Stark. Sonra filmin sonunda Shield diyoruz artık diyordu. Ve ben bir salak olduğum için o başta bilmem ne stratejik carçuk dediğinde anlamamıştım mesela. Ama bu bir plot yani şey continuity hatası. Niye? Çünkü Shield'da Shield deniyor çok. Shield'da Shield deniyor çok şey döneminde de mesela. Captain Marvel döneminde. Captain Marvel'ı geç. Ant-Man'in başındaki Michael Douglas'ın gençliği flashback'inde de Shield deniyor. Şeyde bile Shield deniliyor. Agent Carter'da bile Shield deniliyor. Yok Agent Carter daha esirsen. Yok evet daha kurmamış oluyorlar. Valla gidin konuşun şeyle. John Favreau ile filan artık o repliği kim tutuşturduysa öyle. Ayıp etmişler. Ama Coulson'un olayı birinci fazda o paylaşılmış evreni Fury ile beraber veren karakterdi. Ama bir de filmlere yani MCU'nun özgün karakteri ya evet, Coulson. Evet. Doğru. Öyle bir esprisi de var. Ve şu an çizgi romanlarda da var olan bir karakter. Sinema için uydurulup sonradan çizgi romana aktarılan bir iki karakterden bir tanesi. Agents of S.H.I.E.L.D. dergisi falan çıkarmaya evet, başladılar adamlar. Ben Thor hariç diğer MCU'daki yani Avengers hariç ve Thor hariç rollerini hatırlamadım. O yüzden yorumum için özür diliyorum. Hatırlamıyorum. Çok çünkü, çok hayır, bak, bir de şu çok önemli bir detaydı abi. Coulson'u ilk filmde S.H.I.E.L.D. ajanı olarak görüyoruz. Ufak. Gelip merhaba diyor gidiyor. Tamam. Iron Man 2'de ondan sonra bir ara gelip
Hani ne yapacaksın, benle uğraşacak mısın falan filan. Benim New Mexico'da işim var diyor. Ondan sonra New Mexico'daki işi zaten Thor. Bir de arada bu şeyi yaptılar. Kısa filmler çektiler konsoluna birkaç tane. Öyle olunca bir anda bak şey çok nasıl diyorum. Avengers'a gelininceye kadar zaten Coulson diye deliriyorduk. Yani o Coulson ne tatlı karakter abi. Coulson süper. Coulson ölünce ne Coulson öldü oldu ya. Yani. Çok hakikaten çok üzüldü. Sonra zaten o yüzden de Coulson'un dizisi geldi abi. Bence bu karakterin bu kadar yükseleceğini filmciler işin başında kesinlikle öngörmediler. Bir parça evet. Clark Gregg'in sempatikliği. Yani çok inanılmaz şey bir adam. Bir parça güzel bağlamış olmaları. Bir de kısa filmler. O kısa filmler özellikle süpermarkette olan hatırlıyor musunuz? Böyle soğuma muhteşem böyle un atıyordu birinin kafasına falan. Çok güzel sahneleri vardı. Geldik arkadaşlar. Ben bir de Ercü sahnesini tekrar hep birlikte izlerken ne kadar şoke olduğumuz ve ne kadar etkilendiğimizi de Clark Gregg'e de bir kere daha teşekkür ediyorum. Hangi Ercü sahnesini? Uzayda geçen tık sahnesi. Ha, şimdi okay. Spoiler olmasın diye. Şey yapmıştı. Ultron. Spoiler olmasın. Oo. Ultron. Bugün Civil şey Age of Ultron'u bitirmiş oluyoruz. Ultron James... Thanos konuşmadık hiç diyeceğim en ama. En son, en son. Peki. James Spader'ın seslendirdiği ve de CGI'cı arkadaşların canlandırdığı. Yok, James Spader kendi oynuyor işte. Tabii tabii. Tabii tabii de yani okey doğru. Böyle böyle bir tane fix şeyi vardır böyle yamuk yamuk girip jön sesiyle konuşuyor. Doğru. Çok doğru bir kast ya. Çok. Değil mi? Çok doğru bir kast. Herifi çok iyi alıp çıkardılar şeyde. Yani hani biraz hani uzun zamandır alakalı büyük filmlerde gündemde değil. Yani. Ya gerçi Blacklist popülaritesi vardı o zaman ama olabilir. O seviye değil. Yani ama James Spader çok doğru casting ve yani şöyle yani okey filmin bir sürü farklı hareket eden parçası vardı ve çok birbirine girdiği için Age of Ultron biraz çok sabit durmuyor aslında durduğu yerde ama Ultron'u o kadar iyi oynuyor ki James Spader. O kadar korkutucu ama aynı zamanda çekici. Bir yandan bu arada dinleyesin geliyor. Evet, James Spader gerçek hayatta da böyleymiş. Evet. Yani milleti kitleyip böyle hani dramatik bir şey sesiyle bir şey anlatırmış edermiş ama yani insanın hani kafasını açan şeyler anlatırmış böyle. Yani boş boş konuşan bir şey anlamında değil. Blacklist'i izler misiniz? Ben izledim bayağı. İki sezon falan izledim. Ben de bir sezon izledim. Yani benim tek izleme sebebim... Ben de iki sezon izledim. Blacklist'i izleme sebebim de adam ama. Suyu çıkan bir ciklet oldu. Ciklet oldu. Ciklet oldu. Aynen. Hadi James Spader çıksa da onun sahnelerini izlesem bile. Yok yani. Zaten bir tek o. Diğer herkes çok kötü o dizide. Ben kadın falan çok klişeydi ya. Ya abi yok herkes çok bayık ama James Spader koyup karşısında bir insana bir şey anlatmaya başlıyor. Yalan mı dedi? O bir dizide öyle bir olay var. Yani karakterin öyle bir olayı var. Sis atıyor. Hani kafa karıştırmak için bir şey yapmak için. Ben küçükken gayda çalınıyordu bizim mahallede diye anlatmaya bir başlıyoruz. Zaten beraber çekirdek çitleyerek izlemeye başlıyoruz. Ya yani. James Spader gerçekten bana yani kek tarifi verse ben oturur ya abi bir yerden hayat dersi çıkar diye dinlerim yani. Öyle bir... Ve o yumurtayı kırmamam gerektiğini evet, son dakika. Evet yani anladın mı? James Spader'a doyamadıysanız arkadaşlar Office'in 8. sezonunu izlemenizi tavsiye ederim. Orada bol bol var ve orada da James Spader yani böyle... Hebele bir şeyler anlatıyor. Bir de James Spader'ın düdük hali var Stargate'de hatırlarsanız. Tabii seneler önce orada böyle şey. Oy, evet ya. Adam düdük her yerde oynadı lan. İnanılmaz bir gel parçası var. Kurt Russell oynuyordu orada evet. İnanılmaz sanat filmleri, zorlayıcı bağımsız filmler, blockbuster filmler, ofis ne alaka mesela bir anda herifin. Sekreteri de oynamış adamı. Ama ben onun sesine kurban olurum yani. Gerçekten en ya, beğendiğim ama o zaman şimdi değil. Yani bir tombişleşip böyle yaşlanınca bir karizması artmış tabii, ama. Tabii yani. Değil mi? Evet, evet, yok. Artı 5 olmuş yani. Sekreteri de mesela o kadar değil. Değil. Sekreteri de daha böyle daha... deli. Daha şey yani böyle. Biz yani şey deli. Evet zor. Kıçı başı ayrı oynuyor. Aynen. Ama Ultron ondan başka kimse oynayamaz diye düşünüyorum ben. Yani o çünkü hem yani konuşunca otomatikman bütün interneti yalayıp yutmuş evet. Ve bu yüzden kötü olmuş bir karakter konuştuğunu ben hiç çok ikna alıyordum Ultron konuşurken. Bir de işte Ultron böyle çok kibirli ya. Yani evet. Siz insanlık olarak var olmamayı hak ediyorsunuz filan diyen bir tip ilk intibası üstüne. Ve emin bundan. Evet ve bundan çok emin. Yani o James Spader'ın o işte kibirli gibi denebilecek ses tonu falan çok iyi hayat verdi ona gerçekten ya. Yani o olmasaydı aşırı klişe, aşırı düz bir kötü diyecektik. Evet. Gene hani düz bir kötü diyoruz şey olarak yani insanlığı görüyor ve kötü insanlık diyor. Okey falan ama en azından izlemesi çok eğlenceli oldu James Spader sayesinde Ultron. Ultron'un motivasyonunu peki yani o zaman yatıralım yani. İnternete baktı abi. Aynen. Deep Web'e girdi ve... Yo, Eksözlüğe girdi ve... Sungur'un kulakları çınlasın. Filmden çıkınca ben bunu Sungur'la tartışmıştım. Ya birebir böyle... Abi niye kötü oldu falan. Ondan internete bakınca sen olmamsın ha. Bütün yorumları gördü dedi adam.
Ve dedim evet. Doğru. Bütün YouTube yorumlarını, o iğrenç şeyleri falan filan hepsini gördükten sonra bitireceğim lan ben bunu. Gerek yok yani. Bir anda adet slime videosu görmesi bile yeterli. Hayır, koptuğu yani an şeydi. Bize devamlı gelip şişkolar yazanlar. Nerede kamera? Saçmasın. Şişkolar mı? Bu pırlanta gibi adamlar falan. Saçmalama. Hadi devam edelim. Saat 11 oldu. Aynen. Çok ağır. Acele ediyorum. Aynen. Quicksilver ve Scarlet Witch. Hadi beraber konuşalım bu ikiliyi arkadaşlar. Scarlet Witch'i ayrı Almanya'da. İyi beraber falan konuşmayalım. Quicksilver o zaman. Aman. Quicksilver hızlı koşuyor. Öldü. Bu kadar ezmek istemedim. Yok ben severim aslında Quicksilver'ı, yazık. Quicksilver'ı şeyde parlattılar. O da ama lütfen X-Men'deki Quicksilver'a girmeyelim. O çocuğu çocuk yüzünden değil yani. Sadece o çocuğu koydukları şey yüzünden. Görürsem tokat adasım gelecek. Buradaki halini nasıl buluyorsunuz? Bulduk. Öldü falan. Yani bir tane cool repliği vardı. Güzel öldü. Hawkeye falanla. Yani ölümünün Hawkeye'la Scarlet Witch arasındaki bir garip bir mesele var filmlerde. Bunu çok incelemiyorlar ama bir yandan her yerde birbirlerinin bağları var, anladın mı? Çünkü hem Age of Ultron'da kardeşi bunun için öldü, hem Scarlet Witch böyle aman Allah'ım ne oluyor falan filan derken Hawkeye gazlıyor ya bunu. Hmm. Hadi çık dışarı artık, ne yapıyorsa yap. Doğru. Bir de sonra Civil War'da sonra zaten çocuğun ismini şey koyuyor. Pietro, Peter koyuyor falan. Öteki işte öyle bir detay vardı şeylerin sonra. Ondan sonra Civil War'da gidip Wanda'yı bu kaçırıyor Hawkeye falan. Hani o yüzden Hawkeye'la Scarlet Witch arasındaki bağı vurgulaması bakımından Quicksilver'ın ölmesinin öyle bir detayı var. Bence Quicksilver var mı var olmuş. Net. Ya o Joss Whedon'ın şeyi abi. Joss Whedon'ın her işinde vardır o. Joss Whedon bazen hikayenin gittiği yeri görmek bakımından yetenekli bir adam olduğu için yani doğal akışını görüyor. Ve o Age of Ultron'da da doğal akışını kurdu ve doğal akışın sonunda Hawkeye ölecekti. Yani film öyle gidiyordu. Öyle tasarlanmış filmde ve Hawkeye'in ama sonra son dakikada Quicksilver'ı öldürdü. Yeni tanıştırdığın karakterden daha 3 film yaparsın, oyuncak satarsın diye ölmesini beklemezsin. Onu yapmaya çalışırsın. Tek sıkıntı umursayamadık yeterli süreci. Umursayamadık. Çok karakter vardı. Çok karakter vardı. Çok tanıyamadık. Yani evet. Ultron'un zaten en büyük sıkıntısı da onca karakteri bize işte Infinity War'un başardığı şeyi bence Ultron başaramadı. Ama biraz karakter var. Tanıtmadı abi. Evet, onunla ilgili. Evet, tabii öyle bir ekmeğini yedik. Thanos bile değil yani. Thanos'u bile biliyorduk yani evet. Nereden gelip nereye gittiğini. Thanos Infinity War bildiğimiz karakter. Ya da sadece Thanos'tu belki. Hani öyle bir görev vardı ve onu da başarılı. Ya işte Thanos'un tabii sprint time'ı yüksek Thanos'un aslında. Hayır, tanıttığı yani karakter açısından söylemiştim. Yani. Tabii. Ama sadece onu tanıtıyor bütün görevi. O asıl karakter tanıtımı. Yine de Thanos'un yani evet şu bakımdan Thanos'un asıl motivasyonunu %50'ye indirmek olduğunu bilmiyoruz önceki filmlerde. Ama tek o. Taşları toplamaya çalışan bir tane çok süper bir adam olduğunu biliyoruz önceden. Ama şimdi burada Scarlet Witch'i soktun. Scarlet Witch'e geç kuzen sen bir yandan. Quicksilver'ı soktun, Ultron'u soktun, bunların Vision'ı soktun. Bunların hepsinin karakter motivasyonlarını iç içe geçirmen lazım. Bir yandan da ileriki filmlere setup ediyorsun hani falan deyince hiç yeterli yer kalmadı. Scarlet Witch peki sevgili kız kardeşi, çocuk gitti, kız kardeşi hala maceralara devam ediyor. Hatta yeni bir Avenger olarak katıldı bilmem ne filan fişmekan. Ben en çok şunu konuşmak istiyorum. Elizabeth Olsen. Kişisel olarak. He. Scarlet Witch'in, bu çizgi romanları da lütfen dahil edin. Gücünün sınırları ne abi? Çizgi romanlarda yok. Gerçekliği alter edebiliyor. Çizgi tamam. Romanda dergi çıkardı kız. Yani hani bütün şeyi değiştirdiği için anladın mı ya? Buradaki sınırları ne kadar almışlar? Burada ben anlayamıyorum. Ne yapabiliyor? Telekinesis ve bak. Age of Ultron'da kafalar yaşatmak. Kafalar yaşatmasını bir daha hiç kullanmadı. Evet, bir de öyle bir şey var. Age of Ultron'da şakalar yaptı herkese flashback'ler yaşattı. Evet, sonra doğru. Bir daha kullanılmadı. Doğru. Ondan tek kullanımlı güçlermiş gibi yani. Telepatik kullanılıyor. Evet. Telekinesi kullanılıyor. Ama o telekinesinin sınırları inanılmaz muğlak. Yani çünkü mesela Civil War'daki şey sahnesini izlerken ben şeyi düşündüm. Tony'nin kafasını otoparktan şey atıyor. Araba. Doğru. Ama phase ediyor arabaları. İçeriden çıkartıyor yani, anladın mı? Şey düz telekinezi değil. Duvardan içinden bir şey açıyor. Duvardan çekiyor. Doğru öyleydi. Doğru, savurmuyor doğru. Da. Çünkü boş yerde durmuyor ki onlar. Otoparkın binanın içinde duruyorlar. Evet, içinden doğru. Dışarıya çıkartıyor. Bir de Vision'ın da mesela şeylerini, materyallerini açıp kapayabiliyor falan. Çünkü hadmini daraltıp aşağı şey yapıyor ya. Kütlesini sıkılaştırıp daha doğrusu aşağı giriyor. Evet. Yani şimdi hiç çok ucu açık. O yüzden. Ama Vision'ın da öyle bir yandan. O ikisinin zaten güçleri aşırı güçlü. Aşırı, o yüzden ama çok da aşırı güçlü göstermeyelim ki diğer ekibin altını sıçrasın. Evet. Yok ama şey olabilecek bir şey abi. Ben böyle mesela böyle atıyorum şeylere falan sinir olurdum mesela. Mesela Professor X'in işte ikinci filmde mi ne bütün AVM'yi donduruyordu ya.
bu kadar güçlü olmalarına gıcık kaparım ben. Yani normalde bunun bir menzili vardır. Hı-hı. Bir sayısı vardır. Şu kadar kişiyi anca yapabilecek kadar. Hani çok kasması gerekir falan. Mesela Scarlet Witch'te öyle bir ayak var yani. Gücünün sınırı yok gibi şimdilik. Ama işte hani cılkı çıkmadı henüz. Kafası yani şeyi yani iradesi zorlanıyor yani. Hani o sınırı ancak kendi iradesiyle var. O da yani, dediğin gibi öykü ne isterse onu yapacak tabii ki yani. Scarlet Witch'in bence karakter olarak en manalı olduğu yer kesinlikle Age of Ultron'u falan da geçti. Infinity War'daki Vision'la alakası şeyi de okey güzeldi. Hı-hı. Ama Civil War'du. Çünkü Civil War'da onu şey olarak kullandılar. Evet. Yani gerçekten yanlış yapıyor. Hatalı bir hareket yapıyor. Ve mesela Tony'deki şey gibi de değil. Tony'nin Ultron'u yaratmasından dolayı Sokovia'daki herkes geber diye vurgulamıyorlar çok fazla Tony'yi antipatik çıkarmamak için. Ama filmin asıl başlarındaki olayı Wanda neden oraya şey gibi patlar. Yanlış yaptı yani, hata yaptı ve insanlar öldü bu yüzden. Ve Wanda zaten dengesiz, zaten kötü olarak girdi falan filan. Bir anda hemen şey çok ilgincime gitmişti. Bir yandan Tony niye Wanda'yı hapise alıyor anlıyorsun. Ama bir yandan kaptan neden hayır tamam ama böyle olmaz yani. Böyle yaparsan siz villain'ı yaparsın kızı. Doğru. Onu da anlıyorsun. Orada çok ilginç bir mevkisi vardı. Doğru, doğru. Ve kuvvet kazandı çok. Yani aslında evet. Şeyde Age of Ultron'da biraz hakikaten Quicksilver'la turist gibilerdi falan böyle. Şeyin Civil War'u direkt onun üzerinden başlatmaları benim de yani bu karakteri önemsemeye başlar oldum ben. Ve havaalanı sahnesinde tam bir göt. Yani herkese sert vuruyor ve bir yandan da mesela Hawkeye'le Scarlett Johansson, Hawkeye'le Black Widow tatlı tatlı vuruşurlarken, şakalaşırlarken bu octopus mu? Hayır sonra gidip şey diyor, yavaş vuruyorsun. Hani sakınıyorsun yumruklarını diyor Hawkeye'a. Lan abi arkadaş dövüşüyoruz zaten yumruklarımızı sakınıyoruz. Olay bu o zaman. Yani. Bir de o yüzden sen gerçekliği de istiyorsun. Dikkat et. İşte o yüzden... Gerçek değiştirme yok ama. Spor yok hayır. Belki yine duvarı açtı falan. Doğru ama işte onu ne kadar... Anladım. Yani geçici yani. Yani Hasodem yapmaya kadir bir şey hale sokmadılar. Yok sokmadılar ama şey var yani. Sizce devam eder mi bu karakter mesela? Ya işte eder. Daha görürüz ya. Edebiliriz. Daha yeni girdi. İkincisi yani mi? Belki de ya şey gibi düşünün. Hani biraz örnek için bağışlayın. X-Men'deki ilk Dark Phoenix şeyi vardı ya. Aslında bastırdığı bir şeyler var. Onu bir açsa inanılmaz güçlü falan. Öyle bir şey var gibi şey var orada bir sanki. Değil mi? Sezinliyoruz şu anda. Yani MCU'da yarattıkları şeyde bile. Işte. Yani gücünü tam olarak anlamıyor çünkü hani sonuçta işte Mind Stone'dan gelmiş bir gücü var hani daha tam kontrol altında tutabiliyor mu? Ya tutabiliyor da en azından ne kadar maksimize edebilmiş onu bilmiyoruz ama yani nereye gidebilir hikaye olarak hep şey söyleniyordu bir ara fan teorisi olarak hani House of M'i X-Men'i MCU'ya sokmak için kullanacaklar. Ayrıca bak dizi gelecek diyor. Olmaz mı? Dizisi gelecek yani, ya. Beyaz perdeye taşımaz mısın? Önlerden bir tanesi Scarlet Witch'le Vision. WandaVision falan abi, diye. Abi şimdi bana beyaz perdeyi taşımazlar demeyin. Çünkü ben size 10 sene önce gelip deseydim ki abi Infinity War'u taşıyacaklarmış beyaz perdeye. Aynı şeyi bana derdiniz. Ben Infinity War'a inanırdım da Civil War'a inanmazdım. Ben Civil War'a ya da, çok şaşırmışım okay. Yani. Yok şeyi kutluyoruz diye söyle. House of M'i taşırlar mı? Taşımazlar bence. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Bence şimdi bakıyoruz. 10 sene sonraya bakamayız. Yani ama ismen olur da çok bambaşka bir şey. Yani şey Age of Ultron da öyleydi abi. Anladım. Age of Ultron ne alaka çizgi romandaki Civil şeyler. War bile öyle canım. Civil War yani. Civil War en azından Iron Man vs. Captain America var. Age of Ultron'un hiçbir ilgisi yok ya. Yani. Week of Ultron dediğimiz. Evet ya gerçekten. Küçük iptal. Peki Age of Ultron'un bir de ara kötüleri var. Bir tanesi Strucker. Bir çıkıyor gözüküyor falan. Diğer filmlerde doğru düzgün gözükmüyor. Ben... Ace of Shield'da mı gözüküyordu hatırlamıyorum ben. Ace of Shield'da bunun yardımcısı gözüküyor. Adı bana oğlu, geçiyor. Oğlu. Oğlu vardı karakterdi. Strucker. Bir şey evet. Death Strucker. Onu peşine düşüyorlar bizim yerine. Ben şeyi çok seviyorum abi. Age of Ultron'da bunu yapıyorlar. Civil War'da bunu yapıyorlar. Civil War'da da zaten yapmalarının karakterine işte Crossbones. İki filmin de başında bir sub-boss yeniyorlar ya. Evet evet aynen. O çok güzel tercih. Çünkü bir de şey, Joss Whedon'ın şey tercihini çok sevmiştim ben. Siz ilk Avengers filminde o muhteşem tek shot var ya hani zaten oradan geliyor atıyor buyurun sonra en sonunda Thor çakıyor vuruyor aynen, falan. Aynen. Sonra toplanıyorlar. Onun tamam abi siz ilk filmde ona coştunuz. Buyurun ben bununla açıyorum filmi. Bu sefer en başında verdim. Şimdi başka bir şeylerle konuşacağız artık falan. Alın siz alacağınızı rahatlayın ve devam edelim. Orada o yüzden Strucker çok güzeldi. Evet. Ama ben açıkçası yani Strucker deyince bunların işte 2. Dünya Savaşları'ndan kalma bir de bir arka planlı bir karakter. Şey olması da üzülmüştüm açıkçası. Şu espriyle açılış yapmasını. Evet arkadaşlar işte Avengers geliyor. Burayı sonuna kadar savunmamız lazım. Hadi siktir olup gidelim. Çok iyiydi. Çok hani iyi. Yani ben çok kepazelik bulmuştum. Bence ucuz, yani. Ucuz Vader şakası. Yiğitti. Ben güldüm yani. Biraz daha bir saygı duyalım ya şu kötüye. Kedi de neyidir?
Ya yok ya, bir sürü şakadan iyi Marvel evrenindeki ama bir sürü şakadan da çok kötü yani, o yüzden direkt Cevdet'in çatalı konuşmuyor şu an. Evet arkadaşlar, o da bizim easter egg'imiz. Neyse Cevdet gelince görüntüsünü koyar, bir de o filmde şeyi gördük. Ulysses Klaue'u gördük aslında. Ha, Age of Ultron'da. Doğru. Tatlı. Sonradan Black Panther'in villainlarından biri olarak uzun uzun izlemeye başardık ama Andy Serkis'i yarattık. Yani adam, ben öbür tarafa geçeyim. İlk defa Andy Serkis'i. Yaratık değil, insanoğlu olarak. Andy gördük. Küçük de orada rolü. Ama işte şey açısından bence gene hoştu. Yani ha, geldin mi? Tamam. Avengers dediğin. Andy Serkis açacağız. He, bir tane macerası yok. Bir sürü süper kötüyle uğraşıyorlar. Evet. Arada küçük işte... Yalan söylemeyin. Kontrol ettim. Çatal matal gözükmedi. Özellikle biz, baktım. Biz yalan... Siz hayal ettiniz. Yok. Kameraya söylüyorum. Kameraya. Onlar söylemiş ya. Uydurmayın. Ama alışıklar. Her seferinde görünür bu arada. Ondandır. Buyurun. Affedersiniz. Ya işte Andy Serkis. O da öyle gözüktü. Ne diyorduk öyle. Yani Ulysses Klaue'un Age of Ultron'daki sahnesi şey güzeldi. Scarlet Witch ve Quicksilver'ı kesinlikle ciddiye almaması güzel bir detaydı orada. Evet. Mesela şey çok güzel oynamıştı o yerde. Tamam siz okey, patronunuzu çağırın, ben onunla konuşacağım. Belli ki siz değilsiniz buradaki patron. Hani çünkü o karakterin işte aşağını sergiliyor yani. Okey, evet. Bu yıllardır silah camiasında falan. Biraz işte evren inşa etme adımı olduğunu hissettiriyordu fazla. Bir de görür görmez hepimiz dedik zaten ya, bu Black Panther'ın kötüsü aynen. Değil mi falan. Aynen, ki zaten filme saklandı filmde de. Evet. Filmde bence erken harcadılar. Yani döndüre döndüre ara ara kullanabilirlerdi. Evet, Black Panther'ı doğru kullanılmadı filmin kendisinde. Onun herhalde bugünkü şeyimizde yok Black Panther değil mi? Yok, bugün girmeyeceğiz. Bugün artık son bir gruba giriyoruz arkadaşlar. Grup dememin sebebi de şu. Thanos ve arkadaşları. İşte arkadaşları filmde Black çok Order az. Black Order diyorsun değil mi? Ya evet, onları bir hızlı hızlı geçelim isterseniz. Thanos'u sona bırakalım. Mesela... Black Order'dı sen abi, o çıkar zaten. Black Order, aynen. İşte Ebony Maw şu aşırı sakin sesi olup aşırı güçlü telekinetik özellikleri olan ve fakat bence biraz ucuz ölen, bilmiyorum yani. Hmm. Aslında şey bile, çizgi film, çizgi roman. Şu benziyor. Bu aynı Corvus işte. Blave yalnız. Aa, bu pardon. Ebony Maw değil. Affedersin. Şu beşli ya, çizgi roman aç. Şunu mu aç? Şunu. Peki hadi açtım. Ama burada bir tane film olmayan ekstra var. Bir üstü. Bir altı. Bir altı ya da bir üstü. Bir şan. Pardon. Şu. Şu mu? Görmüyorum. Aynen. Tamam abi. Bu çözer bizi. Tamam. Şimdi bunlar Black Order, Thanos'un grubu. Çizgi romanlarda elbette çok daha fazla işleniyor. Burada bir filmde gördük, hepsi de öldü bu arada. Evet, yazık yani. Oldu. Normalde şu Corvus Glaive'le, yani şu an sizin gördüğünüz görselde soldan ikinciyle sondan dördüncü evli falan. Ki o filmde de vardı yani, biri yaralanınca öbürü böyle bir vicdan yapıyordu falan, onu hissettirdiler. Bilen anladı yani. Vicdani. Ha, Hilal gelmiş. Ebony Maw. Selam Hilal. Şeyde, çizgi romanlarda çok daha enteresan bir karakter. Pek böyle bir gücümücü belli değil yani. Thanos'un diğer adamları hep ordulara generallik falan yapıyor. Ebony Maw daha böyle ajan gibi. Onu zaten Doctor Strange'i aslında şey yapsın diye salıyorlar çizgi romanda. Manipüle etsin, kontrol etsin diye. Çünkü Doctor Strange çizgi romanlarda aşırı aşırı çok daha güçlü bir tip. MCU'dakine nazaran. Yani çizgi romanda çok daha ilginç bir tipti. Burada da fena değil, bilmiyorum. Buradaki Ebony Maw'ı nasıl buldunuz? Kötü değildi canım. Yani Ebony Maw'ı şöyle buldum. Küstahlığı eğlenceliydi. Çünkü MCU'nun iki en küstah karakterine karşı oynattılar ya onu. Doğru. Yani oradaki şey dinamiği güzeldi mesela. Şey, keçi sakalı kardeşlere karşı. Evet, aynen. Yani ukala biraderler. O şeye çok hoş... Bak tek detay öyle. Bütün Black Order'la alakalı sevdiğim iki detay var. İki cool an çünkü bunlar. Birincisi, cool değil de komik daha ziyade. Tony Stark böyle bır 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 konuşurken büyücü bu senin adına mı konuşuyor diye komple hani hiç ciddiye almadı ya. O şu bakımdan güzel bir andı. Ha yani Sorcerer Supreme olmanın galaktik, kozmik bir önemi var. Hmm. Hani o Iron Man olmanın, biliyor yani. Evet, Iron Man olmanın kozmik bir önemi yok. Evet. Ama Sorcerer Supreme muhatap aldı. Hani güzel, doğru. O güzel bir andı. Şey, güzel bir evren inşası. Aynen öyle. Evet, evet. Doctor Strange için de ilerisi için güzel bir detay oluyor çünkü. ikinci Black Order'ın ilgili anında işte mızrağı fırlattılar da kaptan tuttu. Hani o da kaptanın sahnesi. O evet. Yani ama birini mızrağı fırlatması gerekiyordu yani. Müzik. Evet. Giriş. Ya. Yani böyle güzel andan biri ya. Tüylerim böyle kalktı orada. Anında diken diken oldu yani. Ya niye Chris Evans'a? Düşünüyorum şu an yine bak tüylerim. Biz niye Chris Evans'a aşığız? Yani böyle gerçekten. Abi ben bunu çok düşündüm. Yani çünkü sürü ben de. Buyurun lütfen. Abi Amerikan şeyi miyiz biz? Amerikan kuklası mı? Hayır, tam tersi işte. Bence bir
Yok, buyurun. Ben demeyeceğim. Okay. Ben biraz Amerikan hayranlığı vardır ama tamam. Şeyi çok abi bak bu rolü oynamak çok zor. Çünkü yanlış uca gidersen çok cheesy çıkarsın. Evet. Çok böyle vatan millet Amerika falan ama bak Chris Evans'ın bir şeyi var abi göz çevresinde. Bir anda bir bakışı var. O Kaptan Amerika bakışı anladınız mı onu? Hani yani şüpheci. Doğru olanın ne olduğunu biliyorum, yapmak istiyorum ama yaparken hani seni üzeceğim ama ben yapacağım yani o bakışı anladın mı? Hani o hüzünlü doğru. O böyle bir naiflik var içinde bir şey var ve her zaman o gözünün arkasında o cılız çocuğu görebiliyorsun falan. Yani çok iyi oynuyor Chris Evans. Chris Evans satmasa tutmaz o rolü. Chris Evans çok iyi satıyor konusunda sana %100 katılıyorum. Arttırıyorum. Senaryoda da çok güzel bir setup kurmuşlardı bize daha ilk filmden. Ben çok severim onu. Yani Kaptan Amerika deyince hatta böyle kendi kendime lame Kaptan Amerika'ya gideceğim diye düşünüp sonra filmin de aynı şekilde düşünenler için özel olarak tasarlandığını görünce çok mutlu olmuştum. Hakikaten böyle gidiyorsun. Hakikaten Amerikan propagandaları başlıyor ama lame. Sonra Kaptan Amerika da bunun farkında. Herkes farkında falan. Sonra esas konunun aslında milletin değil insanlığın kendisi olduğunu anlayan Kaptan Amerika'nın maceranı izleyince tüyler diken diken olmuştu. Çünkü ben severim öyle iyi karakterleri. Bence hep o gözlerdeki bakış bile o setup'tan kaynaklanan bir sonuç diye arttırmak istiyorum. Var mı Black Order'a eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Kaptan konuşacağız. Küçük Kaptan Amerika. Evet özür dilerim. Kaptan Amerika'yı harcadım yani. Burada ama daha yani konuşuruz. Yani üstüne bilirim. Kolu kopuyor. Çok böyle inanılmaz etkileyici bir şey yok. Hakikaten Ebony Maw dışında başka bir numarası olan şeyler, bir ekip görmedik. Evet, Corvus Glaive ile Midnight Proximo mu ne? Onlar biraz kaynadı. Black Dwarf kaynamadı. O zaten ayı. İşte çam yarması ayı tip gibiydi. Onu şey yaptılar. Burada Black Dwarf'u kim seslendirmiş falan diye bugün araştırıyorduk. Kimse seslendirmemiş abi. Repliği bile yok. Konuşmuyor zaten. Evet. Hırlayan mırlayan bir CGI'miş kendisi. Yani şey... Thanos'un da böyle adamları var tabii. Köşesi. Çok yani bence filmin en zayıf halkaları bunlardı yani. Thanos'a geçmeden önce bir tane daha listemde varmış. Thanos'u konuşacağız ama... Bir de Infinity War'da eklenen Peter Dinklage vardı arkadaşlar. Bu kadroya eklemişim bunu da Thanos kadrosuna. Aitrey falan. Neydi öyle bir şey? Aitrey. Cüce. He cüc. Yani... Bu tabi cüceyi şeydir. O değil, o değil. Karakter cüce yani. Peter Dinklage'i kastetmiş. İkinci. Şu bak. Ha o da olur. Tamam bu. Ha okey. Şeyde. Tabii. Baltayı yeniden yapan adam. Tabii evet, yani. Cüceyi deveden. Cüce, evet dev cücelerin temsilcisi olarak karşımıza çıktı. Bir daha da görmeyiz herhalde bu karakteri bilmiyorum. Güzel Thor bir sahneydi. Thor filmleri de gelmeyecek başka. Belki hani. Guardians uğrar oraya ama zannetmiyorum. Peter Dinklage'e iş çıkar mı başka? Hem X-Men'de oynadı. Thor X-Men'de de oynadı. Yani evet. Tamam boş ver o zaman. Thanos'a direkt geçelim. Yani işte güzel bir Black Smith abi. Bence yani evren yani açısından... Biraz Thor'da konuşulabilir bir şey daha yani. Ya, Thor'da da değil canım. Burada vardı işte. Yani Infinity War'da vardı zaten. Ya. Sadece orada vardı. Thor'la alakalı tabii, bir sahneydi. Sinematik olarak. Bence evrene ayrı bir katkısı oldu. Böyle de bir ırk varmış. Bunlar da Black Smith'miş falan filan gibi. Bence güzel bir sahneydi. Benim hoşuma gitmişti yani. Galatasaray'da böyle değildi. İyice böyle orada işte Thor'un da böyle zorlandığı falan filan anlar. Hoşuma biraz gitti. Thor'un şakalar olduğu için biraz tadım kaçıyordu o sahnelerde bana ama buralara böyle sözüm ben yok. Ben biraz şeye şaşırmıştım bu herifi görünce. Yani ulan Infinity War zaten milyar tane karakterle bocalıyorsun. Bir de hiç beklemediğimiz yepyeni bir karakterle sokuşturmuş olmalarını. Yani şey bulmuştum, iddialı bulmuştum ama evet altından kalktılar yani öyle gereksiz durmuyormuş. Çünkü ayrı. Çünkü karakteri ayrı. Tanıtmadılar ki. Yani gerek yok. Doğru. Oradaki istasyonu tanıttılar yani burada işte büyük silahlar yapılıyor. Thanos geldi buranın ağzına sıçtı gitti. Bir tek ben kaldım. Hani yarısını yani... öldürüyordu milleti bu arada. Ha, eldiven yapılmış bir yandan burada bir falan filan. Böyle İki kişi mi derdi yoksa falan. Ha bu abiyi Endgame'de bir daha görebiliriz. Falan. Ha belki bir başka bir silah. Bir şey daha yaptırırlar aynen. Ya da cüceleri böyle jenerik gösterirler. Cüce halkı ne olmuştu falan. Hani bu böyle en ünlü durur falan. Ne bileyim. Evet. Evet gelelim Thanos'a. Sevgili Infinity War'un yıldızı. Marvel'ın yani geçen sene en azından en meşhur ikonu. Bakalım Endgame'de bu şeyi devam edecek mi? Yoğunluğu devam edecek mi? Bence ya. Asıl şu bak aha o. Burada Fortnite'dan koydun abi fotoğrafı ya. Ayıptır filan. Ben onu görmedim Fortnite. Thanos'un Fortnite fotoğrafını koydun ya. Bu arada arkadaşlar. Ben Fortnite oynamadığım için evet. Fortnite olduğunu anlamadım. Kusura bakmayın. Bu arada Thanos'un
ilk gözüktüğü zamandan sonra gözüktüğü zaman biraz mordan fümeye kaçtığını fark etmişsiniz. Tabii tabii canım. CGI çok Guardians'ta da bayağı gerçekten patlıcan renginde. Tabii bir de kötü kötü CGI böyle. Guardians'da yine iyi. Avengers 1'in sonunda mordan çenesinde 4 tane çizgi var yani hatırlarsanız. Bir anda adama yaş mı gelmiş? Arkadaşlar 10 sene az buz bir zaman değil bu teknolojiler için yani. Bir de kasmamışlar abi o zaman. Bariz bir şekilde kasmamışlar. Age of Empires 1 demo scene gibiydi abi ya. Çok kötüydü. O kadar da kötü değil kötü, bence ben. Kötüydü. Peki size bir soru sormak istiyorum. Bu çok konuşuldu geçen sene ve biz pek konuşmadık aslında bu kanalda. Thanos iyi mi kötü mü mevzu? Thanos haklıydı. Meselesinde ne düşünüyorsunuz? Haksızdı abi. Yani, evet şey geldik esas konuya şundan çıkalım. Ama şu kadar basit bunun cevabı. Söyleyeceğim. Niye insanlığın ve şeyin yarısını yok edeceğini bir o kadar daha kaynak üretmiyor. Cevabım var mı da biliyor musun? Hadi duyalım. Buyurun. Güzel hatta cevap. Bununla ilgili Balkon Muhabbet diye bir podcast çekmiştim. Çünkü o zaman da zaten aklımdaydı. Infinity War'dan sonra. Ben çünkü şeye benzetiyorum. Watchmen'in finalini spoiler edeceğim kusura bakmayın. Çizgi romanların. Ama zaten siz biliyorsunuz. Watchmen'in finalinde Ozymandias bir uzaylı tehdidi uyduruyor. Filmde bu Dr. Manhattan. Kitaplarda bir tane rando yaratık. Bu uzaylı tehdidi gördükten sonra işte büyük bir saldırı olduktan sonra dünya bir araya gelecek de o uzaylı tehdidine karşı dik durmak adına birbirler arasındaki gereksiz konflikti bırakacaklar diye, tamam mı? Hep bizim küçüklükten yaptığımız bir şeydi bu arada, reveal etmiş bir şeydi o. Hiç öyle düşündün mü? Nasıl? Hani biz ancak bir uzaylılar gelirse birleşiriz kafası vardır ya böyle. Ya onu reveal etmiş olmasıydı. Watchmen'de o keyif tadı almıştım ben. Tabii bu ama zaten doğru da bir çıkarım. Sadece çizgi... Okey onu bir ara konuşuruz. Bence okay. Filmdeki versiyon daha iyiydi garip bir şekilde. Ama... Adam Moore şu an sana tükürecek gelip bu ofise. Adam Moore tükürmek için bahane arıyor zaten. O sebep vermeme gerek yok yani. Ama usuz dedi. Canım yok. Ama o bu işte Thanos mevzusunda kaynakları double etse o kaynaklar yine biter. Fazla üreriz yine eksik gelmeye başlar. Ama bir noktadan sonra ben şeyi düşündüm. Yani yanımda mesela şu an biz yapıyoruz muhabbetimizi. Siz gittiniz dust oldunuz bir anda. Bundan sonra Cevdet'le benim yaşayacağım hayat farklı bir hayat abi. Yani sen olaya çok daha şey yaklaştın. Evet yani böyle hani bunu fuzuliyi tartışmak yerine başımıza gelseydi ne olurdu? Böyle düşünce daha mantıklı geliyor insanlara. Yani konflikte ama... ben artık mesela bir daha kimseyle kavga etmem lan siz yanımdan dust olup gitseniz, anladın mı? Yani... Ama bana şunu açıklaman lazım önce. Şimdi bu eldivendeki bütün o yüzükler şöyle yaptığımda ne kadar ileri gidebiliyorum? Gücümün sınırları ne? Belli ki iradeni dünyaya geçirebiliyorsun yani o... Tamam. O zaman şöyle düşünce. Diyorum. Tamam. O zaman niye bakış açısını yani solcu gibi düşünmüyor adam? Bakış açısını değiştirsin o zaman. Abi işte bunu biraz insanların şey... bakış açısını yani, değişsin yani. Bunu biraz şöyle. Anladın mı? Yani daha kökten niye çözmüyor? Ben şöyle yorumluyorum. Çünkü sosyopat. Evet okay. Evet. Aynen. Karakteri yüzünden. Yani sonuçta şöyle bir esprisi var ki böyle senin dileğini yerine getiren süper güçler söz konusu olunca hep çizgi romanlardan aldığım bir dersi vereceğim size. Kişinin iradesi çok rol oynamaya başlar. Yani öyle ben Allah kadar güçlüyüm, istediğimi yaparım gibi olmuyor bu tarz karakterler zaten. Thanos buna taktığı için senelerce bunun için çalışmış etmiş. Yani çünkü Infinity taşlarına kafayı takmadan önce fiziksel olarak gidip uğraşıyor. Evet. Ordusuyla evet. Gidiyor gezegen gezip halkın yarısını biliyorsun, kesiyor bilmem ne filan falan. Sosyopat cevabı da haksıza geçiriyor benim kafamda. İşte bu zaten kadar. Villain yani abi bir zahmet. tabii. Yani sen ki... burada haklı mıydı haksız mıydı ne diyorsun? Yani abi şöyle günün sonunda tabii ki haksız. Hı. Ama Thanos'un motivasyonunun hepimize bir yerde mantıklı gelmesinin bir sebebi var. Abi derinliği orada zaten evet, işin. Ona hiçbir itirazım yok. İşte şey yapmadan yani evet bir çözüm bulmaya çalışıyor diye yani insanlık demeyelim. Yani aslında hani insanlık alegorisi olarak bütün canlıları diyelim. Ona bir çözüm bulmaya çalışıyor diye. İşte Ultron demiyoruz, Whiplash çok... demiyoruz. Ama işte bu çok işte tek... Adam rejimi tarzı bir çözüm oldu. Hayır. Ama rejim adam değil. Rejim açılmıyor. Herif şey oldu, bak, çiftçi oldu sonunda. Evet yani. Abi, Thanos'u evet. Sempatik yapan şeylerden bir tanesi replik o replikti. Ne yapacaksın bittiği zaman? Asacağım zırhımı ve oturup minnettar bir evrenin üzerine güneşin doğuşunu izleyeceğim ve literally bunu yapıyor. Gidip oturuyor. Müzik ne güzel oradaki ya. Evet. Peki ben şöyle... Ona hiç yani adama şey demiyorum ben. Salt kötü değil zaten yani adam böyle hani dünyayla geçireyim tek adam olayım falan. Hiç öyle dert değil. Elemele geçirme peşinde değil. Peki bir şey soracağım. Şöyle bir mantıksızlığı yok mu bu gene de planın? Yani ben de şu anda gıcıklığına bozuyorum. Farkındayım ama yani biraz şunu düşünme denemiyorum abi. Bütün yani amacın nüfusu yarıya indirip kaynakları daha kullanılabilir yani daha yetsin etkin kullanmak etkin. Falan ya.
Abi bütün canlıları yarıya indirdiğine göre en önemli kaynak olan besin kaynağını da yarıya indirmiş olmuyor musun? Yani bitkilerde canlı sayıyor muyuz? Tabii. Valla yani sayıyor muyuz? Ama bak, ilişkiden bitki, ağaç görmedik. Bak, bitki ağaç detayını duymadık ama şu detayı açıkladı Russolar. Yani biz şey demek istedik. İnek hayvanları biz. Evet, bütün hayvanları, mikropları falan yani. Yani bütün hani bütün canlıları, sadece insanları değil dediler. O tek hücreliler de gittiyse ama daha büyük problemler de var ortada zaten. İşte evet, yani bitkiler falan da gittiyse yani yemek de yarıya indi, gene bir şey değişmemiş ama gibi olmuş oldu yani. Bir metal, bir fosil yakıtlar duruyor. Bence yani ağaçlar mağaçlar gitmemiş. Gitmedi. Hayvanlardır yani. İnek minek diye sormuştur. Net onlar da yarıya inmiştir demiş. Yo, bence odur, bence onu da ciddi, o bak. İneklerin yarısı gittiyse sen çok haklısın. Yani düz haklısın, çok salak çünkü o zaman. Yani anladın mı? Hani dünyadaki karbon salınımı azalmış olacak abi bir yandan da. Dünyanın en büyük karbon salınımı üreten abi, şey dünya inek. Abi değil ki mesele bir tek ama. Tabii yani, doğru düzgün evren. Sen hala anlamadın mı? Evet, mesele yani, dünya değil ki. Tarla ne yiyorlar onu bilmek lazım. Ya evet ya, bütün hayvanlar gittiyse ne, abi yok. Hayvan meselesinden de çıkalım bence. Orada yani ben Rusçaların üzerine yazıyorum ve diyorum ki hayır hayvanlar ölmedi yani. Ya bitkiler bile ölmediyse kurtarırız canım. Yani. Şöyle bir şey görmedik sonuçta. Keşke görsek. Görmedik ama örümcek adamı gördük. Ya. Bir çiftlikte böyle inekleri çekelim, ondan sonra posta onları dust edelim. Yaparım. Ya. Hemen getirin yaparım. Yapar After Effects. 30 bin tutorial izler. 2 güne çıkarır burada biz gibi. Sanki Avengers sahnesi izliyormuşsun gibi yapar. Abi şöyle bak. Koyunlar var, tamam mı? Meğliyorlar falan. İşte yarısı gidiyor. Koyunlar böyle korkuyor. Yapıyorlar filan. Aa diyorlar. Acaba çoban gitti mi? Çoban gitti mi? Geliyor orada. Acaba yapıyorlar. Allah bizim için hiçbir şey değişmedi deyip yemeye devam ediyor. Ama tamam. Evet, dramatik komplör geldi. İki tane at var. Biri gidiyor, diğeri sikimde değil. Yalnız koyunun başından çoban giderse arada bir zelifi oraya girmeden olmaz. Ben biraz Josh Brolin'i övmek istiyorum. Josh Brolin yani sağ olsun bu ara her şeyde oynayan adamlardan evet. Biri de Josh Brolin. Düğün'da geliyor biliyorsun değil mi? Tabii. İzledin mi onu Düğün'den görüntüsü? Ben bir şey çok sevmiyorum. Yok Düğün severim, kitabını severim de Deniz Villeneuve'yi de coşuyorum ama şeyi söylemek istiyorum. Josh Brolin'in çoğu filmini sevmem. Çoğu oyunculuk performansını da kabız bulurum. Ben de bir oyuncu Cable'da bence. Da çok kabızdı bence. Evet. Cable düz adamdı canım. Çok düzdü ama. Cable o kadar düz değil bence. Olmamalıydı. Yani daha doğrusu yazılan yapışmış. Cable da öyle düz değildi o kadar. Çok böyle tek ama Thanos. Ya Thanos da başka bir şey vardı ya. Başka performans. Ama abi itiraf edelim. Zaten Thanos dediğin şey Josh Brolin'den ibaret değil tabii ki. Hayır. Çok ciddi böyle bir CGI. Ama yani günün sonunda konuştuğu mimiği vesairesi adamdan motion capture evet, ne benim mesela olsun. Thanos'la ilgili şöyle yani ne kadarı CGI ne kadarı şey bilmiyorum ama günün sonunda göz bebekleri bence yani akılları varsa minimize CGI bırakmışlar göz bebeklerini çünkü sen bilgisayarla yaptığın gözden o ruhani efekti veremezsin çünkü göz başka bir şey ya abi. Yani gözün sen hareketlerini mimik edebilirsin ama yani hiç ölü gözü gördüğünüzü bilmiyorum. Yani ölü bir insanın gözüyle canlı bir insanın gözü arasında çok fark var. Yani çünkü başka bir şey var orada, o çok belli. O yüzden ben Josh Brolin'i övmeye %100 şeyden başlıyorum abi. Yani Gamora'yı atmaya karar verdiği sahne. Evet üf. O ya. Sahne, o sahnede oğlum kararı verirken bir de hatırlıyor musun? Şuradaydı kamera. Yani kesinlikle şuraya girdi ve orada karar verdi ve karar verirken canı yandı, düşündü, acı çekti ve orada ben dedim ki Josh Brolin ne kadar param varsa al ya. Yani ne istiyorsun benden al yani. Bir anda kalbim gitti gerçekten. Ya işte şeyi işin tekniğini sen söyleyince içim canlandırdım. Evet çok iyi bir sahne çünkü. İşin tekniğini bilmediğim için şeyi bilemiyorum abi ben tabii. Yani tamam Josh Brolin oynamış, kaydetmişlerdir de sonra belki CGI operatörleri de aa dur şurada kaşı oynamış. Burayı düzelsin ki daha dramatik olsun. Bu tarz kararlar vermiş. Kesinlikle. Kesinlikle vermişlerdir de zaten. Yani çünkü şey çok belli lan. Russolar da onu diyorlar zaten. Yani önce Thanos'un CGI olarak oturacağını bilmek zorundaydık bu filme yapmadan önce yani. Evet. Anladın mı? Çünkü Thanos'un CGI çalışmazsa film çalışmaz evet. Tespitini yapmışlar. Aa bak. Yıllar önce Star Wars Episode 2'nin DVD ekstralarını izlerken işte George Lucas diyor ki şeye CGI grubuna. Bu Yoda'yı yapabilecek misiniz güzel diyor. Sondaki ışık hızlı dövüşü falan için var ya. Yani Yoda'yı CGI dandik olursa böyle ortalıkta zıplayan boktan bir kurbağaya benzerse hani hiç olmaz bu iş diyor aynen. Yani ve haklı yani. Çünkü hakikaten sondaki dövüş sahnesi şeyle dukuyla kepaze bir şey de olabilirdi. Evet.
O günden beri hani CGI karakterle ciddi bir performans izleme olayı işte buraya taşınmış oldu artık. Ama motion capture değil değil mi o? Bayağı düz dijital. Yok yani. Yok ya da full dijital. Tabii zaten boyutsuz bir şey. Doğru haklısın. Bunda biraz o farklı bir teknoloji yani artık belki yani ama. Yani burada motion capture artı bunu çok mükemmel kullanılmış yani. Ama zaten dökülen bütçe ortada. Bir zahmet zaten çıksın. Yani herife bence bilmiyorum mesela şeyi hiç düşünmemiştim bakın bunu. Ne bileyim Oscar filan en iyi oyuncu Oscar vermeyi düşünmüşlerdir belki ama lan bu tam işte oyunculuk değil. Hani o yüzden ciddiye böyle bir Oscar olsa falan. İlk goluma vermezseniz şey yaparım keserim yani. Bak zaten o mesele Andy Serkis'e çıkmıştı çünkü Andy Serkis'i teknik olarak aday göstermediler. Aynen. Tam bu sebepten. Hatta uzun zamandır akademide bir motion capture performansı hani kategorisi olacak. Açalım. Hmm. Bence olacak. Hayır hiç gerek yok. Bence şimdi yani Gary Oldman Winston Churchill oynadı diye ödül verdiler mi? Onun rolü ne kadarı, makyaj ne kadarı geri doğru oldu? Doğru söylüyorsun. Aynı şey abi. Aynı şey. Bu da dijital makyaj. Ne dijital farklı? Makyaj. Ha, aynı şey de mi olsun diyorsun? Hayır, hayır. En iyi oyuncu kadarı olsun. En iyi oyuncu kadarı görürsün. Ya da yardımcı oyuncu falan. Ama işte şey, insanlar şeye bakamıyorlar abi daha. Yani okey olur belki senin dediğin gibi. Şuna bakamıyorlar. Ne olursa olsun. Mesela Gollum yaşamaya veya mecbursun. Thanos. Çok özür dilerim bunu söylemek zorundayız. Tamam. İkisi şey karakter yani. Fictional karakter ve o kadar da ciddiye alınmıyorlar. Yani bir Daniel Day-Lewis muamelesi görmeyecekler doğru, gibi ama bu da bir zaten bakış şey. Var. Bu yani bakışa yanlış diyebiliriz de şu anda bu bakış var diye olmayacak. Ama o bakış da vardı. Heath Ledger'ın Joker'i yine Oscar aldı. Yani onun aşılmayacak duvar değil bunlar. Yani performans. Ya ölümünün çok aşıyor. Büyük etkisi var onlara. Ama ben o itiraz ediyorum Oscar. Bence süper oynadı herif. Ama ölmeseydi alır mıydı soru işareti yok, diyorum. Ama yani sonuçta yine de aldı. Yani günün sonunda o yani aşılmışsa diyorsun. Aynen. Anladım. Ya bir de yok, bence kesinlikle normal oyunculuk o. Yani belki bence de ödemek lazım. Evet. Yani 2000'lerin başındaki teknolojinin haliyle değildi. O haliyle çünkü çok CGI olabilir anladın mı? Hani gerçekten. Gollum çünkü o devrim Gollum değil mi oradaki miladımız Gollum. Doğru. Yani, motion capture. Net. Doğru. Evet. Motion capture performansı. Ve Andy Serkis yani. Ve Andy zaten Andy Serkis sektör lideri burada yani. Aynen. Şöyle yani. Adam motion capture açtı. Bu işi lideri. Teknik olarak iyi olması bir yana yani motion capture kullanarak kayda değer uzun büyük bir karakter yaratmak ve onunla hani onda hani şizofrenik sahneler vardı falan filan. Bunlara çok tav olmuş. Tabii o abi o zaten oyunculuk 102 falan bu arada hani onunla şey yaptığımızda hani 101 de demedim. Şey sahnesi işte ne denir ona? Bir şey denirdi unuttum böyle. Kendi kendiyle şey yaptı. Smegol tabii o hani bir da. Kızgın bir yüzleşme sahnesi falan o şeydir yani. Jekyll and Hyde sahnesidir. Doğru. Yani. Oyunculuk dersi gibi sahne. Işte zaten onu satabildikten sonra zaten şimdi kendi şirketi var. Şirketlere motion capture performans falan veriyor. Yani Serkis onu miladı açtı. Benim bildiğim kadarıyla Age of Ultron'da ilk defa sette oyuncu çünkü yani şöyle Andy Serkis'in de çekimleri Andy Serkis onu yapıyor, oynuyor. Ondan başka sonra yerde. Çıkıyor, kamera arkasından konuşuyor. Kim var öncesinde? Kim? Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. O da öyle oynuyor. Ama evet doğru ama motion capture değil o. Suratı yok. Değil. Tabii. Üzerine yediriyor. Bedeni. Gözlüklü falan hıyar bir şey giyiyor. Hatta tam bedeni bile değil. Aynen. Sadece şöyle, o full CGI olabilir. Hı-hı. Çünkü karakter yani Ahmet Best evet. Aktör orada. İyi bence sadece orada şey olarak yani oyuncular kime baksın gibi. Olabilir. Yani. Doğru. Takip için duruyorlar orada. Evet. Aslında tam şey o. Çünkü benim, tracking için duruyorlar. Bravo. Işık falan. Benim bildiğim kadarıyla Gollum'u çekerlerken Andy Serkis geliyor, oynuyor, tamam mı? Andy Serkis'in hareketlerini falan zaten bir genel olarak ışık nerede duracak, hani blocking nerede olacak, hani çekiyorlar. Oyuncular birlikte sonra Andy Serkis çıkıyor, buralar boşluğa konuşuyor. Hı-hı. Andy Serkis dışarıdan sufle veriyor, kendi repliklerini Hı-hı. okuyor daha doğrusu. Ondan sonra bir de Andy Serkis yeşil kutunun içinde çekiyor. Evet. Yok, ilk James Spader geliyor böyle işte. Age of Ultron bayağı James Spader içeride. Yani James Spader'ı normal çekiyorlar ve kamera öyle de bir artık şey oluşturmuşlar ki direkt olarak kabaca bir Ultron rendere alıyor evet. arkada. O yüzden Joss Whedon direkt Ultron'u görebiliyor. Kabacasın tabii çok böyle blok. Ya işin hikayesi şey gibi sanki bakın oyun camiasında falan vardı bu motion capture hikayesi. Ama o topları hatırlayın. Toplar büyüktü. Hmm. Bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi. Sonra o toplar küçülmeye başladı. Evet. Çok küçülüyor. Bütün suratı yani, aynen. İşte yani. O algı muhabbeti. Aynen. Yani eskiden surata diye 4 top ayırıyorlardı. Şimdi 100 top ayırıyorlar. Bir de tabii onun o şey olabilecek. 2 tane buraya işte ışıklı kamera daha koyuyorlar. Bütün o şeyleri okuyabilsin diye. Yani teknoloji falan belki yani. Çok değişmedi ama buna yani aynı teknolojiye hem masrafı düştü hem argesi arttı gibi bir şey render yani. Vesaire çünkü, süreleri çok hızlandı. Tabii hızlandı. İçin işte
orada burada görüyor. Ondan sonra çok daha rahat ilerliyor. Temel aynı temel yani. Bayağıdır da oyun dünyasından yapılan bir şeydi bu aslında. Tabii tabii. Ama işte bunu real time sette yapmak da oyun... Tabii. Ya, oyunculuk gibi kasmak bunu evet, yani tekrarlık evet. seviyesinde. Şu an teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bence net oyunculuk ve oyunculuk Josh Brolin'in çok büyük payı var bu performans içerisinde. Ama daha da önemli bir pay yani Russo biraderlerin yani ben Russoları gerçekten yani buna bak bu kadar övmemize rağmen yeterli övmediğimizi düşünüyorum. Çünkü şey kararı inanılmaz doğru bir karar ya. Hayır bu film Thanos'un başına gelenlerin filmi. Hmm. Bak diğer karakterlerin hepsi bir şeyleri kovalıyor ama Thanos'un başına yani Thanos itiyor hikayeyi anladın mı? Thanos yola çıkıyor, ben Infinity Stone'ları toplayacağım ve minnettar bir evrene güneş doğarken oturacağım. Onun yolculuğunu izliyoruz. Onun Lord of the Rings'inin tamamlaması. Bu karar o kadar boss bir karar ki yani çünkü... Helal olsun. Bir yere kadar, bak şeyi çok söylemişlerdi ona, röportajda ben çok hayran olmuş o dediklerine. Dediler ki eğer Thor kafasına vursaydı baltayı, film Thor'un filmiydi. Vurmadı. Thanos'un filmi olarak bitti. Orada ben dedim ki oha ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Ağzınızı yerim ben gerçekten. Çünkü Thor'un o kafaya vurmasının sebebi yani çünkü yani intikam için suratına konuşmak istiyor ya. Yani o şey yani gördün mü yendim mi seni demek hata. İçin. Evet, evet. Thanos'un öyle bir hatası yok filmde yani evet, anladın doğru. mı? Ki Gamora'yı atması zaten o. Yani insani hiçbir hatadan şey yapmış. Öyle olunca da bir yani film çok şey oluyor, bütün oluyor bir anda anladın mı? Thanos'un macerası oluyor yani. İşte adamın elinde şöyle bir avantaj var yani bu tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıktı bilmiyorum ama iki filme ayırmak kararı kesinleşince şunu yapabilmiş herifler, okey. Hadi ilk filmi kötülere kazandı. Evet abi. Ve çok güzel olmuş. Evet. Yani çok uzun bir öyküyü ortasından ikiye bölmek gibi de olabilir. Çok muhteşem bir karar bu ya. Evet. Ama ve çok işte... bence yani bu üniversiteden beklemediğimiz bir karar olduğu için hepimiz bu filmin sonunu işte. İzlerken... Beklemeliydik ama ne biliyor musun? Ben de beklemiyordum. Sonra geriye dönük olarak bugün Civil War'u, geçen gün Civil War'u izledim ve Civil War'u izlerken fark ettim. Civil War'un sonunda da kötüler kazanıyor abi. Zemo kazanıyor. Tabii yani filmde çok ulaşıyor. Avengers'ı dağıtmış oluyor. Avengers'ı dağıtmış oluyor. Bu kadar. O da Russo filmi bu arada. Evet ve bir diğer Russo filmi olan Winter Soldier'da da kötüler çok yani kötü değil. Hydra'yı dağıtıyor eyvallah. Shield'la beraber. Ama Shield'da gidiyor. Beraber gidiyor. Doğru. Ya, o da çok müthiş bitmiyor yani iyi çocuklar için bir yandan. Russo'lar iyi ki girmiş bu evet abi yani. Gerçekten. Abi işte ama bu hep şey ya bunu tabii Infinity War'dan beri söyledik. Şimdi bu filmde kötüler kazanıyor olması ve eventually iyilerin kazanacağını düşünmemiz bizim için şöyle bir soru işaretleri taşıyor. İkinci film çok mu boktan olacak acaba? Çünkü yani... Yani inşallah olmayacak. Tabii inşa ettikleri o güzel şeyi... işte abi. Ya şöyle falan... Işte seyir taşıyla zamanda geriye gittik. Toparladık oraları gibi. Çizdi biterse... Fedakarlık yok. Hadi bir iki karakter öldü falan. Diye de bir korkum hala var. Abi gerçi hoş hiç spoiler almamama rağmen... insanlar muazzam deyip duruyor... Spoil alanlar ama bilmiyorum. Şazam'a da muazzam diyorlar çıkmadan önce. O çıkmadan önce belli sadece muazzam diyecekleri izletiyorlar bence bu filmde. Evet evet yani bence de yani. Fokus grup muazzam diyeceksiniz diye çıkartıyorlar. Ben onu de bile ben de yani en azından 2 hafta önce 3 hafta önce izleyen fokus grupları geç boş ver. Biz yani film çıktıktan sonraki eleştirilerin anlamı ve önemi var. Ya tabii biz izledikten sonra bir gün önemi 2 gün önce çıkan muhabbetler ya, biraz daha dinlenilebilir oluyor. Şundan korkuyorum. Günün sonunda bizi dinleyin yani. Infinity War'un Infinity War Endgame'den daha yukarıda kalabilir yani. Bundan korkuyorum. Hayır ben sana çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Endgame'in üzerinde şöyle bir yük var. Endgame eğer iyi bir film olmazsa Infinity War'u da harcarım ben kafamda. Ya harcarsın ama çünkü... aldığın keyif olarak düşün. Yo ben izlerken. Hayır abi ben çünkü sinema salonundan çıktım. Çünkü ben sinema salonundan bak snap olana kadar Infinity War'da ben bayıyordum abi. Çünkü şunu Red Skull nereden girdi? Bu Corvus bunlar ne oluyor burada? Yani falan bir sürü itirazım vardı filme anladın mı? Yani tam şey yapamamıştım. Soul Stone'da ne yapıyorsun sen orada? Niye onu şey ettin falan? Tam böyle ekşiyordum. Güçlerine gidiyor. Güçlü olduğunu hatırladın mı diyeceksin? Hayır ekşiyordum snap oldu. Kazandı herif yani. Anladım. Anladın mı? Hani bir anda snap oldu. İmamoğlu kazandı. Tam öyle mi? Dengi bu mu lan Thanos'ta kazanması? Beklenmedik son. Beklenmedik senin kafasın Avengers AKP aynı şey mi abi? Hayır. Beklenmedik olması işte. Okey. Yok yani hayır şu. Snap'im. Snap beklemiyordum. Evet ben. Beklemiyorduk. Bir de Snap'im müthiş çekti. Ve ben böyle herkes yavaş yavaş toz olurken tokat dedim. Unuttum. Bütün itirazlarımı unuttum filme. Bir kaldım. Aa falan. Sinema sonunda böyle çıktım.
Böyle metroya gidiyorum, bakıyorum şöyle salak gibiyim yani. Ambal oldum ya, hepimiz olduk. Red Wedding'le aynı şeyi hissettim. Red Wedding'de de aynısı olmuştu. Doğru. Aynı frekansta. Ama aynı Red Wedding gibi. Bak ben Red Wedding'i de şu an iyi hatırlamıyorum. Çünkü sonunda ciklet gibi uzadı Game of Thrones ve benim yani diziden bahsediyorum. Benim kafamda kıymeti azalarak bittiği için Red Wedding'de zamanında yaşadığım güzel bir anı oldu. Ama burada direkt hemen sonrası. Anladın mı? Ve o zaman bir, şansı yok tabii. Yani çünkü bir de Snap oldu, bitti. Snap'in sonuçlarıyla ilgilenme film var elimizde. Şimdi Snap'in sonuçlarıyla iyi ilgilenirsen ben Snap'i çok iyi hatırlayacağım. Kötü ilgilenirsen bir anda ha dediğin gibi kakara kikiri cikletten cehri çıktılar olursa o zaman Snap'te sen beni kandırmak için yaptığın 15 dakikalık bir şaka. Evet, o zaman ben bundan Şamalayan çok korkuyorum yani. Yapmaya başlayacağım ya, ben. Hoş bir haftamız kaldı ama çok korkuyorum bundan. Şöyle bir gösterge var elimizde. Film 3 saat 2 dakika bir şey. Belli ki birçok şeye kıyamadılar ve belli ki film şey bir film. Öyle tek yalın bir öyküden ibaret olmayacak gibi. Yani atıyorum birkaç bir şey deneyip tekrar mı unutacaklar ne bileyim. Snap sonrası dünyayı çok uzun mu gösterecekler? Bir de onu da ben izlemek istiyorum ya uzun. Snap sonrası dünyayı bir doymak istiyorum yani. Yani şeyi çünkü bir sene falan geçmiş olacak gibi sanki değil mi? Bunu sanki tabii, aşağı yukarı almıştık artık. Yani fragmanda en azından bir şey var. Yani apokaliptik bir durum kesin var evet. Yani evet. Çünkü üzerinden en azından ya, o yüzden böyle hani işte evet tabii ki dandik dundik çıkabilir ama böyle yedire yedire işlenmiş bir şeyle karşılaşma ihtimalimizi ya ben tahmin daha şey çok istemiyorum yani. Abi bir de 60 tane karakterle mi ne sen o filmi kotardı. Şimdi yarıya değindi o sayı. Hani rahat rahat kotarman lazım bak bu soruda. Şey de var ya bir de o dünyada hep onu düşünüyorum mesela şu mantıkla yaklaşıyorlar. Abi şimdi böyle biz dünya için konuşuyorum. İşte ne bileyim giden uçağın pilotu da ölmüş olabilir. Giden trenin işte giden otobüsün. Zaten hani her şeyi düşünüyor. Helikopter tabii, aynen. Tabii. Ve o yüzden böyle şey yapacağımız evren böyle o kadar hazır ki. Tabii. Yani çok böyle şey alacağım onu ben. İstekli ve hevesle içime alacağım o her şeyi. Lütfen yanlış yorumlamayın hemen. Şakacı çocuklar. Klip zamanı arkadaşlar. Evet, evet. Ve yani o ya böyle hani geekliğin böyle doruk noktasını yaşayacağız anladın mı? Böyle titreye titreye böyle işte orgazm olacağız. Ya da böyle usual sex olacak yani. Usual yani sex bir şey diyeceğim. İçime abi, alıyorum geçmiş. Deyince yanlış anlamayın deyip orgazm olacağız diye bitirmeye cümleyi. Bir de sex ile bağlayarak. Cedik metafor nerede bitti? Bence metafor yoktu. Bence hiçbir yönetim filmle ilgili başka planları var abi. Bir şey söyleyeceğim. Getirin makarayı. Yani getirin DVD'yi. Bir şey söyleyeceğim. Seks yaptığınızda aldığınız keyifle Avengers'tan almıyorsanız geekliğinizi sorgulayın. Abi, Avengers'tan ben 10 kat daha çok zevk alıyorum. Bazı sekslerden daha az keyif aldığımı itiraf edebilirim ya. Okey yani. Bazı. Yani işte ne bileyim yani Scarlett Johansson geldi ama diyor. Neyse bunu sonra yaparız. Yok kimse. 12 oldu mu saatte olmak üzere. Neredeyse. Olmak üzere. Hadi kurta dönüşmeden yavaş yavaş. Arkadaşlar valla 1,5-2 saatte toparlarız diye ben şey yapmıştım ama. Ben size dedim uzun sürecek. Evet yok Yiğit Can'ı da özlemişiz yani onunla sohbet etmeyi de özlemişiz. Ama yani ben sohbete doymadım. Fakat sanırım siz doysun kara topraklar. Evet, doysun. 4 saatlik yayın. Bizim de muhabbetimizi doymayan... Kusura bakma ağzımda konuşuyorum. Muhabbetimizi doymayanlar varsa yarın hep beraber bu kadro. Aa doğru. Dedeler borcum var. Dedeler kadrosu olarak. Dedeler kadro. Bir de Barış Kralioğlu olacak aramızda. Ben sunacağım. CT artı Barış Kralioğlu. Hem de... Kuzenlere karşı. Bu bir şey değil mi? Bilmeyenler için nerede izleyeceğiz onu falan da söyleyelim. Tamam ağzımı boşaltsın. Evet. Saat 9'da mı? 9.30'da. 9.30. Turgut'un Twitch kanalında. Sayın Mondlar, o Twitch kanalının reklamını da burada hemen linkinde falan atarsanız çok sevinirim. Bu arada bu sana yalan borcum mu var tarihinin ilki olacak değil mi? 2 artı 2. Yani 2. Bununla da gururluyuz yani. Aynen. Aynen. Yine pikleriz. Her neyse evet. Avengers Endgame muhabbetleri devam edecek dedik arkadaşlar. Pazar akşamı tekrar, salı akşamı tekrar daha konuşacağımız bunun iki katı kadar daha karakter var. MCU'da Marvel şeylerinden adapte edilmiş. Onları konuşup onların üzerinden filmleri ve genel MCU macerasını konuşuyoruz. Bizi izlemeye devam edersiniz pazar günü falan. Yarın da işte sana yalan borcum mu var? Aynen geç oldu. Ben sunuculuk becerilerimi artık yitirdiğim bir saatteyim şu an. Oldu zaten konuşmaya başladık. Evet.
Aynen Marvel şeyini konuştuğumuz videoların devamı gelecek. Bunları söylemiş miydim? Hep aynı yere dönüyor duruyor değil mi? Yiğitcan'la çenemiz düştü. İşte falan. Hiç artık ya şeyle ilgisi yok. Deadpool da güzel filmdi. Evet ya, bu arada yani onları falan da konuşmaya çalışacak olsak ne ölürüz işte. Ben kapatayım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarın şeyde Turgut Uçun kanalında Sana Yalan Borcu Mu Vardı? Herkes bitti. Pazar yeni sekizde bu muhabbetin öbür devamı başka görüşürüz. Karakterleri şey yani yapmayı da unutmayın bu arada. Siz de kapatın yani aynen. Evet, güzel kapatsın. Hadi bay bay. Hadi iyi geceler yeter. Gidin biraz Fortnite mi?